siyasi boyutu konuşuyoruz. Yargılanma hakkını da göz önüne tutmak lazım. Burada net bir başarımız var. Terör nereden gelirse gelsin. Hepsine karşı. Efendim iyi akşamlar. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına hoş geldiniz. Referanduma 13 gün kaldı. Dolayısıyla da referandumla ilgili birçok başlık konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Biz de bu akşam konuşacağız, tartışacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin madde madde anayasa değişikliğini, referandum mitinglerini ve tartışmalı gündem başlıklarını ilk bölümde AK Parti'den değerli bir isimle Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ünke Tosar'la konuşacağız. Sayın Otar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizden sonra da bazı konuklarım olacak. Onları da anons etmek isterim. Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hayır diyor ama neden hayır diyor? Farklı platformlarda anlattı. Bu akşam benim de sorularımı yanıtlayacaklar. Anayasa değişikliğine hangi gerekçelerle karşı çıkıyorlar soracağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ikinci bölümde konuğum olacak. Diğer yandan FETÖ ile ilgili de firari isimlerden Adil Öksüz ilk kez gıyabında yargılanmaya başlandı. Öte yandan medya ayağı davası ile ilgili gelişmeler de devam ediyor. 15 Temmuz ve FETÖ yargılamaları sürerken iddianamelerden çarpıcı başlıkları da konuşacağız. Üçüncü bölümde de güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, gazeteciler Ferhat Ünlü ve Nedim Şener konuğum olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, ona yanıt verdi. Çünkü bugün Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak nitelendirdi. Bununla ilgili argümanlarını da ortaya koydu. Başbakan da yazıklar olsun diye çıkıştı. Tüm bunları ve kuşkusuz ana gündemimiz referandum ve anayasa değişikliği süreci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği ile ilgili birçok merak edilen başlığı konuşacağız. Sayın Ünke Tosar'la başlıyoruz hemen. Büyük Türkiye için kararımız evet, evet, evet. Biz bu anayasa değişikliğine niye karşı çıkıyoruz? Demokrasi için karşı çıkıyoruz. Bekası için elbette Türkiye için evet. Tek vatan için evet diyoruz. Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nükhet Otar'la başlayacağız. Sayın Otar aynı zamanda ARGE bölümünün de sorumlusu ve stratejileri yürüten ekipten de aynı zamanda. Dolayısıyla kamuoyundan da nasıl mesajlar alıyorsunuz, buna göre nasıl stratejiler üretiyorsunuz? Son iki haftada önemli kuşkusuz. Evet. Onları da soracağım size. Ama izninizle bugün Sayın Kılıçdaroğlu medya temsilcileriyle bir araya geldi, gazetecilerle bir araya geldi ve 15 Temmuz ile ilgili darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi olduğunu iddia etti ve elimizde bununla ilgili dosyalar var dedi. Ne dersiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına? Vallahi biz biraz böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun peşine takılınca yapacaklarımızı anlatamıyoruz ama bunlara da cevap vermeyince doğrusunu çok bilemeyen ya da duyamayan vatandaşlarımızın aklında yanlış bilgiler kalabilir kaygısıyla da cevaplamak istiyoruz. Hı hı. Yani her gün yeni bir inciyle karşılaşıyoruz. Bugün de bu vardı. Birincisi çok vahim bir olaydan, yani 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, hatta ülke işgal girişimi gibi ülke için çok riskli bir şeyden, 250'ye yakın şehidimizden, 2000'den fazla gazimizden bahsediyoruz. Evet. Böyle bir olaydan bahsediyoruz. Böyle bir olaydan bahsederken işte kontrollü darbeydi vesaire şeklinde bu olayı hafifletmeye kalkmak ya da başka yerlere çekmek. Yani şu Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırlarında yaşayan aslında hiç kimseye yakışmaz. Ana muhalefete hiç yakışmaz. Kaldı ki bu kadar önemli bir konuda bir bilginiz, belgeniz varsa bugüne kadar niye beklediniz? Hadi diyelim bugün geçti elinize. Beklemeyin yani 16 Temmuz'a, 16 Nisan'a kadar bir an evvel paylaşın derim. Argümanları var deniyor. Argümanlarından bir tek benim duydum. Hani 9'da darbe olur mu falan gibi bir yaklaşım vardı. Hı hı. Hani saat kaçta yapılsaydı madem böyle bir öngörüsü var. Dolayısıyla biz yani gerçekten çok ciddiye almıyor ama vahim buluyorum bu yönüyle. Elinde bununla ilgili bir dosya olduğunu söylüyor. Varsa, bu dosyayı açıklayacak mı açıklamayacak mı bilmiyoruz. Biz açıklamasını öneriyoruz. Bir an evvel hiç bekletmesin. Bugün geç, bakın diyorum ki 15 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar neden sustunuz varsa böyle bir dosyanız? Hı hı. Varsayalım o dosya bugün geçti eline. O zaman bugün açıklayın.
Niye bekliyorsunuz? Yani bizim önerimiz bu. Öte yandan darbe girişiminin siyasi ayağı hep çok konuşuluyor Sayın Otar. İşte hem yargıda, işte TSK'da, birçok yerde, kamuda bununla ilgili ciddi anlamda işte ihraçlar oluyor. Fakat siyasi ayağı ile ilgili hep merak edilen işte Yurtasur Konseyi kimlerden oluşuyordu siyasi ayağı? Bu sorunun yanıtını size göre Türkiye alabildi mi 15 Temmuz'dan bu yana? Öte yandan Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti içerisinde iktidar da sözü tam olarak öyle 120-180 baylokçu olduğu iddiasında bulunuyor. Araştırdınız mı ve nasıl sonuçlara ulaştınız? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? AK Parti olarak 17-25 Aralık olaylarını bir milat kabul ettik bu anlamda biliyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra bizim parti olarak yaptığımız kongrelerde ve seçimlerde ya olabildiğince bildiğimiz kadarı tüm delillere ve belgelere dayalı olarak FETÖ ile alakalı olduğunu düşündüğümüz kişilere zaten bu yeni oluşumlarda yer vermedik. Dolayısıyla şu an için AK Parti'nin içinde bu kadar büyük sayılarda FETÖ ile alakalı kişiler olduğunu söylemek çok mümkün değil zaten. Hani doğru değili bırakalım, mümkün değil. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Eğer bu konuda bir liste varsa bunu paylaşmaktan niye çekinir ya da ilgili kurumlara niye vermez Sayın Kılıçdaroğlu? Biz AK Parti yapılanması içinde FETÖ ile direkt bağlantılı, bilgili, belgeli bir kişi olduğunu düşünmüyoruz. Ama şu anki düşüncemiz bir saat sonra bir bilgi belge çıkar, bunun gereği yapılır. Yani biz hiçbir zaman bu konuyla ilgili çalışmalarımız sonlandı. Artık şu noktadan sonra bu konuda hiçbir şey yapılmayacak hiçbir zaman demedik. Milli İstihbarat Teşkilatı ile bilgi belge paylaşımı oluyor mu partinize? Bununla ilgili bilgiler, belgeler istendi mi, geldi ya mi? Mutlaka çünkü geliyor gidiyor ama hani bunlar böyle kamuoyunun önünde konuşulacak şeyler değildir. Mutlaka ki yani biz de çok büyük bir şey yaşadık yani her açıdan. Çok vahim bir şeyi atlattık. Yani aziz milletimizin bu duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla böyle bir şey atlattık. Dolayısıyla biz bu konuda hiçbir şeyi şansa bırakmayız. Mutlaka bilgisi, belgesi varsa gereği de yapılır. Çünkü çok çok önemsediğimiz, çok dikkate aldığımız bir husus. Hı hı. Ve şu anda hala bu konuyla en üst düzeyde mücadele etmeye çalışan, eden tek grubuz zaten. Peki Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hala bunları konuşuyor ve tartışıyor ama arkasından Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında biraz yolu açmasıyla beraber başkanlık meselesi, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu kez halkın önüne geldi. Evet. Peki 15 Temmuz'la bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi arasında zaman zaman ben sizden de temsilcileri ağırlıyorum ve bir bağ kuruyorlar. Nasıl bir bağ var ve neden peki özellikle 15 Temmuz'dan sonra Sayın Devlet Bahçeli de bunu sık sık dile getiriyor. Niçin Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyacı var? Neden ihtiyacı var? Şimdi bu bir anayasa değişikliği sonucu ortaya çıkan bir konu biliyorsunuz. Evet. Şu anda mevcut partilerin hepsinin seçim çalışmalarında, seçim bildirgelerinde anayasa değişikliği vardır mutlaka. Evet. Çünkü işte bir darbe anayasası var malumunuz. Bunu değiştirmek her partinin bir vaadidir. Biz bunu her zaman yapmak istedik. İşte geçmişte kurulan uzlaşma komisyonunda 60 tane madde geçti. Hı hı. Hadi bunu meclisten de geçirelim, kanunlaştıralım dediğimizde anayasa maddelere dönüştürelim. Partiler gelmedi. Bizim de tek başımıza sayımız yetmediği için bugüne kadar bu değişikliği yapamadık. Ama geldiğimiz noktada Sayın Bahçeli ülkenin artık özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu turistlere karşı açık olmaması adına bir duruş sergiledi. Bu partiler üstü bir mesele dedi, memleket meselesi dedi. Ben destek vereceğim, ortak bir anayasa değişiklik paketi geçirebiliriz dedi. Ve yine işte komisyon, sonra genel kurul süreci ve geldiğimiz noktada referandum sürecine gelmiş olduk. Yani Sayın Bahçeli de bence daha hızlı, daha çabuk karar alabilen, daha güçlü, halkın iradesinin yönetime daha çok yansıdığı bir model olarak gördü. Öyle inandı ki destek verdi diye düşünüyoruz. Peki siz de ARGE'nin başındasınız. Daha önce zaman zaman da zannediyorum çalışma araştırmalar, ki AK Parti bu konuda çok titiz ve dikkatli. Araştırmalar, saha araştırmaları çok sık yapıyorsunuz. 15 Temmuz'dan önce aslında başkanlık meselesine, daha doğrusu böyle bir sistem değişikliğine işte herkesin sıcak bakmadığı ile ilgili ciddi anlamda işte herkes birçok araştırma şirketi ortaya koyuyordu. Fakat 15 Temmuz'dan sonra değişen ne oldu? Siz sahada ne görüyorsunuz ve ARGE yaptığınız ARGE çalışmalarında nelerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Ne görüyorsunuz sahada? Şimdi tabii 15 Temmuz dediğim gibi bir milat gibi düşünülebilir. Yani daha önceki askeri darbelerden de çok farklı bir şeydi. Onun için
Ya 15 Temmuz'dan sonra biz ülkemizi bekleyen riskleri daha net görebildik. Yani nedir bunlar? İşte bir 7 Haziran süreci yaşandı. Evet. Sonra 1 Kasım yaşandı. 7 Haziran sürecinde tekrar ülkenin bir koalisyon denemesi içine girmesiyle, yani işverenlerden tutun da tüm meslek odalarına, STK'lara, hatta uluslararası platformdaki ilgili kişi ve kuruluşlara kadar herkes de bir tedirginlik üst düzeye çıktı. Yani ülkemizin ekonomisinin o güne kadar kazanımlarının riske girme tehlikesini gördük. O halde bizim bundan sonra seçimlerle, yani zamanından önce yapılan seçimlerle, koalisyonlarla, işte defalarca güven oyu alamayan, kurulamayan hükümetlerle uğraşma gibi bir gereğimiz olmasın. Daha hızlı işleyen bir sistem olsun diye bir çalışma başlatıldı. Zaten 2007 sürecinden itibaren başlayan böyle bir değişiklik ihtiyacı, işte Cumhurbaşkanı halkımız seçiyor biliyorsunuz. Evet. Değişiklik ihtiyacı bu geldiğimiz noktada artık kaçınılmaz hale geldi ve MHP'nin desteğiyle de bu maddeleri oluşturduk. Yani bunun altında sadece parlamenter bu var. Sistemle bu adımlar atılamıyor muydu? Yani orada nasıl bir sıkıntı vardı ki sistem değişikliğine gitme ihtiyacı duyuldu? Şimdi parlamenter sistem bazı iyileştirmeler yapılabilir. Tabii ki yapılabilir sistem. Fakat şöyle, o zaman Cumhurbaşkanı'yla çok iyi anlaşan bir başbakan ya da başbakanla çok iyi anlaşan bir cumhurbaşkanını garanti etmiş olmanız gerekir ömür boyu. Her zaman için bu sistem olduğu sürece. Çünkü çift başlılığın oldu. Aşağı yukarı aynı yetkilerde birbirini tıkayabilecek iki yetkiye sahip kişinin olduğu bir ortamda sistemin iyi işlemesi sadece ve sadece o iki kişinin uyumlu olmasına bağlı bu sistemde. Yoksa parlamenter sistem daha da güçlendirilmiş olarak bizim referandum önerisindeki maddelerimiz de zaten var. Ama çift başlılığı ortadan kaldırmak adına böyle bir sistem değişikliği gerekiyordu. Bu amaçla önerildi. Çift başlılıkla ilgili başka şeyleri sorduktan sonra içeriye girecektim ama çift başlılık diye siz hatırlatınca şimdi bu sistem değişikliğinde hayata geçtikten sonra çünkü herkes şunu öngörüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın da işte meclis çoğunluğunun da aynı partiden olacağını öngörüyor. Fakat Cumhurbaşkanı başka bir partiden, meclis de başka bir çoğunluğu başka bir partiden olursa yine burada bir çift başlılık olarak adlandırılıyor ama yani sistemin tıkanma olasılığı yok mu Sayın Otar baktığınızda? Yine mutlaka orada. Ki var. Evet. Çünkü iki ayrı sistem var ama bu iki ayrı sistemin birlikte uzlaşma ve uzlaşma kültürünü de kökleştirme adına getirilmiş olan çeken balans sistemi var. Yani taraflar birbirine en tıkandıkları noktada seçime götürebiliyorlar. Birisi gidince öbürsü de gitmek zorunda. Kaldı ki burada Cumhurbaşkanı'nın topu topu iki dönem hakkı var. Mecliste de insanlar aday olabildiği, seçilebildiği sürece sonsuz kere hakkı var. Onun için Cumhurbaşkanı'nın aslında burada fedakarlığı söz konusu. Yani biz bunu vatandaşa anlatırken şöyle diyoruz. Özetle böyle. Fesih demiyorsunuz. En genel şey. Fesih zaten demiyoruz. Fesih çünkü bir şeyi ortadan kaldırmaktır. Yani meclisimiz kalkmıyor ki. Gazi meclisimiz ilelebet yaşayacak inşallah. Orada seçim yenileme söz konusu. Ama biz bunu halka anlatırken gerçekten çok samimi olarak şunu diyoruz. Yani bu noktada bize aslında teşekkür edilmesi lazım. Yani böyle akla hayale gelmez. Uçuk kaçık yalanlarla, yanlışlarla bu yıpratılmaya çalışılacağına, yani bu, şu anda zaten sınırsız sorumlu yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı var. Onunla uyumlu çalışan çok iyi bir başbakanımız var. Zaten tek başına iktidarız. Eğer bu böyle giderse zaten inşallah bir dahaki seçimlerde yine böyle olacak gibi görünüyor. Bütün bunlar söz konusuyken biz kendimizi niye böyle zora sokalım, riske atalım? Peki, izninizle... Bunun için bu noktada, bu geldiğimiz noktada bunun aslında bir fedakarlık oldu. Şu mevcut sistemin olası risklerini öngörerek bunları ortadan kaldırmaya ve kişiye bağlı olmaktan çıkarıp sistemi güçlendirmeye yönelik bir öneri olduğunu, paketin bu olduğunu bu şekilde anlattığımız zaman zaten o yalan yanlış algılardan arındırıldığında net tablo ortaya çıkmış oluyor. Peki aslında meclisi feshetmek değil de o sırada milletvekili, daha doğrusu yenilemek değil de milletvekillerinin, o anda orada görev yapan milletvekillerinin aslında iptal edilmiyor mu? Sonuçta meclis tabii ki. Seçime gidilince. Seçime gidiliyor. Bir daha aday olup seçilen gene gelir. Yani bu bir haktır. Şimdi bu hak ellerinden alınmıyor ki. Evet, 1961 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme yetkisi. 1982 Anayasası'nda yine Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme yetkisi bazı şartlara bağlı. İşte bu şartları işte
1961 Anayasası işte 18 ay içinde iki kez Bakanlar Kurulu'nun düşürülmesi ve onun ardından üçüncü kez güvensizlik oyu vermesiyle birlikte devam ediyor şartlar. Keza 82 Anayasası'nda da bu da bazı şartlara bağlanmış durumda. Ama bu kez işte eleştiri noktalarından biri meclisin bu kararı alabilmesi için 301 sayısını bulması gerekiyor. Fakat Cumhurbaşkanı'na bir sınırlama getirilmiyor eleştirisi var. Ne dersiniz bu eleştiriye? Yani çok gerekli gördüğü hususlarda olağanüstü hal veya işte bir tehlike, bir ekonomik kriz. Yani mutlaka ki bir cumhurbaşkanı zaten topu topu iki döneminden birisini götürmüş olacak bir ikincisini de riske atmış bir mecliste seçim yenileme kararını alması için yani normal şartlarda düşündüğümüz yani bu Sayın Cumhurbaşkanımız isme yazılı da değil biliyorsunuz buradaki maddeler. Hı. O değil de başka öyle bir olduğunu bile düşünsek yani öyle algılanıyor tabii doğaldır çünkü yani Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve genel başkanlığı döneminde başlatılan bir süreçtir bu anayasa değişikliği çalışmaları süreci. Şimdi de zaten inşallah 16 Nisan sonrasındaki evetlerin çıkmasıyla bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçim süreci geldiğinde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Dolayısıyla da halkın böyle algılaması çok da doğaldır. Ama, işte, bir başkasının adaylığına da engel değildir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olur, çıkar çalışır ona hiçbir engel yok. Yani hatta biz bundan mutlu oluruz. Ama işte bazı anayasadaki bazı son işte yapılan 18 değişiklikte bazı noktaların çok net bir şekilde ifade edilmediği için işte bunların ileride Sayın Erdoğan'dan bağımsız olarak bunu söylediklerini ifşa ediyorlar. Sayın Erdoğan'la çünkü ondan sonra bu sistemin kimler tarafından yönetileceği Türkiye'nin kimler tarafından yönetileceğini bilmiyoruz çünkü diyorlar. Dolayısıyla net bir şekilde ortaya konmamasının ileride ciddi sakıncalar doğurabileceği endişesini yaşıyorlar Sayın Otar. Ne dersiniz o endişeyi yaşayan? Eminim size soruyorlardır tabii sahadan ki, da. Tabii ki. Sorular onun için geliyordu. Zaten geliyor. Evet. Şöyle şimdi bu sistem değişmesi aynı kalsa bile Sayın Cumhurbaşkanı süresi dolduğunda kimlerin aday olacağı ve seçileceği şu anda belli değil. O anda da belli olmayacak. Dolayısıyla bugün hiç kimse oturup da yani işte 5 yıl sonra şu olacak. Ondan sonraki 5 yıl sonra bu olacak diye bir liste hazırlayıp bunu bir de noterde tasdikletemez. Yani böyle bir şey yok. Onun için bu sistemde devam etse değilse de zaten kimin cumhurbaşkanı olacağına dair bir netlik olamaz. Zaten sistemin özü de kişiye bağlı olmaktan çıkarıp bir sistemi yerleştirmek. Yani kişilerin %50 artı bir oy alarak seçilme şartının olduğu bir ortamda o %50 artı bir oyu alabilmek için mutlaka halkın gönlüne giren, halkın içinde olan, halkın yararına ve ülkenin çıkarları doğrultusunda çalışan birisi olması lazım. Bizim milletimiz seçimlerde böyle altın tartar gibi oy kullanır aslında. O kadar güzel ince ayar yapar ki yani bunu hepimiz yaşadık biliyoruz geçmişte de günümüzde de. Dolayısıyla yani demokrasiyi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kapsamında düşünüyorsak eğer o zaman da millete diyeceğiz ki buyurunuz adaylar bunlardır. Siz hangisini uygun görüyorsanız seçin. Yani zaten demokrasinin bundan daha iyi tezahür edebileceği yeryüzünde başka bir model biz bulamadık. Peki. Ha bunların eksiği olur, fazlası olur, ayrı yani hep söylüyoruz ya bu maddeler ayet değil, kul yapımı değişebilir, eklenebilir, bazı sıkıntılar oluşabilir. Bunların hepsi düzeltilir ama biz daha bütünü görmeden, güzelliğini görmeden, risklere karşı gelen yanlarını öncelemeden hemen ya şurası olmazsa bu olmazsa ya 10 yıl sonra kim olacak acaba? Buralardan gidersek çok bir yere varamayız. Çok gerçekçi de olmaz zaten. Peki ARGE sorumlusu olarak özellikle AK Parti tabanı içerisinde hayır verenlerin olacağını düşünüyor musunuz? Ya da bunun ne kadar oranda olacağını düşünüyorsunuz? Ya da şöyle sorayım hala kafası karışık olan AK Parti seçmeni var mı? Ve onlar size yaptığınız araştırmalarda hangi soruları soruyorlar? Hangi sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz? Yani biz kafası karışıklıktan dolayı kararsız olan bir kesim olduğunu biliyoruz. İçinde mutlaka partilerimiz de vardır. Yani oranı çok çok azdır ama olabilir. Bizim toplantılarda da bizim teşkilat mensuplarımız bazen bize ya işte vatandaş da şöyle diyor deyince yani aslında onun kafasında da olduğunu anlıyoruz. Örneğin hangi sorularla karşı karşıya yani kalıyorsunuz? Burada işte
demin dediğim gibi özellikle bizim kesim, yani Sayın Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacağı çok fazla soruyorlar. Ona da aynı şeyi söylüyoruz. Yani hepimiz faniyiz. Bu zaten isme bağlı olmaktan çıkarılmak için getirilen bir sistemdir. Halkımız kimi uygun görürse onu seçecektir, o olacaktır diyoruz. Bir dönem bu meclisteki 600'e çıkarılan vekil kısmıyla 50 vekil artışıyla ilgili epeyce bir sorular geldi. Şimdi oturdu. Onu şöyle diyoruz. Bakın 1900 şurada, hatta bende bir tablo olacak. 1900 şurada. Gösterelim 1957'de biz 57'de bizim meclisteki vekil sayımız 602'ymiş. Yani 95'e geldiğimizde de 450 olan vekilimiz 550'ye çıkarılmış 95'te. Bugün nüfusumuz 80 milyon ve buna 50 vekil artırmak aslında temsilde adaleti sağlamaktır. Bir de bakın şurada israf Avrupa, olacağı eleştirisini getiriyor. Onu hemen söyleyeceğim. Evet. Şurada da Avrupa Birliği ülkelerinde bir milletvekili başına düşen seçmen sayıları var. Bakın Türkiye'de 143 bin. Almanya'da 123, Hollanda 75, İspanya 75, Fransa 72, Polonya 62, İtalya 63 gibi giderek azalıyor. Yani bir milletvekilini seçen seçmen sayısı en fazla Türkiye'de. Yani bu Türkiye bu gelişmiş ülkelerden birisi değil mi, ya da olmasın peki mı? Peki neden 600'e çıkarsıldı? 600'e çıkarılma gerekçesi ne? Yani bunu nasıl ya anlatıyorsunuz? Ya şöyle, 630'a çıkarsaydık niye 600 olmadı denebilirdi? 590 deseniz niye işte 595? Ya 600 burada. Bunu biz oransal bir dağıtılım, milletvekillerine yani nüfus artışına göre. Seçim rüşveti ya da seçim şeyi olarak algılayanlar. Yani ben milletvekilliğinin böyle bir rüşvetle anılmasını hiç hoş karşılamıyorum. O geçmişte belki koalisyon dönemlerinde olmuştu. Onu bile çok örnek vermek istemiyorum. Milletvekili pazarlığı vesaire şeklinde, biliyorsun. Onları bile yakıştırmıyorum ama bir vaka olarak gerçekleşti bunlar. İsraf olacağı noktasına geldiğimizde, yani bugün CHP'nin bir katip üyesi 2 milyon. Eski parayla 2 trilyon lira haberleşme masrafı verdi. Yani meclise 2 trilyon para ödetti sadece haberleşme masrafı olarak. Yani bu tür israflar olmazsa vekillerimizin kolaylıkla karşılığını, yani koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıkıntı olmaz. 600 vekil özellikle işte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra ne olacak gibi, bu özellikle bu iki soruyla mı karşı karşıya kalıyorsunuz tabanınıza? Bunlar soruldu bu şekilde anlatınca tabii ki, yani özellikle temsilde adaletin sağlanması noktasında çok güzel bir karşılık buluyor. Onun dışında 18 yaş konusunda hep biz de bir o hata yaptık. Belki bir 18 yaş, bu 18 değil, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ve 25'ini doldurmamış yaş gruplarını ilgilendiren ve yaklaşık 7,5 milyon seçmeni ilgilendiren, gencimizi ilgilendiren bir hak verilmesi. Zaten bu kişiler seçebiliyorlar. Zor olan da seçmektir. Mesele orada seçebilene aslında seçilebilirsin de demek. Anayasa değişikliğinin 3. maddesi, anayasanın 76. maddesinde değişiklik yapılıyor. Bu aslında seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz ettiği nokta, 18 yaşındaki milletvekillerinin askerlikten muaf olacağı yönünde. Bu yönde bir eleştiri getirildi. Yani eleştirinin Cumhuriyet çerçevesi Halk o aslında. Cumhuriyet Halk Partisi direkt erkek olacağını düşündüğü için bu yaş grubunun bir kere askerlikten başlıyor. Belki kadın olacak, yani orada biz nüfusun yarısını yok varsayıyoruz. O elde bir zaten çok büyük bir şey. Bakın şurada da yine dünya parlamentolarında seçilme yaşı. En gelişmiş ülkelerde 18, diğer en gelişmişlerde 21. Yani biz niye bunun dışında kalalım? Bak, Almanya, Avusturya, Çin, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Macaristan, Norveç, Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, İspanya hepsinde 18. Diğerleri de 21. Zaten biz seçilme yaşını... Buna dediğim gibi itiraz yok ama askerlikten muafiyet meselesi niçin o gerçekleşti? Ona nasıl bir açıklamanız var? Şimdi şöyle var? Bazı kamu görevlerinde biliyorsunuz o kamu görevini yapmış olmak askerlikten muafiyeti getiriyor. Bu da o kapsamda düşünülecektir. Zaten uyum yasaları çıkmadığı için şu anda net bir şey söyleyemiyoruz o konuda. Çünkü 18 yaşında vekillik yapan kişi işte diyelim vekil olarak seçildi. 18 değil, 18-25 yaş 25. arasındaki gruba tanınmış bir hak. Bu 18 olur, 24 olur, 34 olur. Diyelim ki 18.
18 oldu. Evet, 5 sene sonra oldu. 23 aynen. olacak. Askerliğe evet. gidebilir aslında. Muafiyet getirmek. Bir dönem daha seçilebilir. Hı. Yani hani onu bilemiyoruz ki. Onu şu andan öngöremiyoruz ama bir ya da iki kişi olacaktır. Şu anki öngörümüze göre konuşuyoruz. Evet. Bu da kamu hizmeti yapan bazı mesleklerde askerlik yapılmış gibi olduğu için askerlikten muaf olabilir. Bu yaş grubumuzda bir genç kızımızda zaten askerlik söz konusu olmayacaktır. Hı hı. Dolayısıyla gençlerimizi böyle şeylerle hevesini kırmak hiç doğru değil. Hı hı. Ve 18 yaş grubundan seçilme hakkı, hukuku, ihtimali neyse bence 28, 38, 48, 58, 68'de de aynıdır. Yani peki. burada kota konmuyor bu yaş grubundan şu kadar olacak diye. Sayın Otar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün Ankara mitinginde bunu net bir şekilde ifade etti ama daha önce farklı söylemleri vardı aslında. Milletin iradesi bizim için en saygın noktadır. Evet diyen ne kadar saygınsa, hayır diyen de o kadar saygındır dedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı öncesinde daha farklı bir aslında argüman ortaya koyuyordu, tez ortaya koyuyordu. Hayır diyenler teröristtir algısı toplumda neden oluştu? Niçin özellikle bu argüman güçlü bir şekilde karşılık buldu ve tepki oluştu ona karşı? Şöyle buldu. Stratejinin içinde yer alan biri olarak siz mesela bunu duyduğunuzda bir rahatsızlık hissettiniz mi? Hayır, zaten biz de belki biraz o konuda şey davrandık. Yani böyle anlaşılmaz diye davrandık ve söylemlerimiz hep hayır diyen grupları direkt işaret ederek başladı. Yani dedik ki işte dağdaki elikanlı terörist çekim yapıyor, hayır verin diye sosyal medyada paylaşıyor. İşte FETÖ hayır, Avrupa Birliği ülkeleri hayır. Bunlar hayır verdiği için hani sizin hayır vermeniz ne derece doğrudur gibi belki başladık. Orada bir yanlışlık oldu veya orada yanlış bir algı oluştu. Yani bunun doğrusu şu. Kimin evet ya da kimin hayır dediğine bakar mı sandığa giden? Yani tabii işte, ki bak işte o ama biz ona dikkat çekmek zorundayız. Yani burada ben bu maddeleri okudum, içime sinmedi, sevmedim, hoşuma gitmedi. Onun için hayır vermek istiyorum, hayır vereceğim diyen herkesin oyuna saygı duyarız tabii ki. Biz ne yapabiliriz başka? Hı hı. Ama biz o kişiye bu maddeleri değerlendirmeden önce ya da işte armudun sapı, üzümün çepi dömeden önce eksiksiz hiçbir şey olmaz. Dört dörtlük öyle bir model dünyada yok zaten. %100 herkesin içine sinen hiçbir şey olmaz. Ama bu ufak tefek şeylerden eğer hayır vereceksen, ya bir hayır veren kimler var? Bak bakalım ya, dağda eli kanlı terörist hayır ver diye kampanya başlatmış. Biz bunlara dikkat çekmek zorundayız. Her konuşmamızda da bunu özellikle belirtiyoruz ama asla hayır vermeyi düşünen vatandaşımızla bunlar tabii ki aynı safta asla olamazlar. Ama bunu uyarısını yapmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi dört dörtlük %100 herkesin içerisinden bir metin, bir model ya da bir insan olamaz ya. Öyle bir şey yok. Şimdi az önce olumlu ve olumsuz yanlarına bakacağız. Olumlu yanları ise ya öbürlerini de gidermek üzere hazır bir ekip var. Yani biraz burada güven duyulması lazım Sayın Cumhurbaşkanımıza, bunu hazırlayan ekibe, bu geçen sürece, işte darbe yaşandıktan sonraki olanlara, olma ihtimali olanlara, bunları topyekin düşündüğümüzde bakıyoruz ki bu sistemin olumlu yanları daha ağır basıyor. O zaman ya hayır vermeden önce lütfen bunları bir kez daha düşünün diyoruz. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, az önce siz de 7 Haziran vurgusu yaptınız. Şu ifadeleri kullandı. Ana muhalefetin hayır çıkarsa bir şey olmaz dediğine bakmayın. Bu hususta da yalan söylediğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlayın diyor, 7 Haziran akşamı sonuçlar dahi açıklanmadan ne dediler diyor. Sivil darbe engellendi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o öyle söylendiğini söylüyor ve Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyeti tartışmaya başladılar diyor. Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya başladılar. Hayır çıkarsa ne olur? Arkasından da işte Diyarbakır'da 53 kardeşimizin öldürüldüğünden bahsediyor. Hayır çıkarsa nasıl bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kalır? Sayın Devlet Bahçeli de kaos olacağını söyledi. Ne olacak hayır şimdi çıkarsa? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben şöyle bir ay öncesine kadarki söylemlerinin bir dökümünü çıkarmışım. Getirmedim. Yani bir genel başkan sonuçta, hani her şeyine ben cevap vermek konumunda, durumunda da değilim. Ama orada yani Sayın Cumhurbaşkanımıza akla hayale gelmez ve çok böyle ağza alınmayacak sözler söylerken şu son bir ayda gördüğümüz tabloda
İşte Sayın Cumhurbaşkanı diyen, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz diyen, işte AKP demeyip Adalet ve Kalkınma Partisi diyen, ya böyle bir hafif ağlar tavırla, hafif böyle bir şey tavırla samimi konuşan... Samimi bulmuyor musunuz? Tabii ki bulmuyorum. Neden bulmuyorsunuz? Yani tümüyle eğer hayır çıkarsa ben sorun çıkarmayacağım algısı oluşturmaya çalışan bir insan tipi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışma yaşayacak mı Cumhuriyet Tabii Halk Partisi? Ben bunu her ağırladığım Genel Başkan Yardımcıları açılmayacağını. Tabii ki açacak. Onların bir ay önceki söylemlerine bakalım yani. 7 Haziran'ı hatırlayalım işte hemen ertesi günü ne oldu? Yani bir insanın yaptıkları yapacaklarının bir teminatıdır ya da göstergesidir. Yani ne yapacağını tabii çok bilemem ama elinden gelecek her şeyi yapacaktır. Siz peki hayır çıkarsa nasıl bir tablo çıkar sorusuna ne yanıt veriyorsunuz? Şöyle yani bu sistem bir şekilde devam edecek. Yani hayır da sonu değil, evet de sonu değil bu ülkenin de bu kazanımlarında. Biz evet çıkarsa hızımıza hız katılacak. Daha güçlü, daha elimiz güçlenmiş olarak, daha hızlı karar alarak, demokrasinin halkın tercihlerini daha çok yansımış şekilde güçlenmiş olarak yolumuza devam edeceğini söylüyoruz. Hayır çıkarsa mevcut sistem devam edecektir. Peki, ama yazık olacaktır bu fırsatlarımıza. Ama tartışmalar da bitmeyecek diyorsunuz. Bitmeyecek ve asla Cumhuriyet Halk Partisi bu söylediği şekilde davranmayacak. Peki evet ve ya da hayır çıkması durumunda Türkiye bir erken seçimle karşı karşıya kalabilir mi? Önce evet sonra hayır sorusu. Yani onu tabii biraz CHP'nin tavrı da belirleyecektir. Veya muhalefet partilerin tavrı da belirleyecektir. Ya evet çıkarsa da erken seçim olasılığı masada duruyor evet mu? Mi? Evet, evet çıkınca yani erken seçim olması için bir sebep yok. Zaten şimdi bu değişiklik paketin bir kısım maddeleri referandumdan kabul edildikten sonra inşallah hemen sonra devreye giriyor. Bir kısmı 2019'a kadar bir kısmı da seçimden sonra devreye giriyor. Yani her halükarda uyum yasalarının çıkarılması için meclise bir süre gerekiyor. O sürenin de geçmesi gerekiyor. Gerekiyor kanunların çıkarılması Şimdi için. Sayın Cumhurbaşkanı da 2014 yılı işte doğru olan bu sisteme 2014 yılında geçmekte ama diyor 2013 baharından itibaren öyle büyük saldırılara maruz kaldık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri aklıma geliyor. O zaman madem 2013'te geçilecekti, 2014'te geçilecekti, niçin 2019'da Türkiye sistem değişikliğine geçiyor? Eğer aciliyeti varsa eğer, işte Türkiye'nin bir an önce beka sorunu yaşıyorsa eğer, 6 ay içinde uyum yasaları yapılıp sonrasında da aslında bir erken seçime gidemez mi? Niye 2009'u Türkiye bekliyor? Ama dediğim gibi burada 3 aşamalı bir sistem var. Hemen olacak, belli bir süre geçmesi gereken ve sonrasında olacak hususlar. Yani onların ne kadar sürede tamamlanacağını şu anda çok söyleyemiyoruz. Ama hemen 16 Nisan'da referandum oldu. Evet çıktı, 17'sinde erken seçime bir şey olamaz. Ama 2019'a kadar da bu süre tamamlanır, biraz öne alınır mı? Onu şu anda söylemek çok doğru değil, mümkün de değil zaten. Peki diğer tartışmalı başlık da aslında işte siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu meselesi. Bunu neden daha öncesinde yapmadınız da seçimlerden sonra yapılacağı ile ilgili bir güvence veriyorsunuz topluma? Bunu Devlet Bahçeli de söylüyor, siz AK Parti olarak siz de söylüyorsunuz. Çünkü burada aslında sistemin biraz daha işte kuvvetler ayrılığının olabilmesi için, denge denetleme mekanizmalarının olabilmesi için ki başlık çok çok hassas bir noktada duruyor. Hatta muhalefet de olmayacağı kanaatinde, olmadan da Türkiye seçime gidebilir şeklinde bana burada görüş beyan edenler, analiz yapanlar bile oldu. Ne zaman değiştireceksiniz siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu? Şimdi biz ileri öngörüyoruz ama hep şunu söyledik. Biz genellikle ağzımızdan çıkan şeyleri mutlaka olmasına çalışırız. Evet. Olamayacak şeyleri de söylemeyiz. Bunun hassasiyetiyle sadece şu anki bizlerin tavırları ve söylemleri şu anda net bir şey söylemiyoruz. Dediğim gibi yani bu referandum olur. Ondan sonraki süreç deki kanunlar ve şekilleri o zaman netleşir. Ha daha önce niye olmamıştı? Ya şimdi bu daha önceye gidersek her şeyi daha önceye götürebiliriz. Ya her şeyin bir zamanı vardır. İşte bugün işte iki parti bir araya geldi. Büyük Birlik Partisi de destek vereceğini söyledi. Dün İzmir'de ben eski ANAP ve Doğru Yol Partili birçok değerli kardeşimizle bir araya geldim. Onların desteği var. Yani bunları bir araya getirdiğimiz zaman ciddi destek bulmuş olan bir süreç var. Ve onun günü bugünmüş demek ki. Hani daha önce niye olmadı? Bazen sayısal sebepler yetmedi. Bazen Türkiye'nin konjonktürü buna uygun olmadı. Bazen siyasi destek tam olamadı. Gibi gibi sebeplerle bugüne geldi. Biz artık bugüne ve önümüzdeki sürece bakalım. Sizden sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacağım. Onlar hayır diyorlar.
Sağdan bazı örnekler verdiniz. Peki Saadet Partisi'nin aldığı pozisyonu nasıl? Keşke bir yani, sonra çıkabilseydim. Hani niye hayır dediğini dinleyip ben işte en azından kamuoyuna yansıyan bir kadar size aktarabilirim. İşte kuvvetler ayrılığı tam olarak eğer hayata geçmiş olsaydı. İşte denge ve denetleme mekanizma. Çünkü biz sisteme karşı değiliz. Bu haliyle olan getirilen düzenlemeye karşıyız diyor Sayın Karamollaoğlu yaptığı açıklamalarda. Yani yoksa, ne olmalıymış? İşte kuvvetler ayrılığının tam olarak bu sistemde olmadığı kanaatinde, işte denge denetleme mekanizmalarının olmadığı kanaatindeler. Birazdan kendisine ayrıntılı olarak dinleyeceğiz ama. Aynen, bence de onu kendisinden dinleyin. Çok bizim gündemimiz değil. Ama biz hani belki de biraz zor duruma düşmesinler diye çok net söylemiyoruz ama Saadet Partisi'nden de çok fazla miktarda, çok fazla sayıda arkadaşımız, kardeşimiz destek verecek. Tabandan destek bekliyorsunuz evet, Saadet evet, Partisi'ne. Evet, kesinlikle. Sahada bunlarla mı bunu karşılaşıyorsunuz? Evet, görüyoruz. Aldınız sonuçta. Çünkü zaten bu ülkenin kaderi biraz liderlerinden kaynaklanıyor. Yani bence HDP'li vatandaşlarımızın da çoğunun bu konuda o kadar kötü ve karamsar olmadığını birebir görüyorum. Hatta destek de alacağız. Aynı şekilde HDP'den de. Yani sonuçta HDP'yi seçip meclise yolladı vatandaş. Git orada hakları, hukukları koru, ülkemizin gelişimine katkı sağla diye. Git de sırtımı kandile dayadım de diye yollamadı hiçbirini. Dolayısıyla HDP'nin tabanındaki kardeşlerimizin de bu konuya inanmışlığı ve desteği var. Bunu da biliyoruz. Diyarbakır'da Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir miting yaptı. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli seçmenlerden nasıl sinyaller alıyorsunuz? Yani orada daha önceki işte HDP'nin işte 7 Haziran'dan sonra aldığı oy ortada. İşte 1 Kasım'dan sonra bir düşüş yaşandı. Fakat yine de HDP'nin oyunun işte 7-8 civarında olduğu işte söyleniyor ama siz ne bekliyorsunuz bu sistem değişikliği ile ilgili Kürt kökenli seçmenler? Somut olarak izlediğimizde HDP'nin yöneticilerinde zaman zaman halka, yöre halkına çağrısı oluyor. Çeşitli protesto anlamında, gösteri anlamında ve karşılık bulmuyor. Bunu hep beraber görüyoruz. Çünkü oradaki vatandaşımız belediye başkanları başta olmak üzere bu meclise yolladığı vekillerinin hiçbirinin aslında Kürt vatandaşlarının sorunu diye bir sorunu olduğunu, bunu öncelediğini görmediler zaten. Bunu her gün çok daha iyi yaşıyorlar. Yani bir kısmının sandalye, koltuk sorunu var. PKK'nın da zaten ülkeyi bölme, parçalama, yok etme, terör estirme gibi bir süreci var. Yani hiçbir zaman bunların oradaki vatandaşa huzur verme yönünde, haklarını, hukukunu geliştirme yönünde eylemlerine şahit olamadılar. Dolayısıyla halkın, hani bırakın bizim o yöre halkına olan hizmetlerimiz, faalyetlerimiz, onlarla beraber yürüdüğümüz yol, onlarla beraber aynı amaç birliğimiz, kendi seçtiği kişilerin bile böyle bir şey içinde olmadığını görmeleri zaten halkın onlara olan desteğini otomatikman düşürdü. İkincisi, önemli bir kısmı tehditle, korkuyla oy kullanmak zorunda bırakılıyordu. Artık kamuda, kamu güvenliğinin üst düzeyde sağlanmasıyla bu da ortadan kalktı. Her halükarda mutlaka o partiyi de destekleyenler vardır ve olacaktır. Ama biz artık çok büyük bir destek bulacaklarına ve çok fazla onlara artık inanmış olduklarına inanmıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle sandığa işte gitmeyebileceği, yani bir boykot kararı yok ama sandığa Kürt kökenli seçmenlerin işte gitmeyebileceği ile ilgili işte görüş ve tez beyan edenler var. Önce o bölge için ne dersiniz? Öte yandan Türkiye genelinde aslında sandığa gitmek büyük bir vatandaşlık görevi. Yani gitmeyince vatandaş işte evet olarak kabul edileceğini düşünüyor ya da hayır olarak kabul edileceğini düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Yok, gidip oyunu ki kullanırsa o oy evet sayılacak ya da hayır sayılacak. Dolayısıyla sandık gerçekten çok önemli. O görevi, herkes bu çağrıyı sık sık yapmak gerekiyor. Ne dersiniz sandık meselesine? Yani katılımı ne bekliyorsunuz? Çok yüksek bekliyoruz katılımı. Yani yaptığımız araştırmalar katılım konusunda çok yüksek düzeyde bir katılımı gösteriyor bize. Öyle de olacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Sandığa gitmemek yönündeki özellikle Doğu Güneydoğu'daki de bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü biliyorlar ki sandığa giden her Kürt vatandaşımız çok büyük bir ihtimalle evet oyu verecek. Hani buna engel olamıyoruz. Bari sandığa gitmesine engel olalım şeklinde oluşturulmaya çalışılan bir algı ve politikanın sonucudur bu. Evet. Ben her duyarlı vatandaşımızın gidip oyunu kullanacağından eminim. Yurt dışında da zaten vatandaşlarımız arasında bir oy patlaması oldu adeta. Çok yüksek bir katılım var. İnşallah oradan da güzel sonuçlar gelecek. Peki seçim barajı ile ilgili daha sonrasında seçim barajının düşürülmesi noktasında
noktasında bir çalışmanız var mı? Yani hemen 16 Nisan'dan sonra bu yönde bir çalışma yapacak mısınız? Barajı ne kadar, işte bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama kaça kadar çekmeyi düşünüyorsunuz seçim barajı? Şu anda yani öyle net bir çalışma yok ama olacaktır. Çünkü buna ihtiyaç var görünüyor. Yeni sistemde bu tür değişiklikler gerekli artık. O yapılacaktır. Peki dar bölgede daraltılmış bölgeyle ilgili seçim? Onların hepsi herhalde birlikte düşünülecek. Hani baraj olacak mı, olacaksa ne kadar olacak? Dar mı olacak, genişletilmiş mi olacak? Yani nispi temsil mi? Yani o konuda hani şu anda bir şey söyleriz ama bu çok başka bir şey olabilir. Çok anlamlı çünkü olmaz. Çünkü onu şu açıdan ama bir soruyorum. Çalışma olacak. Çünkü dar bölge olursa işte Türkiye'nin iki partili bir sisteme doğru gidebileceği, dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte AK Parti içerisinde kendine yer bulabileceği, keza diğer işte oluşumların da Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendine yer bulabileceği ve Türkiye'nin bir ana iki eksende iki partili sisteme doğru gideceği görüşü hakim. Özellikle dar bölge olursa. Evet. Ne dersiniz bu iki parti meselesinde? Türkiye oraya doğru gitmeli mi? Yoksa iki partili sistem Türkiye siyasi gerçeğine uyuyor mu? Baktığınızda bu işte milliyetçi kesimi düşünürsek, işte Kürt kökenli seçimde seçmenleri düşünürsek eğer Türkiye gerçeğine uyuyor mu? Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Yani dar bölgede daraltılmış bölge, iki partili sistem meselesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu benim kişisel tabii katılmamla alakalı bir şey değil. Ama siz de tabii parti anlamında soruyorsunuz. Tabii onun ki. Da farkındayım. Yani dediğim gibi bu konuda bizim ilk hedefimiz şu 16 Nisan. Oradaki sonuçları görmek. Peki. Ondan sonra bu partilerin bir araya gelip önerisiyle, desteğiyle olacak bir şey. Yani o noktada da yine biz AK Parti olarak hani şunu istedik kesin böyle olsun bir tavrı içine girmeyeceğiz. Yani burada hem anayasada bize desteği veren MHP'nin görüşleri çok önemli. Hem diğer partilerden olabildiğince katkı almak çok önemli. Yani ben ortak bir müşterekte buluşulacağına inanıyorum. İstişarelerle bu netliğe kavuşacak. Ya anayasayı da biz öyle yapmak istedik. Bakın son geldiğimiz son noktada Sayın Başbakanımızın şöyle bir çağrısı oldu. Dedi ki Sayın CHP Genel Başkanı siz de bir anayasa teklifi hazırlayın. Meclise getirin biz oy verelim geçsin. Bizimki de geçsin. Her ikisini de halka götürelim soralım. Hangisini seçer? O olsun dedi. Yani bundan daha öte bir teklif ne olabilir ki acaba? Hani uzlaşma komisyonuna geldiler, maddeler geçti, sonra geçirelim dedik, hayır dediler. Siz önerin dedik, hayır dediler. Buraya katkı verin, ona da hayır dediler. En son noktada o zaman siz hazırlayın, biz geçireceğiz. Yani ne hazırlarsanız hazırlayın, biz bunu geçireceğiz. Ama son noktada her ikisini de halka soracağız dedik, buna da hayır dediler. Yani bu kadar zaten her şeye hayır olmaz, yanlış diyen bir muhalefet Türk demokrasisi için de bir kayıptır. Ama muhalefetin güçlü olduğu demokrasiler aslında daha güçlüdür. Yani ben Sayın bu Muhtar Hocam ama şunu söylüyorlar. Diyorlar ki benim en azından yayını aldıklarım. Olay bu yalnız. Parlamenter, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını sık sık söylüyorlar. Tamam bu tür bir başkanlık sistemine işte karşıyız ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sert kuvvetler ayrılığının orada bir başkanlık sistemini de isteriz ama orada da eyaletler var. Federatif sistem var. Dolayısıyla onun yerine parlamenter sistem ama güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Evet tamam şu anda parlamenter sistemde de sıkıntılar yaşanıyor. Gelin bunu güçlendirelim diyorlar. Tamam öyle bir öneri getirebilirlerdi. Getirdiklerini söylüyorlar bilmiyorum ama nereye siz... geldi? Yani meclise öyle bir öneri gelmedi. Ne hepimiz biliyoruz yani. Hayır onlar da öyle bir şey hazırlayıp getirebilirlerdi. Onu da sorardık. Yani biz bu konuda açığız ama yani artık şu noktadan sonra bize de sorsalardı, bize sorulmadı. Bunlar bilmiyorum bize zaten inandırıcı gelmiyor da yani ne kadar inandırıcıdır çok bilemiyorum. Onun için hep hatırlatma gereği duyuyoruz bunları. Yani son noktada artık anayasanın genel kurula geldiği ortamda Sayın Başbakanımız bir çağrıda bulundu. Ya hazırlayın getirin geçireceğiz sorgulamayacağız dedi. Sonra halka soracağız. O dediklerini o zaman getirselerdi. Hani gelmiş olsa, geçmese, biz eleştirsek haklılar sonuna kadar. Ama böyle bir şey olmadı. Olmadığı için de yani olsaydım bunlar... Peki. Bu tek adamlık meselesi de yine çok konuşuluyor. Sayın Başbakan tek adam olacak ama patron millet olacak şeklinde bir beyanı var. Tamam patron millet ama tek adamı değiştirmek için 5 yılda bir işte patronun fikrine başvuruluyor. Bir seçimle aslında bir denetim mekanizmasının kurulması çalışılıyor. Şu tek adamlık eleştirisine nasıl yanıt verirsiniz? Türkiye tek adamlığa götürecek mi? Çünkü çok güçlü bir yürütme olacak burada. Aynen. Evet ne dersiniz tek adamlık eleştirisine? Vallahi şöyle diyorum ya. Yani şu anda yani buna birkaç şey söylüyoruz artık. Yani bu da biraz kabak tadı verdi. Şu anda kaç tane cumhurbaşkanımız var?
bir tane. Dünyada yönetilen, yani hangi sistem ne olursa olsun, ister imparator, ister başkan, ister cumhurbaşkanı, kaçar tane var? Hepsi birer tane zaten. Yani anayasa komisyonunda bizim anayasa komisyonu başkanı sormuş zaten CHP'li üyelere, yani kaç tane istersiniz, kaç yazalım buraya? Yani zaten bir tane olacaktır. Yani tek adam, bir yönetici kaç tane olur? Bir ülkenin başında, bir şirketin başında, televizyonun başında aynı yetkilere sahip olan sadece bir kişi olur. Yoksa kaos çıkar, anlaşmazlık çıkar. Yani buradan hareket ederek zaten o tek adam, tek zaten tek olacak yani. O bir. İkincisi, bu tek adam, tek adam denen kişinin topu topu iki dönem hakkı var. Eğer o da üst üste seçilirse, bu iki dönem hakkında seçime götürürse hakları yanacak zaten. Ama ikinci meclis dönemde, ikinci dönemin sonunda götürürse üç dönem, evet, yapabilecek. Yapabilecek. Üç dönem hakkı var. Evet. Ama diyelim ki ikinci dönemin birinci ayında meclis götürme kararı aldı. Zaten bir dönem daha hakkı olduğunda yine iki dönem hakkını kullanmış gibi olacak. Bir ay fazlasıyla. O ona tanınmış bir aslında bir sübap sistemi. Peki ama burada özellikle bu sistem değişikliği ile ilgili izninizle bu yargı meselesine eğer geçersek, yargı meselesini ve kuvvetler ayrılığı meselesinde hem işte tek adam meselesi de biraz şu açıdan, kuvvetler ayrılığı yargı başlığında da o açıdan bakılıyor. Hı hı. Şimdi partide olabilecek yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı. Evet. Bunun önündeki engel kalkıyor. Hı hı. Ve düzenlemede yok ama parti genel başkanı da isterse olabilecek. Evet. Parti genel başkanı olursa eğer milletvekillerinin seçilmesinden tutun, işte yargıdaki atamalara, birçok yere Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı olarak da karar verebilecek. Dolayısıyla ben işte bu sistem değişikliğini destekleyen bazı işte sosyologları, örneğin Can Paker'i burada ağırladım. Hı hı. Can Paker de bunun işte ileride hoş olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Ne dersiniz parti genel başkanı olması Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanının sıkıntı yaratmaz mı ülkesinin baktığınızda? Şimdi şöyle, zaten Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için bir partinin genel başkanı olması şart biliyorsunuz. Evet. Bir partinin genel başkanı aday olup Cumhurbaşkanı seçildikten sonra o partiyle organik olarak bağımı kestim dese bile onun psikolojik olarak beynindeki bağını silmek mümkün olamayacağından hareketle her zaman için bir cumhurbaşkanının, halkın %50 artı bir desteğini almış olan bir cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesi içinde her bir vatandaşına eşit mesafede olacağını varsaymamız gerekir. Bunun dışındaki bir tarz, ister parti genel başkanı olsun, ister partisiz olsun, ister AB partisi olsun, böyle bir tarz öncelikle kendisini yıpratır zaten. Hı hı. Dolayısıyla biz... Genel başkan olma şartı yok ama düzenlemede. Yani 100 bin imza toplayan herkes aday, ya da bir parti başkanı ya da partinin aday gösterdiği. Sonuçta aday gösterdiği parti kişi, teşkilatının aday göstermesi ve çalışmasıyla seçilecek olan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz o kişinin o partiye hiçbir bağının olmadığını öne sürmemiz hiç mantıklı olmaz. Ama o partinin, o partinin mensuplarının haklarıyla, hı hı, diğer vatandaşları eşit mesafede görmüş olması zaten onun tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasının olmazsa olmazıdır. Ancak böyle davranabilen bir cumhurbaşkanı başarılı olur ve bir dahaki dönem aday olursa seçilir. Yani bunun dışında başka bir öngörüyü bu seçim tarzında söylemek çok mümkün değil. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da AK Parti'nin kurucusuydu biliyorsunuz. Peki bu 16 Nisan'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı olacak mı? Bu yönde hazırlıklarınız var yani mı? Yani inşallah olur, biz çok istiyoruz. Hı hı. Ama takdir kendisine tabii ki. Ama olup olmayacağı yönünde net bir karar henüz, hı hı, yok mu diyorsunuz? Yani kendi ağzından duymadık. Peki. Onun için de bir şey diyemem. Peki Cumhurbaşkanı yargılanması, bu kadar işte geniş yetkileri olan, bu kadar güçlü bir yürütmenin yargılanmasının aslında yeni düzenlemeyle zorlaştırıldığı şeklinde eleştiriler var. Ne dersiniz bu eleştirilere? Peki bu sistemle nasıl yargılanabiliyor acaba? Önce onu soruyor musunuz bunu diyenlere? Yargılanabiliyor mu ya da? Cumhurbaşkanı tabii ki sistemde sorumsuz olduğu için yargılanamıyor. Yargılanamıyor, evet, zaten. Zor ya da kolay, en azından yeni sistemde yargılanabiliyor. Yani hiç olmayan bir şeyi bu sisteme koymuşuz biz. Artık hiç olmayan bir şeyin yerine bir şey konmuşsa, ya yani bunu hani denebilir ki belki işte yargılanması için ne bileyim 300 değil de 290 gerekir, örnek diye söylüyorum. Ha bunu söyleyin ama kalkıp da yok yargılanamaz, zor yargılanır. Ya çünkü, o şu anda zaten yargılanamıyor. Çünkü 301 imzayla soruşturma önergesi, evet, veriliyor, 360 oyla soruşturma açılmasına karar veriliyor, 400 oyla Yüce Divan'a gönderiliyor. Fakat şimdi
burada yürütme aynı zamanda, Cumhurbaşkanı aynı zamanda Başbakan'ın da yetkilerini kullanacak baktığınızda. Evet. Dolayısıyla Başbakan'ın yetkilerini kullanacak olan yürütme, biz adına Cumhurbaşkanı diyoruz ama aradan Başbakan çıkacak artık. Evet. Sadece bir kişi olacak, o da güçlü bir yürütme olacak. Ama mevcut sistemde Başbakan'ın yargılanabilmesi için oylamada 550 milletvekilinden 276... 600. Hayır, 500, şu an için. Şu an için, evet. Başbakan için söylüyorum. Hı-hı, 200, 550 milletvekilinden 276 oyla Yüce Divan'a gönderilebiliyor. Fakat yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın da yetkilerini alıyor. Fakat biraz daha işte zorlaştırılmış. Çünkü burada da parti genel başkanı olursa eğer Cumhurbaşkanı, milletvekillerini de kontrol edebilir. Dolayısıyla 301, o 400 sayısını bulmanın da imkansız olduğu söyleniyor. Ne dersiniz yargılama meselesine? Şimdi... İnşallah öyle ortamlar hiç yaşanmaz. Ben hep gene de iyi tarafından bakmak istiyorum. Yani halkın %50 artı bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı şu anda hiç yargılanamıyorken öyle durumların ortaya çıkması noktasında yargılanmasının yolunun açık olduğu sayılarla da sayı her neyse beğensek de beğenmesek de mümkün. Eğer cumhurbaşkanı zaten o sayılar bir araya gelip 3 aşağı 5 yukarı bunu gerçekleştirecek bir eylemde bulunuyorsa o sayılar zaten tutturulur bir şekilde. Çünkü yani doğaldır ki normal davranan, ülkesinin çıkarlarını, halkının faydasını önceleyen bir cumhurbaşkanı için zaten o mekanizma işletilmeyecektir. Çok sıkıntılı durumlarda yani ülkenin çıkarları, ekonominin çok kötüye gittiği durumlar yani şu anda akla hayale gelmeyecek en uç noktalarda kullanılması gerekir zaten. O noktalarda kullanılacak bir şeyden bahsediyoruz. Öyle bir somut durum ortaya çıktığında da ben zaten olabildiğince şu anki sistemden daha bağımsız olarak seçilip gelmiş daha güçlü bir parlamentonun temsilcisi olan milletvekillerinin o sayıları tutturacağını düşünüyorum. Kaldı ki zaten bu yeni sistem Cumhurbaşkanı başka bir partiden, meclisin çoğunluğunu da başka bir partiden mümkün kılabilir. Öyle bir durumda bu sayılar zaten çok 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 daha önce tutar yani bir sıkıntı yaşanmaz. Peki HSK üyelerinin seçimiyle ilgili düzenlemede de bu düzenleme işte 16 Nisan'dan sonra evet çıkarsa hemen hayata geçecek. Değil mi? Orada işte hemen düzenlemeler, yargıdaki düzenlemeler hayata geçecek. Ama burada da işte özellikle Cumhurbaşkanı'nın işte 4 üye atayabiliyor. Yine 4 atıyor. Yine atıyor. Ama meclis çoğunu 7 kişi atayabiliyor. Fakat şu anda mecliste AK Parti'nin çoğunluğunda olduğunu düşünürsek eğer yargının işte seçimlerden hemen sonra işte siyasallaşacağı, dolayısıyla bağımsızlığını, tarafsızlığını yitireceği endişesini yaşayanlar var. Ne dersiniz? Yargı başlığın. Bunu da biraz sormuş olmak için mi sordun? Yok hayır ama yargı önemli. Biliyorum hayır, önemli ama çok, bakın. Yargı çok önemli. Biz şurada güven bakın şu anda herkes yargıdan şikayetçidir bir şekilde. Ben tüm bu konudaki hakimlerimiz, savcılarımız, yani yargı mensuplarımızın ülkenin iyiliği, güzelliği için çalışan hepsini ayrı tutuyorum zaten. Ama herkesin bir şekilde en azından söylemde siyasetçiler anlamında yargı ile ilgili bir söylemi olmuştur. Evet. Bu darbe sonrası zaten durumunu gördük HSYK'nın vesairenin. 2010 yani referandumunun sonucu biraz galiba evet, yani. O, yani bu şeyden sonra zaten Cumhurbaşkanımızın atayacağı sayı zaten değişmiyor. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne gel geldiğimizde diyorlar ki Anayasa Mahkemesi hepsini değiştirecek. Ya 12 yılına seçilmiş. Burada 10 yılına seçilen bir cumhurbaşkanı, burada 12 yılına seçilen. Sayı düşürülüyor orada yani, sadece. Ha, yani dolayısıyla bu şeylerde de biz hem yargı mensuplarımıza haksızlık ediyoruz. Yani sizi AK Partiler seçince siz şöyle olacaksınız. Yok CHP'ler seçerse böyle diye. Biz oraya bakın tarafsız ve bağımsız diyerek yargı mensuplarının hepsinin elini anayasal olarak daha da güçlendirmek istedik. Sadece böyle bir töhmet altında kalmasınlar diye. Anayasal dayanakları hem tarafsız hem bağımsız. Böyle bir anayasal dayanağı var yargı mensuplarımızın. Artık onları seni şu partili seçti, bu partili seçti, onun için böyle davranacaksın şeklinde şimdiden bir sıkıntıya sokmanın hiç alemi yok. Bizim milletin güvenerek vekalet verdiği vekiller en doğrusunu seçer, orada bir sıkıntı olmaz. Peki, meydanlarda muhalefetin sık sık sorduğu soruyla bir anlamda son soru olsun. 2002'den bu yana iktidarda olan bir partisiniz. Aslında. Ne istediğinizi yapamadınız. Evet.
Niçin istiyorsunuz? Net birkaç cümleyle başından beri anlatmaya çalıştığınızı biliyorum ama. Hayır çok güzel. Yani ben böyle net sorulmasından daha da hoşlanıyorum. Evet. Aslında demin hani bize teşekkür edilmesi gerekir tam da bu nokta. Neden? Çünkü gerçekten 15 yıldır tek başına seçilen iktidar olan bir partinin mensuplarıyız çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımız %52 oyla seçildi. Yani şu anki görüntüye göre bir daha aday olsa inşallah yine öyle seçilir. Doğru dürüst bir alternatif yok. Doğru dürüst bir oluşmuş muhalefet yok vesaire. Bütün bunlara bakarsak bu hani ne istediğiniz de yapamadığınız düzeni böyle gidecek gibi görünüyor şu an için. İşte tam da bu noktada biz böyle bir risk alarak, yeniden bir seçime giderek, bir referandumu öngörerek ve kendimizi bu kadar yanlış bir yalan rüzgarının içindeki muhataplar haline getirerek böyle bir riske alıyoruz. Neden? Çünkü bu sistem kişilere bağlı bir sistem. Bu sistem çift başlı bir sistem. Biz bunu değiştirerek artık halkın karar verdiği, halkın iradesinin hem yürütmeye hem yasamaya hem de her ikisinin seçtiği yüksek yargıya yansımasını sağlayacağı bir öneriyle biz bir anlamda fedakarlık yapıyoruz. Onun için de her istediğini yapıyorsunuz. Oh ne rahat. Bu bence muhalefete yakışacak olan bir tavır. Onlar olsa %99.9 böyle yaparlardı. Ama biz hep böyle rahatlığın biraz da battığı kişileriz. Hani daha iyisini yapalım, daha çok çalışalım, daha çok üretelim, yeni köprüler açalım, yollar açalım, işte yani dünyayla rekabette daha hız kazanalım çabasında olan bir ekibin, anlayışın ekibiyiz. Onun için de böyle bir değişikliği getirdik. Sayın Niye Atar. Bugün oldu? İşte MHP'nin, değerli Bahçeli'nin bunu memleket meselesi görerek destek vermesiyle sayımız şimdi yetti. Onun için bugün oldu. 3 ay önce olsa 3 ay önce olurdu. 3 yıl sonra olacak olsa 3 yıl sonra olurdu. Sayın Atar çok teşekkürler efendim. Geldiğiniz için sorularımı yanıtladığınız için. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nükhet Otar konuğumdu. Kendisini uğurlayacağım. Aranın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuğum olacak. Biraz aranın ardından. Evet, programa devam ediyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuğum. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Genel Başkan'ın için ağırlamıyorsunuz diye sitem edenler vardı. Evet. Biz de bugün de fırsat bulduk. Çok sağ olun siz de geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Geçen ben de sizinle böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Geçen hafta ağırlayacaktık sizi ama olamadı. Bu hafta geldiniz. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi birçok başlık var. Sizin görüşlerinizi de merak edenler var. Evet. Neden hayır dediğinizle ilgili argümanları da farklı platformlarda seslendirdiniz biliyorum ama benim de merak ettiklerim var. İzninizle başlayalım. Tabii. Şöyle başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Karadeniz'deydi, Rize'deydi. Evet. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kandil hayır diyor dedi. Ne yazık ki Saadet'in başındaki bir takım da hayır diyor. Ben Saadet'e gönül vermiş kardeşlerime, işte Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime, işte CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle sesleniyorum. Bu ayrım noktasıdır. Dikkat edin. Gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Saadet'e de seslendi. Hep diğer partilere sesleniyordu. Evet. Bu kez size de seslendi. İyi, biz memnun olduk seslenmesinden. En azından Saadet Partisi'ni ilk defa adına almış oldu. Bu bizim için önemli, duyurulması bakımından. Bu bir sitem mi peki? Onu bilemiyorum. Sitem gibi mi söyledi? Ya sizinki bir sitem mi? Yoksa benim söylemem mi? Evet. Birazcık öyle gibi ama tabii şuna dikkat etmek icap eder. Demokrasinin en önemli özelliklerinden bir tanesi toplumun farklı görüşleri anlamasına imkan verecek bir ortamın oluşması lazım. Eğer bir taraf elindeki medya gücünü etkisi altındaki sonuna kadar kullanır, bir de iktidarda bulunmaları hasebiyle imkanları sonuna kadar kullanır, öbür taraf veya taraflar bundan istifade edemezse o zaman demokratik proses gelişme tam rayına oturmadı demektir. Bir taraf baskın, sürekli gündemde, sürekli televizyonlarda. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Onun için de bize verilen imkanlar sizin bu akşam olduğu gibi bizi memnun ediyor. Peki efendim, izninizle farklı görüş derken aslında işte AK Parti ve CHP, işte AK Parti işte HDP olarak algılanır. Bu kez AK Parti ile aslında Saadet Partisi'nin tabanı da birbirinden farklı mıdır? Şöyle, AK Parti ile biz beraberdik. Uzun bir zaman beraber olduk. Ancak AK Parti sonunda bizi terk etti, ayrıldı Erbakan hocamızı da. Bunu bir defa bilelim. Yani birileri bazen Erbakan hocamızın mirasına biz konduk fikren demek istiyor ama bu doğru bir şey Nasıl değil. Nasıl görüş ayrılığı var AK Parti'ye sadece? Ciddi manada şöyle. Tabanda var mı? Şöyle. Yani bizim
önemli olan nokta şu, taban yukarıya bakarak kendisi bir tavır belirliyor. Bunu bazen bilinçli yapıyor, bazen hissi yapıyor. Evet. Bizim kanaatimiz tabanımızın hissiyatı galeyana getiriliyor. Ama bizdeki farklılık şu, ben çok kısa özetleyeceğim. Bizden arkadaşlarımız milli görüş gömleğini çıkarıp ayrıldık dedikleri zaman onu ispat için şunları söylediler. Avrupa Birliği bizim bundan sonra medeniyet projemiz. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri stratejik müttefikimiz. Ekonomik modelimiz de bizim faizci kapitalist liberal ekonomik sistemidir dediler. Şimdi biz bu üç noktada farklıyız. Biz dedik ki Avrupa Birliği ile biz dost kalalım. Ama bir olamayız. Onların medeniyet anlayışı bizden farklı. Bizim medeniyetimiz inancımız üzerine inşa edilmiştir. Onlarınkini de. Amerika ve İsrail'e gelince bizim stratejik müttefik olmamız mümkün değil. Çünkü Amerika Lozan'da çizilen sınırlarımızı tanımayan tek ülke dünyadaki. İsrail ise bizim topraklarımız üzerinde arz-ı mevcuttan dolayı ihtirası olan, emeli olan bir ülke. Biz bunlarla stratejik müttefik haline nasıl geleceğiz? Mümkün değil. Türkiye gibi, maalesef üzülüyorum bunu söylerken, geri kalmış ülkelerin ileriye gidebilmeleri ise mutlaka ekonomilerini üretime dönük sahalara yapmalarıyla mümkün. Biz altyapı hizmetlerini yapar, Türkiye'yi yatırım yapılabilir bir hale getirirsek, sermayedarlar gelir, Türkiye'de yatırım yapar diye beklemek, affedersiniz, ham hayali olur. Ve onu da gördük şimdi. Peki aslında temel farklılıklarımız, temel ben bunu farklılıkları söyledim. Belki yayınlar yapmak lazım. Ben doğru, haklısınız. Sayın Erbakan, Allah rahmet eylesin, hocadan da onun muhabirliğini yapmış, takip etmiş biri olarak bunları birebir de dinledim. Zaman haberlerini de yaptık. Ama izninizle şuradan devam edelim. İşte bu noktada AK Parti diyor ki güçlü bir yürütme gerekiyor. İşte sizin dediğiniz bu atılımları yapmak için, Türkiye'yi daha da iyi noktalara götürmek için güçlü bir yürütmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla o yüzden sistem değişikliğine ihtiyaç var diyor. Ne dersiniz? O zaman biz soruyoruz. Bugüne kadar 14 küsur yıldır iktidarda bulunan arkadaşlarımız iktidarda güçlü değiller miydi? Güçlülerdi. Takip ettikleri projeler, metotlar yanlış olduğu için bizim beklediğimiz başarıyı elde edemediler. Bugün bir kaos ortamına girdik biz. Nasıl bir kaos ortamı? Avrupa'yla kavgalıyız. Her gün. Hollanda, Almanya, bilmem Fransa. Ya biz baştan diyoruz ki bunlarla siz barışamazsınız. Dediğimiz noktaya geldiler. Biz ama Avrupa Birliği olmadan da olmaz diyorsunuz sonuçta. Yok, biz Avrupa Birliği olmadan olur diyoruz. Çünkü Avrupa Birliği ile biz münasebetlerimizi ikili münasebetler olarak götürelim. Ekonomik sahada, teknolojik sahada onlarla alışverişimiz olsun. Ama iş medeniyet anlayışına, ahlak anlayışına, sosyal anlayışa geldiği zaman arada ciddi farklılıklar var. Onun için biz İslam inancı üzerine bir toplumumuz. Erbakan Hoca da Hristiyan kulübü olarak adlandırıyoruz. Bir bakıma öyleydi. Ben hala onları tam mi olarak Hristiyan kulübü diye görmüyorum. Orası Judo-Kristin dedikleri, yani Yahudi ve Hristiyan anlayışının üzerine inşa edilen bir medeniyet. Ama bencillik orada, menfaat çok ileriye gitti. Menfaatleri için kendi koydukları kaideleri kırmaktan hiç çekinmezler. Peki bu kaotik ortamı, size göre kaotik ortamı sadece dış politikanın içeriye yansıması olarak mı görüyorsunuz? Nasıl bir kaotik ortam tabii görüyorsunuz? Tabii burada ben Avrupalıların bu tavrını kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani hele İsviçre'de çok yapılan bunlar yani hiçbirisi hoş değil. Demokrasiye de bağlaşmaz. Ancak bizim onlara verdiğimiz cevap tarzını da doğru bulmuyorum. Yani rahatlıkla diyelim ki ya anladık ki biz sizinle beraber olamıyoruz. Bizim söylediğimiz noktaya. Bundan sonra biz bu birlikteliği devam ettirmeyelim. İkili münasebetlerimizi geliştirmeye çalışalım. Onu diyeceğimize kavga etmek, o kavgayı da iç politikada bir malzeme olarak kullanmak bana göre yanlış. Doğru değil. İç politikada malzeme olarak mı kullanılıyor? Şöyle kullanıyorlar. Göre. Bak Avrupa'da hayır diyor. Şimdi bu iş politika değil mi? Avrupa'da hayır diyor, Saadet de hayır diyor. Hayır, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 16 Nisan'dan sonra işte Avrupa Birliği ile ilgili bir referandum sürecinin de olabileceğini söyledi. Referanduma biz Avrupa Birliği'ne girme kararını alırken referandum mu yaptık? Yok, bence çok yanlış bir iş. Yani onun için bunlar benim kanaatim, yani hükümet tarafından, iktidar tarafından hakikaten iç politika malzemesi olarak kullanılıyor ve yanlış netice doğuruyor. Tam tersi,
Türkiye'de kutuplaşmayı, kamplaşmayı artırıyor. Biz Avrupa düşmanı değiliz. Ama Avrupa'ya güvenmiyoruz. Bizim kalkınmamıza Avrupa destek vermez. Çünkü bizi rakip olarak görür. Osmanlı'nın varisi olarak gördüğü için ileride bunlar tutar, daha büyük bir medeniyet kurabilirler, güçlenirlerse bizim menfaatlerimize mani olabilirler diye düşünüyor Avrupa. Peki efendim, izninizle, burada aslında siyasi kutuplaşma olması çok normal diyor birçok bazı analizciler, yorumcular, ama önemli olan sosyolojik kutuplaşmanın olmaması. Siz nasıl bir toplumda, Avrupa Birliği açısından sormuyorum, içerideki siyasi dengeler açısından soruyorum, nasıl bir toplum görüyorsunuz? Anladım sizin söylediğinizi. Tabii ben yalnız sosyolojik ortamı siyasilerin söylemleri etkiler. Eğer siz siyasette kendi politikalarınızı ayrışma vesilesi olarak gündeme getirirseniz, bu tabanda öyle bir etki meydana getirir. Bu sefer sizin taraftarlarınız, sizinle aynı fikri beslemeyenleri hasım, adeta düşman görmeye başlar. Şimdi ben bu şeye giderken bakıyorum, iktidar tarafı da, muhalefette de bazen işte bazı arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerinin, yok denize dökecekmişiz. Bunlar doğru şeyler değil. Ama öbür tarafta da hayır diyen hain Kandil'le beraber, evet diyen vatanperver, el-insaf. Hı hı. Bu, söz, el-insaf. Bu sözlere üzülüyor musunuz? Elbette üzülüyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Yarın hayır çıksa, ki ben çıkma ihtimalini kuvvetli görüyorum, hayır çıksa, hainler Türkiye'nin başına mı gelmiş olacaklar? Ya bu çok yanlış bir şey. Sayın Genel Başkan, partinin tabanında az önce Sayın Hükmet Otar'la konuştum. İşte diğer sağ tandanslı parti yetkilileri de görüştüklerini söyledi. Hatta Saadet Partisi tabanından da evet diyecekler var dedi. Biz biliyoruz, karşılaşıyoruz sokakta dedi. Evet. Parti tabanınızda evet diyecek olanlar var mıdır? Ne dersiniz? Biz Türkiye'nin en disiplinli partiyiz. Tabii. Yönetimin tavrı ortada. Tabii. Ama bu tabana nasıl yansıyacak? Doğrudur. Bizim kanaatimiz şu. Bizim partimiz Türkiye'deki AK Parti dahil en disiplinli partidir. Bunu herkesin bilmesi icap eder. Bu sözler bizim tabanımızı yönlendirmeye matuf sözler. Ama ben şunu biliyorum. AK Parti'nin içinde bugün AK Partili olup da ben hayır diyeceğim yüzlerce insan sayarım. Hı hı. AK Partili olursa diyen, hayır diyebilecek. Kesinlikle. AK Parti kararsız seçmenlerin ciddi oranda olduğu ama gittikçe var. Azaldığı söyleniyor. Bu kararsızlar içerisinde işte sizin partinizden ya da diğer partilerden de var mı? Nasıl bir kararsızlık görüyorsunuz? Benim kanaatim işte son yapılan bazı anketler, bize gelen kararsızlar bundan bir hafta önce diyelim %12 ise, evet, bugün %17'ye çıkmış gibi gözüküyor. Daha bazen yükseldiğini mi yükseldiği. Bu işte genelde çoğunlukla evet diyecekken ya ben yanlış mı yapıyorum diye düşünenlerin kafa karışıklığı. Onun için bunu bazıları farklı yorumlayabilirler. Benim bu sözlerimden dolayı AK Parti'deki arkadaşlar tehevür gösterebilirler. Ama bu bilgiler de bize gelen bilgiler, yapılan anketler. Biz anket yaptırmadık ama anket yapanlarla yakından görüşüyoruz. Aldığımız bilgiler bize bunu gösteriyor. Evet hayır noktasında ben size bir iki misalle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yani bakın, bizim hayır dememizi başkalarının hayır demesiyle karıştırmamak lazım. Yani nasıl bir fark var? Farkı şöyle göstereyim. Sizin hayır demenizle. Biz mesela prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz. Söylüyorsunuz, ama bu evet, getirilen metne karşıyız. Çünkü burada kuvvetler ayrımı yok. Kuvvetler ayrımı kamil manada olmadan bir başkanlık sistemi ister istemez otoriter bir başkanlık sistemine gider. Onu birazdan geçelim ama şu sözünüz ilginç. Bir basın toplantısı sırasında şöyle bir cümle kuruyorsunuz Sayın Genel Başkan. Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman bu referandumda ne diyeceksiniz diye biz kimseyi kırmamak için, bu cümleniz var. Evet. Bu haliyle buna destek veremeyiz diyorsunuz. Evet. Böyle bir ortamda işte bir siyasi parti kimseyi ama kırmamak şöyle, düşünür mü? Şöyle, kimseyi kırmamayı şöyle, yani. Bu benim söylediğim söz yaklaşık 1,5 ay önce söylediğim söz. Hı. Yani şimdi söylemedim onu ben. O zaman biz fikrimizi gündeme getirirken gerek, üstelik ben mektup yazdım bütün parti başkanlarına, Sayın Cumhurbaşkanı'na da, muhalefettekilerine de yazdım ve dedim ki yani bu meclisten geçirilmeye çalışılan metin bizi tatmin etmiyor, şu eksiklikler var. Ama bunu söylerken de bu haliyle
Biz buna destek veremeyiz dedim. Bu sefer o etrafımızda bir hava meydana getirdi. Ne demek istiyorsunuz yani? Siz kimse bir şey demeyecek misiniz? O zaman dedim ki eğer siz bu kadar istiyorsanız, ısrar ediyorsanız bu hayır demek. Ben sadece nezaket göstererek kimseyi kırmamak için kamplaşma olmasın diye hayır demedim. Başlangıçta böyle dedim. Yani benim bu ifadem 1,5 ay önce ve hakikaten de insanları kırmak istemiyorum ben. Niçin efendim? Özellikle AK Parti'yi mi kırmak istemiyorsunuz? Yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nı mı kırmak istemiyorsunuz? Yok, Cumhurbaşkanı'nı da, Başbakan'ı da, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da, Bahçeli'yi de kimseyi kırmak istemiyorum. Türkiye'de eğer demokrasi hakikaten rayına oturacaksa, eğer biz doğruyu bulacaksak, hangi konu olursa olsun, müzakere etmekten, görüşmekten, kendi içimizde bir tartışma yapmaktan başka yolumuz var mı? Yok. Ben diyorum ki bu tartışmalar dostça olsun. Onlara geçeceğiz. Bu süreçte bir otoriterleşmeye de geçeceğiz. Yanlış anlamasın, evet. Konuşacağız hepsini ama bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Binali Yıldırım'la, yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşüyorsunuz. Hatta işte Sayın Erbakan'ı anma toplantısına geldi Sayın Kılıçdaroğlu. O da çok konuşuldu ama ben başka bir şey soracağım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hiç bir temasınız oldu mu? İşte bu konu meclise geldiği zaman ben hemen gittim Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Bizzat konuştum, görüştüm. Fikirlerimi, düşüncelerimi söyledim. O size ne söyledi? Yani fazla bir şey söylemedi. Bazı noktalarda endişelerini dile getirdi. Yani ve başka bir iki konu daha vardı kendisine ilettiğim. Onun için hangi noktalarda Sayın Cumhurbaşkanı endişeliydi? Hangi nokta? Bu değişiklikle ilgili mi endişeleri vardı efendim? Yani mesela şöyle bir konu gündeme gelmişti. Yani ben aynı zamanda bunları getirirken bu bizim temel meselemiz değildi yalnız onu vurgulayarak söyleyelim. Evet. Eğer başkanlık sistemi gelirse zaten bir yüksek barajın olmaması icap eder seçimlerde. Bunun ortadan kalkması veya çok düşük bir mertebeye indirilmesi gerekir demiştim. O zaman bazı endişelerini dile getirmiştim mesela. Bu mektupta onu söyleyeyim sonra. Tamam yani ben bu kadar. Peki bu mektuptan önce mi bu görüşme gerçekleşti? Önce. Öncesinde tabii, gerçekleşti. Önce oldu, evet, evet. Değişikliği siz gördükten sonra, meclise sonra, geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştünüz. Mektup hayır. Bu meclise gelmeden önce. Komisyondayken. Tamam. Sonra komisyondan çıkıp meclise gelirken dedik ki biz ya bu böylece gidecek, böyle giderse biz buna evet diyemeyiz. Onun için düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı söylediniz. Sayın Cumhurbaşkanı dahil esas itibariyle Başbakan'a ve diğer meclisteki grubu bulunan grup başkan vekillerine, partilerin ilettik. O zaman da kanaatiniz hayır mıydı efendim? Gene aynıydı. Bu şekilde giderse biz, bakın ben yani bu farklılığı demin söyleyecektim, bir gelelim. Noktayı belirteyim. Tabii ben. Oradan devam edeceğiz zaten. Yani şöyle farklılıklar bizim, onun için mesela Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık sistemine karşı. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Onlar da zaman zaman böyle bir sisteme karşı olmadıklarını söylüyorlar. Ayrı. Ama yani parlamenter sistem tabii ki daha iyidir diyorlar. Tabii. Biz başkanlık sistemi, yalnız başkanlık sisteminde. Amerikan modeli bir başkanlar daha yakındır ama eyaletler olur o zaman diyorlar. Yok, eyalet olmasına gerek yok. Şart da değil ama. İlle de şart mı yani? Evet. Eyalet olması değil. Gerekirse mesela bir meclisin ve senatonun olması kontrollü bir mekanizma getiriyor. Yani meclisten bir kanun geçerken iki kere denensin dönüyor. Biz bunu denedik 60 ile 80 arasında. Evet. Maalesef bir takım mahsurlar çıktı. Onun için 80'den sonra bu kaldırıldı. Ama aslında öyle bir kontrollü gidiş mantıklıdır bana göre. Bir konunun iki kere görüşülmesi baştan sona kadar. İhtilaf olursa bir araya gelip görüşecekler. Ondan sonra oylanacak gibi bir mesele vardı. Hı hı. Ama ben demin ki benzerliğin farkını belirtmek için şöyle bir şey misal vermek istiyorum. Bakın diyelim ki benim bir evim var, arsam var. Yanında da boş bir arsa var. Birisi geldi oraya inşaat yapmak istedi. O inşaat yapmak istedik zaman ben karşı çıkıyorum. Benim komşum karşı çıkıyor. Başka birisi karşı çıkıyor. Birisi diyor ki buraya bina yapılmasın. Birisi diyor ki ya bu bina yüksek olmasın. Öbürü diyor ki bu bina şu maksatla yapılmasın. Ben de diyorum ki ya bu bina hiç yapılmasın. Şimdi bizim karşı çıkış sebeplerimiz hepsi birbirinden farklı. Evet. Siz sırf buraya bina yapılmasın diyorsunuz diye aynı kefeye konabilir mi? Olmaz. Bu milleti yanıltmaya yönelik bir mukayesedir, kıyastır ve doğru değildir.
Onun için sisteme geçmeden yani yeni ara konuşuyoruz ama tabii, tabii. Siz Allah rahmet eylesin Sayın Özal'la beraber bulundum çalıştınız. Tabii. O müsteşarken siz orada Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak bize bir anlatır mısınız? Yani Sayın Özal'ın da işte başkanlığı aslında istediği çok net bir şekilde aslında şimdi, biliyoruz. Şöyle. Sıcak baktığı. Şöyle. Özal'la çalışan biri olarak neler söylersiniz? Siyasetin içinde başbakanken Cumhurbaşkanlığına çıkan herkes arkasından başkanlık sistemini istedi. Çünkü otoritenin elinden gittiğini görüyor. Özal da istedi, Demirel de istedi. Yani esas problem orada doğuyor. Ancak Özal'ın çok farklı bir özelliği vardı. Ben uzman olarak çalıştım. Daha sonra 12 Mart'ta yurt dışına gitti. Kendisi görevden ayrıldı. Sonra geri döndü. Sabancı'da belli bir zaman müşavir olarak çalıştı. Ben de o sırada İstanbul'daydım. Her cumartesi günü biz onun arkadaşlarımızla filandan 8, 10, 15 kişi yerine göre giderdik. Emin olun kendisiyle her konuda çok ciddi münakaşalar yapardık ve fikrine karşı çıkardık. Bu konu gündeme gelir miydi? Hiç bu hiç, konu hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Yok çeşitli ekonomik meselelerde, siyasi meselede, işte yatırımlar konusunda ama hiçbir zaman bizi, siz de bu işten anlamıyorsunuz diye teşlediğini veya bizi itham ettiğine şahit olmadım. O tarafını sevdim. Ben hakikaten Turgut Bey'i uyguladığı ekonomik politikalardan dolayı tasvip etmedim ama Turgut Bey'in de bana karşı ayrı bir sempatisi vardı. Onu söyleyeyim. Bizim Ertan Gülek onu anlattı bir gün. Biliyorsunuz 89 yılında Anavatan Partisi Türkiye'deki bütün vilayetleri kaybetti, belediyeleri. O sırada ben kazandım. 5 milletvekili, 5 belediye başkanından birisiydim. Ertan diyor ki biz yanındaydık. Hiç olmasa bir yeri kazandık dedi diyor senin adın çıkınca. Sırf duyduğu sempatiden, sevgiden dolayı bunu söylüyor. Şimdi bizim buna ihtiyacımız var. Bu kez biz, peki bu kez farklı şimdi bakın, olan Türkiye'nin bu farklı için olan şu. Kendisi gibi düşünmeyenleri hemen karşı kampın içine koyuyorlar ve düşmanca görüyorlar. Bu doğru değil. Şimdi Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce gayet güzel bir şekilde evet diyen de hayır diyen de bu memleketin evladıdır dedi. Ne güzel. Ama bugün çıkıp da onun tam tersini söylediği zaman ben bu sefer hangisi doğru diyorum. İkisi de yani birincisi doğru. Bugün hayır diyen de evet diyen de bu memleketin evladıdır. Bazıları bunu itikadi bir meseleymiş gibi takdim etmeye kalkıyor. Haşa adeta Müslümanlıktan çıkacaksın gibi. Böyle bir şey olmaz yani bu çok yanlış bir yaklaşım. Taban peki ne söylüyor? Tabanınız da sizin bu dile getirdiğiniz bizim, okusun. Bizim tabanımızdan bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Öyle kimse. İzninizle şimdi ona. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Bizim tabanımız belli. Ama benim kanaatim, bizim etkimiz, aldığımız bilgilere baktığımız zaman bizim tabanımızın 5-10 misilin daha geniş etki alanımız. Hiç ben onda tereddüdüm yok. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Hayır, sahada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz tabanla? Sahada bir kampanya yürütmeyeceğiz dedik. Dediniz evet. Bunu söylememizin sebebi bir kamplaşmaya sebep oluyor. Siz gidip bir yerde bunu ev ev dolaşıp anlatmaya kalktığınız zaman evet diyecekler de çıkıyor sizin karşınıza. Siz şöylesiniz, böylesiniz diye bir gerginlik oluyor. Biz onu istemiyoruz. Nasıl anlatıyorsunuz peki? O zaman biz şöyle dedik. Bakın şu bizim yazdığımız arkadaşlarımızın tanzim ettiği bir belge bu. Kitapçık haline getirildi. Ne getiriyor ne götürüyor bütün, ya. O kadar üzerinde evet hayır yok. Anayasa değişikliği ne getiriyor ne götürüyor. Bir tek bir en son cümlesini okuyayım. Yani sonunu bitirirken arkadaşlar demişler ki niyet hayır, akıbet hayır. İki kere hayır geçiyor. O da bu maksatla geçiyor. Başında hiç geçmiyor efendim hayır. Hiç geçmiyor. Sadece maddeler ne getiriyor ne götürüyor. Eskisi ne, yenisi ne. O kadar. Biz buna ihtiyaç var. İnsanlar bunu okusunlar. Anladıklarına göre, anlamadıkları noktalar olursa da sorabilirler. Ona göre de bir karar versinler. Ama yine de ilginç şeyler oluyor şimdi sahada. Bu Cevizli Bağ'da sizin il başkanlığınız. Evet. Orada merkeze vinçle 23-20 saatlerinde değil mi? Önceki akşam. Evet. AK Parti logolu dev bir evet pankartı asıldı. Yani, ne oldu efendim orada? AK Parti, Saadet Partisi'nin. Gülelim mi? İlginç ama yani. Ağlayalım mı şaşırdım. Yani bir defa çok çirkin bir şey. Siz götürüp başka bir partinin binasının üzerine böyle bir pankart asmayı planlamak
Bir defa ayıp en azından. Sizinkiler neredeler efendim? Bizimkiler içeride başkanlık divanı toplantısı yapıyorlarmış. Gece saat ileri 11 civarında 11, diyorlar. 11.20 gibi, 23.20. O sırada yoldan geçen bir arkadaş böyle bir vincin gelip de bunu asmaya kalktığını görünce hemen çıkıyor, giriyor içeri, arkadaşlara haber veriyor. Onlar da dışarıya çıkıyorlar ve bunu önlüyorlar. Yoksa bunu asacaklar, fotoğraflayacaklar, sonra da basına servis edecekler. Ya bu bir defa hakikaten ayıp. Çok AK Partili yetkililerle görüştünüz mü bunu? AK Hayır, hiç görüşmedik. Sadece burada tespit edilen şu, bunu yapan firma belli. AK Parti'nin tanıtım broşürlerini basan, onları da atan, onunla ilgilenen bir firma. Ve elbette ne bunu, diyor firma, ne diyor peki, size nasıl açıklama yapıyor? Arkadaşlarımız görüştüler de ben şu anda detayını bilmiyorum. İlgilenmek sizin binanız de istemedim. Olmadığını mı düşünmüşler acaba? Yok yok canım, öyle şey olur mu? Yazı yazı yok, yazmış, var zaten. Yazmış. Tarih yani yazılı olarak nereye asılacağı belirtilmiş. Ya, yer belirtilmiş. Tabii tabii yer belirtilmiş. Ama bu beni üzdü de üzmekten çok güldürdü. Çünkü bu bir bakıma çaresizliğin işareti. Ya bir insan bu kadar çaresizliğe düşer mi? Farz-ı muhal biz haşa bir şey yapsaydık. Gidip de AK Parti binasına böyle bir şey asmaya kalksaydık. Ya bizi cürmü meşrutla emin olun vatan hainliğinden hapse gönderirlerdi. Efendim, İl Başkanımız Birol Aydın'ın açıklaması var konuyla ilgili. Diyor ki partimizin adının altında bu pankart asmaya teşebbüs etmek referandum sürecinde neden evet denilmeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır çok diyor. Çok güzel söylemiş. Bu referandumda evet ya da hayır diyenlerin işte bir daha önce işte evet çadırında da bazı sıkıntılar evet, oldu. Evet. Bir baskı atmosferi olduğunu düşünüyor musunuz seçmen üzerinde? Nasıl bir şunu baskı söyleyeyim var? Ben kesinlikle Türkiye'de bir baskı var. Yani üzülüyorum da bunu söylerken. Çünkü rahat değil misiniz? Rahat rahat propaganda yapamıyorsunuz. Biz rahatız da toplumun rahatsız olduğunu görüyoruz. Toplumda ne var? Şöyle, biz mesela ben Türkiye'de genelde bir seri konferanslar veriyorum. Şunun için veriyorum sadece. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bu yaşadığımız dünyanın bizim üzerimizde oluşturduğu olumsuzluklar neler? Biz bu olumsuzluklardan nasıl kurtuluruz? Bu kadar. Evet, hayır diye bir şey yok bunun içinde. Soru soru olursa cevap veriyoruz. Şimdi buraya insanlar davet ediliyor. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, bilmem işte muhtarlar, şunlar bunlar. Emin olun öyle bir baskı var ki birçok insan, ya beni affedin, sizi anlıyorum ama gelemeyeceğim. Geldiğim takdirde sıkıntıya düşeceğimden korkuyorum. Yani şimdi birileri çıkıp da kim bulmuş çıksın meydana demesinler. Çünkü adam korktuğu için böyle diyor. Siz de söyleyemiyorsunuz öyle mi? Biz şimdi adamın kendi korkuyorum dediği zaman ben o adamın ismini deşifre ederek bunu nasıl söyleyeyim? Türkiye'de bir korku imparatorluğu var. Onun içinde özellikle şunu söyledim ben. Ya kimse endişe etmesin. Hayır çıkarsa diye kimse korkmasın. Biz çünkü bu sisteme karşı değiliz. Eğer hayır çıkarsa yarın otururuz. Bu işin doğrusunu beraberce planlarız, o kadar. Peki sandığa katılımın nasıl olacağını düşünüyorsunuz Sayın Genel Başkan? Şöyle çünkü var, orada da bu, bazı kişilerin işte ben gitmezsem işte oyum evete sayılır, gitmezsem oyum hayıra sayılır şeklinde bir kanaati var. Var, bu kanaat yaygın. Ama aslında oy okunu kullanmazsa onun bir anlamı yok oyunun. Şöyle yani. Hiçbirine evete yarayacak ne hayıra yarayacak. O işte nasıl, niye sonuna doğru var. Şöyle, sandığa gidip de boş oy kullanan daha fazla olur kanaatindeyim ben şahsen. Yani çünkü gitmemek de aynı zamanda damgalanmaya vesile olabilir diye endişe edenler var. Onun için gidip boş oy kullanacak epeyce insan olabilir. Bu bir tahmin. Peki boş oy kullanması boş oy kullanması sonuçlu? Şartlara göre. Yani eğer iştirak edenlerin söz gelimi az bir farkla hayır çıkarsa ve iştirak oraya gelenler kullansaydı evet'i, onlar evet'e sayılsaydı evet çıkabilirdi. Bu evetçilerin aleyhine. Tam tersi olsa, evet çok az bir farkla geçse ama sandığa gidenlerin aklında hayır varken kullanmasa, bu sefer evetçilere destek vermiş olur. Ama sandığa gitmek de bir vatandaşlık görevi. Herkes Görevi ama kanaati belirtmek de görev. Tabii kendisi karar verememiş. Samimi olarak ya ben bu ikisine de
gönlüm yatmıyor, bu kavgaya gönlüm yatmıyor diyorsa gayet rahatlıkla öyle de verebilir belki. Ama tercih de bulunması daha doğrudur. Peki tabii. Bu bir kavga mı? Çünkü Türkiye aslında bu sistem değişikliğini, çünkü bunu AK Partiler çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bir 2007 gerçeği var. Orada 367 meselesi var. Evet. Ondan daha sonrasında da Türkiye Cumhurbaşkanı'nı işte seçimle seçeceğine karar verdi. Referandum sürecini yaşadı. Aslında o zaman Türkiye'nin bir sistem değişikliğine gittiğini çok net bir şekilde AK gördüm. Partiler gitmedi mi aslında? Gitti. Seçim, Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olması. Aslında siz sistemi nasıl tanımlıyorsunuz? Yok, ben bakın bunlar çok abartılıyor bana göre. Öyle mi? Doğrudur. Yani Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin avantajı şu, kimse ona etki edemez diye. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri de maalesef kampanyalardaki haksız taraflar sebebiyle, yoğunluk sebebiyle başka bir şeye dönüşüyor. Yani Türkiye'deki televizyon kanallarına baktığımız zaman birdenbire başbakan konuşacağı zaman bütün kanallar yayınlarını kesiyor, onu veriyor. Ben konuşacağım zaman öyle bir iş olmuyor. Hani ben bu avantaj bana tanınsın diye demiyorum ama mecliste grubu bulan partilerden birisi de giderse ona da o imkanın tanınması icap eder. Bu tabii avantajına mı oluyor? Bana göre avantajlarına olmuyor. Evet. Aleyhlerine oluyor. Çünkü halk aynı şeyleri dinlemekten kanaatime göre biraz usandı. Çünkü açık oturumlarda da bunu görüyorum ben. Açık oturumlarda bakıyorsunuz, şimdi belli ekipler var, çıkıyorlar, konuşuyorlar. Hangi kanalı çevirirseniz çevirin, kimin ne diyeceği belli. Ben onu tekrar dinlemeyi fuzuli buluyorum. Aslında Türkiye bu sistem değişikliği biraz AK Parti belki lütfen söyleyin. O sistem değişikliğiyle biz o zaman şunu dedik. Hı hı. Mecliste bir blokaj olduğu için, haksız bir blokaj. Anayasa Mahkemesi çok yanlış bir karar verdi. Bu ne demek? Tabii. O olacak iş değil. Onun üzerine böyle bir yola gidildi. O blokaj atlatıldı. O zaman bizim söylediğimiz şuydu. Yetmez ama evet. Biz evet verdik o zaman. O değişikliğe. Ama yetmez bu. Çünkü bunun dört başı mamur olması icap eder. Böyle bir cumhurbaşkanlığı seçimi oluyorsa diye. Peki Sayın Devlet Bahçeli aslında 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de daha öncesinde başkanlık sistemiyle ilgili eleştirel bir tavır alıyordu. Fakat Türkiye bir 15 Temmuz gerçeğini yaşadı. Dolayısıyla bir fiili durum var. Bu fiili durumu da hukuki bir çerçeveye kazandırmak gerekir. O yüzden sistem değişikliği zaruridir der. Ne dersiniz? Şimdi burada da çelişkili bir ifade var bana göre. Çelişki nereden doğuyor? Şimdi şu ana kadar AK Parti hem Cumhurbaşkanı olarak Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından itibaren hem de parlamentoda çoğunluğu bulunduğu için yapmak isteyip de yapamadığı ne var diye soruyoruz biz. Ben böyle bir şey olduğunu görmüyorum. Ne istiyorsa, hangi kanunu geçirmek istiyor, hangi kararı almak istiyorsa başardılar. Bir tek bir 1 Mart tezkeresi hariç. Ama onu da bence haksız yere es geçtiler. Çünkü hava sahasını da açtılar. Limanları da Amerikalılara tahsis ettiler. Ama buna rağmen Amerika kızdı maalesef. Askerimizin başına çuval geçirdi. Biz onun hesabını hala soramadık. Ya bu bir defa bilinmesi icap eder. Şimdi eğer deniyorsa ki ya bir fiili durum var. Biz fiili durumu anayasaya uydurabilmek için anayasada değişiklik yapalım. Bu ne demektir? Ben bilerek anayasayı ihlal ediyorum. Siz bir kere anayasayı ihlal ederseniz, rahmetli Özal'ın bir kere söylediği bir lafta, anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz. Bu doğru olmaz ki. Bu çünkü bir tavır meselesi. Peki hayır çıkarsa bu tartışma bitecek mi? Hayır. Şunu bir bakın. Cumhurbaşkanının meşruiyeti işte tartışma konusu olmaz diyor. Olmaz. Kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi ama az önce Nükhet Otar'la konuştuk ki birçok AK Partili yetkililerden de onu duyuyoruz. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi bunu tartışmaya açacaktır. Şimdi meşruiyetini tartışmaya açacaktır. Senin Cumhurbaşkanı da açacak hani hayır, olmaz. Hani siz zorla anlaşmak isterseniz açarsınız. Ona kimse mani olamaz ki. Yani ben kavga etmek istiyorum. Yani insanlar kavga etmek istediği zaman bazen öyle derler. Sokakta birisiyle kavga etmek istiyor birisi. Peki neden olmaz? Giderken bir omuz vuruyor. Hadi omuz vurmak kavga sebebi olur. Bir şey değişmeyecek ki, şu anda her istediklerini yapabiliyorlar. Cumhurbaşkanı buna, çünkü önemli olan nokta şu. Cumhurbaşkanıyla başbakan aynı partiden ise bu arkadaşlar, Cumhurbaşkanı köşkle bu toplantıyı yapma imkanına sahip. Bakanlar Kurulu. Gider Bakanlar Kurulu yaparlar. Aldığı kararlara da uyarlar. Bir uyum var.
Bu uyum devam edecek. Ha, burada ne olacak? Belki ilk defa istedikleri bir şey olmayacağı için yenilgiye benzer bir tat alacaklar. Bu hoşlarına gitmiyor şimdiden. Hoşlarına gitmeyen o. Yoksa Türkiye'de her şey değişecek yeni baştan. Yok öyle bir şey. Peki efendim izninizle burada şimdi eleştirilen noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz ki işte bu çift başlılık meselesi. Türkiye tamam 2002 yılından beri tek başına iktidar olan bir parti var. Ama zaman zaman da işte Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında da işte bazı problemler yaşandı. Bunu zaman zaman dile getiriyorlar. İşte Sayın Abdullah Gül ile Sayın Erdoğan arasında, işte bazen Sayın Davutoğlu ile Sayın yine Erdoğan arasında problemler yaşandı. İşte bu çift başlılığın yaşanmaması için çünkü AK Parti'den sonra Cumhurbaşkanı AK Parti'den olabilir. İşte hükümette başka bir parti olursa Türkiye bir çift başlılığı yaşar ve koalisyon dönemlerindeki gerginlikler yaşanır. Bu farklı bir şey bakın. Bunun ucu demin dediğimiz gibi diktaya gider. Çünkü diktadaki insanlar derler ki ben bütün otoriteyi elinde bulunanlar verdikleri kararın kesinlikle ne parlamentoda ne toplumda tartışılmasını istemezler. Bu demokrasi değil. Dikta ortamı var mı şu anda baktığınızda? Şimdi ama bu getirilen metot, getirilen sistem rahatlıkla ben Sayın Cumhurbaşkanı böyle hareket eder demiyorum ama edebilir. Hı hı. Çünkü meclisin Cumhurbaşkanı'nı denetleme yetkisi o kadar kısıtlanmış ki adeta yani yer yerinden oynayacak gibi böyle bir yola gidebilirsiniz. Hele mecliste çoğunluk varsa aynı partidense zaten yapılamaz. Denetlenemiyor mu efendim Cumhurbaşkanı? Doğru dürüst denetlenemiyor benim kanaatime göre. Şimdi bakın denetleme dediğiniz safa safa yani erkler ayrımı temel prensiptir. Siz başkanlık sistemine gittiğiniz zaman erkler ayrımı kamil manada mükemmel olarak meydana gelmezse o zaman Cumhurbaşkanı layüsel olur tabiri caizse eski tabiri. Yani bütün kanunların kaidelerin üstünde olur. Bugün bile bir kanunu ihlal ettiği zaman götürebiliyor musunuz? Götüremiyorsunuz. Bir de bütün o yetkiyi siz tutar kendisine verirseniz bu doğru olmaz. Allah muhafaza etsin gecinden versin. Yarın bir rahatsızlık olsa, başka birisi gelse, çok farklı niyetleri olsa ne olur? Bu kadar farklı niyetleri olan bir parti, daha doğrusu Cumhurbaşkanı, yani meclis çoğunluğu aynı partiden olsa bile, bu kadar ülke menfaatine aykırı davransa bile, şimdi, bir Mart eskilesini söylediniz ya, şimdi, yani o milletvekilleri karşı duruş sergilemez mi? Acaba 301'i, şimdi, o kademeli bakın, şeyi bulamazlar işte burada mı? Burada en önemli konu, mesela meclis feshedilir mi, edilmez mi konusu gündemde hemen. Ben feshedilir edilmezin üzerinde durmuyorum. Yalnız Cumhurbaşkanlığı, Hiçbir gerekçe göstermeden meclisi seçime gidiyor, götürebiliyor. Ha bunun bir tarafı var diyor ki kendisi de seçime gider. Bu güzel bir şey. Kendisi de feragat ediyor bir döneminde. Burada yalnız milletvekilleri bir tehdit altında. Çünkü gerekçe göstermesine ihtiyaç yok. Ne zaman götürebilir bir cumhurbaşkanı meclisi seçime? Ya istediği bir kanun çıkmadığı zaman veya meclis kendi istemediği bir kanunu çıkardığı zaman. Yani başka türlü ne olacak? Hiçbir şey olmuyor. Bir kanun yüzünden meclis seçime mi gideceğiz yani? Ne olacak yani? İşte ancak o zaman götürebilir. Ben de onu diyorum yani. Ama hangi bir kanun? Nasıl bir kanun? Bilmiyoruz ki. Başka bir türlü meclis. Yani gerekli göstermesine ihtiyaç yok. Ben gerekçeyi kendim söyledim yani böyle olabilir diye bir zanla söylüyorum. Onun için bu noktada bizim yargı mensuplarının şimdi bakın yani bir değişiklik geldi. Evet çıksa. 17 Nisan'da ne olacak? 17 Nisan'da hükümet devam edecek. Cumhurbaşkanlığı bugünkü haliyle devam edecek. İki şey değişecek. Birisi Cumhurbaşkanı partinin başına geçecek veya partili olacak. İki, adalet mekanizması değişecek. Bizde bir söz vardır. Adalet mülkün temelidir. Mülk dediğimiz devletin temelidir. Siz adaleti, efendim güvenmiyor musunuz? Güveniyorum da niye oraya tayin edilecekler başka bir sistemle güvence verecek tarzda Cumhurbaşkanına veya hükümete bağlı olmadan karar verecek bir yapıda olması? Bunu sağlayamazsanız ben adalete güvenemem. Biz bunu sağlanamayacağını mı düşünüyorsunuz? Endişeyi diyoruz tabii. Yani düşünün ama biz bunu yaşadık. FETÖ zamanında yaşadık mı? Yaşadık. 2010 referandumunda ne yapmışsınız? Nasıl bir karar vermiştiniz?
Evet mi? 2010 referandumu bu anayasa değişikliği yapılmıştı ya. Evet dedik biz. Dedik ya. Yetmez ama evet dedik o zaman. Pişman mısınız dönüp baktığınızda? Hayır yok. Biz yani bugün gelinen noktaya gelinmese iyi olurdu bu kadar çekil. Yani böyle bir değişikliğin yapılması faydalı olabilir dediğim gibi. Ama sonra yargıyı belli bir cemaatin ele geçirdiği daha doğrusu. Geçirdiği işte tabii ama bakın oradaki mesele şu. Bugün bizi endişe ettiren husus şu. Yönetimde bir otoriterlik var. Bunu avantaj diye görüyor arkadaşlar. Biz de orada şu endişeyi taşıyoruz. Kararlar ciddi manada müzakere edilmeden alınıyor. Biz bundan endişe ediyoruz. Bunun şeyi ne? İşte FETÖ konusunda biz uyardık. Biz bu adamlarla hiç barışık olmadık. Hiçbir zaman. Evet. Ama onlar yani da sizi sevmedi. Onlar da bizi sevmedi. 10 sene onları bağırlarında bastılar. Sonra ne oldu? Bizim söylediğimiz noktaya geldiler ama bir sürü zarar gördük. Avrupa Birliği ile yapmayın, etmeyin. Bunlarla siz bağdaşamazsınız dedik. Şimdi ne oldu? Rest çekmeye başlıyoruz. Ama belki de bize ciddi, bizden çok Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza, Müslüman vatandaşlara zarar verir Avrupalılar. Siz şu anda peki bu yapıyla mücadeleyi nasıl buluyorsunuz? İhraççılar oldu. Şimdi ama özellikle bugün Sayın Kılıçdaroğlu siyasi ayağı ile ilgili ciddi anlamda işte bağlantılar var. Biz bunu biliyoruz ama hükümetin açıklamasını istiyoruz. Şöyle, sizin bu konuya kanaatiniz ne? Varsayımlarla bir politika oluşturmayı doğru bulmuyorum. Varsayımlara karşı tedbirli olmak gerekir. Doğru. Ancak varsayımları elimizde bilgi olmadan, somut bilgi olmadan kamuoyuyla paylaşmak insanların zihninde soru oluşturur ve o sorunun cevabını bulunmaz. İthamlara gider bu sefer karşılıklı. Hı hı. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ancak biz somut konuları ele alıyoruz. Biz deminden beri söylediğimiz hususlar var. Mesela bugün ben dinledim Sayın Cumhurbaşkanı, ya köprüye bile karşı çıkıyorlar. Avrasya Tüneli'ne karşı çıkıyorlar diyor. Ya biz karşı çıkmıyoruz. Söylediğimiz şey şu. Ekonomide hükümet bugüne kadar tam 14 küsür yıldır atı arabanın arkasına bağladı. Hiç önüne bağlayamadı. Ne demek bu? Ya at arabayı çeker, itelemez. Siz ekonomide ağırlığı üretime dönük yatırımlara vermez de sosyal yatırımlara, altyapı yatırımlarına verirseniz yarın borca mahkum olursunuz. Aldığınız borcun taksitini bile ödeyemezsiniz. İşte bu sistem değişikliğiyle izninizle biliyorum oraya getireceğim de bürokratik vesayetle ilgili işte ciddi anlamda bürokratik vesayet olduğunu söylüyor AK Parti. Dolayısıyla bürokratik vesayeti ortadan kaldıracak kararlar hızlı alınacak. Dolayısıyla çok daha güçlü ekonomik anlamda bir Türkiye görüleceği kanaatindeler. Bürokratik vesayet yok. Bürokratik vesayet olabilmesi için hükümetin şunu söylemesi lazım. Ben İçişleri Bakanlığı'na veya Maliye Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'na şu kararların çıkarılması için hazırlık yapmalarını söyledim. Direndiler, getirmediler. Böyle bir şey yok ki. Şu anda bürokratik vesayet yok, siyasi vesayet var. Bütün kararları iktidar muhalefetle de yeri geldiği zaman paylaşarak alması gerekirken hiçbir zaman bu yola tevessül etmediler. İlk defa işte Bahçeli ile bu noktada bir anlaştılar muhalefetteyken, beraber götürüyorlar. Birçok kişi Sayın Devlet Bahçeli'nin neden bu adımı attığı ile ilgili kafasında soru işaretleri var. Ben de anlayamıyorum. Siz de mi anlamıyorsunuz? Ben de anlamıyorum. Niye anlamadınız efendim? Çünkü çok net diyor Sayın Devlet Bahçeli benim tanımım. Sayın Devlet Bahçeli böyle bir şey söylüyor da bizdeki kanaat şu, yani orada sanki işte tabanla tepe arasında ciddi bir uçurum var gibi geliyor. Ve burada partiden ihraç edilenlere baktığım zaman bu insanların sanki tavanda bir karşılığı varmış gibi gözüküyor. Ben buna bakarak söylüyorum. Yani o ne kadar etkilidir değildir onu bilmem yani. Ben göreceğiz şu anda MHP üzerinde bir yorum yapma noktasında değilim ama bu meydana gelen hadiseler benim söylediğim tarzda sanki bir gerilim varmış intibanı doğuruyor. Tabanla
tepe arasında. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, işte bu 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi olduğu iddiasında. Bugün onu da dinlemişsinizdir. Elinde de dosyası olduğunu söylüyor ama tabii evet, bunun hangi argümanlar? Çok ciddi bir argüman olması tabii lazım. Tabii. Çünkü yani, 250 vatandaş hayatını kaybetti orada. Tabii 250 vatandaş kaybetti. Şunu hemen söyleyelim. Bazen bizi işte Kandil'den aynı şey yapıyor konuşuyor. Bizim partimizden, yönetim kurulu üyelerimizden 20'nin üzerinde insan hayatını kaybetti, şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yüzlerce insan yaralandı. Onun için bir defa bunu bir tarafa koyalım. İki, bunlar tabii spekülatif konular. Bir sürü soru var. O soruların cevabı çok net olmadığı için bunlar soruluyor. İşte bu darbe girişimiyle ilgili olarak ta saat öğleden sonra 14'ten itibaren bir takım bilgilerin olduğu, işte istihbaratın bu bilgileri getirdiği, MİT Müsteşarının Genelkurmay'ı ziyaret ettiği, onların şöyle yaptığı. Şimdi bunların üzerine, bunlar açıklanmadığı için ben açıklamadım. Çok soru işareti var diyorsunuz. Soru işareti var ama sizden sonra da biz bunları konuşacağız şöyle, işin uzmanlarıyla. Ben bunların, yalnız ben bunların üzerinde spekülatif yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü o bu sefer çok daha vahim noktalara götürür. İnşallah öyle bir şey yoktur. Peki Türkiye darbe tehdidini atlattı mı baktığınızda? Çünkü orada sadece Eşref'e Gülenistler'in değil de başka unsurların da olduğu iddiaları var. Ne dersiniz o iddialara? Şimdi bizim üzerimizde bir oyun oynandığı kesin. Bu Orta Doğu'daki terör, Orta Doğu'daki karışıklık, ekonomideki geldiğimiz çıkmaz sokak, aldığımız bugüne karar, kararlar, siyasi kararlar, Avrupa Birliği şusu busu. Bunlar bu Orta Doğu'daki kargaşanın ne olduğunu ya hükümetin anlamadığı veya anlasa bile gerekli tedbirleri zamanında alamadığını gösteriyor. Ben şunu anlamıyorum. Avrupa'ya siz bizi arkamızdan vuranları destekliyorsunuz. Siz de bizi arkamızdan bıçaklıyorsunuz diyor. Arkasından da bakanlar çıkıyor diyor ki biz Avrupa Birliği kapısından ayrılmayız. Biz o zaman diyoruz ki ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Böyle bir tavır olur mu? Sizi arkadan bıçaklayanlarla sonuna kadar biz bu kapıdan ayrılmayız demek bir hangi mantığa dayanıyor? Veya Amerika'ya karşı. Amerika çok açık, çok açık, net. PYD'yi destekliyor. Kendi askerleri PYD amblemini giyerek fotoğraflar çektiriyor. Siz hala bunu böyle görüyorsunuz. Efendim biz Amerika'ya karşı nasıl tavır koyalım? Ya biz Amerika'yla kavga edin demiyoruz. Peki Fırat Kalkanı Harekatı'nın bittiği ama devam edeceği de söyleniyor. Devam edeceği söylenir. Fırat Kalkanı Harekatı bir noktada başlatıldı. Biz Rusya'nın Suriye'deki etkisini kavrayıp onlarla dostluğu yeniden kurduktan sonra bu harekat başladı. Ancak Amerika bundan rahatsız oldu. Dedi ki yo, ben size burayı bırakmam. Suriye'deki karar maalesef bugün gelinen noktada Amerika ile Rusya oturup kararlaştıracaklar. Türkiye'nin bir rolü olamayacak mı diyorsunuz? Bir yaptırımı? Mutlaka bir takım talepleri, iddiaları olacak. Ama bunlara karşı Türkiye gözünü karartarak bir adım atabilecek noktada değil gibi geliyor İzniniz bana. İşte bu noktada işte özellikle Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye bir beka sorunu yaşıyor. Beka sorunundan dolayı da bu sistem değişikliğini bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Yani biz bugüne kadar beka sorunu mu yaşıyorduk? Yok, öyle bir şey olmadı. Yani bunu bu noktaya getirmek yanlış. Yarın beka sorunu artabilir. Hep söylediğimiz şu, ya Allah rızası için insanlara bir düşünün dedik biz. Düşünün demek suç değil. Düşünmek doğru karar vermenin tek yolu. Biz de hükümete diyoruz ki bir karar alınırken lütfen eğer muhalefetten güçlü bir ses geliyorsa onları da dinleyin, sonra karar alın. Kendi içinizde de mutlaka bir düşünün, müzakere edin. Ne beka sorunu, nereden çıkmış bu? Bir de diyorlar ki bu olursa bir daha ihtilal olmayacak. Bence eksik yapıyorlar. Ve kara böyle olsaydı bu anayasa değişikliğinin başına askerin ihtilal yapması külliyen yasaktır derdim yani. Böylece iş biterdi. Peki efendim sistem değişikliği hayata geçerse Türkiye nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak? Nasıl yani, bir yönetim şekli olacak? Evet çıkarsa bu, ne olur? Önce sorunu yanıtla. Şöyle. Evet çıkarsa tek kişiye mahkum kalırız. Müzakere yani parlamento göstermelik bir parlamento olur. Elbette farklı bir yapı oluşursa parlamentoda
Cumhurbaşkanını çeşitli noktalarda, işte kanunların yapılmasında, kararların alınmasında etkileme imkanları var kısmen. Onları kullanarak bir şey yapmaya çalışabilir. Ama en önemlisi beni endişeye sevk ettiren, bugünkü haliyle yargı değişir. Çünkü demin onu söyledim. 17'sinde ne olacak? Evet çıkarsa Cumhurbaşkanı partiyolu olacak. İki, bütün yüksek yargı organını tek başına Cumhurbaşkanı seçecek. Çünkü partinin başı olduğu için mecliste kimlerin seçileceğine de o karar verecek. Bu kadar basit. Siyasi partiler kanunu hayata geçerse orada bir denetlenemez mi? Denge mekanizması olmaz mı? Kimse ona yanaşmaz. Maalesef. Yani bir de bu öyle mi? Geçmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Değişmeyeceği kanaatindeyim. Yani sizin dediğiniz gibi en azından şöyle bir şey olsa. Bir seçim kanunu, siyasi partiler kanunu. Tabii bunların aslında ele alınması icap eder. Ama siz layüsel bir cumhurbaşkanlığı makamı oluşturursanız burada yapılacak değişiklikler o kadar çok ehemmiyette taşımaz. Onu da belirteyim maalesef. Bu benim kanaatim tabii yani. Hayır çıkarsa ne olur efendim? Hayır çıkarsa benim kanaatim hükümet bundan sonra alacağı kararlarda çok daha ihtiyatlı davranma ihtiyacını duyar. Yani baskıyla memlekette bambaşka bir hava estirerek kanunların artık geçemeyeceğini görmüş olurlar. Bunun çok büyük faydası olur. Peki siz bir erken seçim mi görüyor musunuz? Ben şahsen görmüyorum. Yani ya evet de çıkarsa, hayır da çıkarsa. Yok, ben şahsen görmüyorum. Burada şu önemli husus var. Yani hükümetin parlamentoda kendi tabanı ile ilgili bir problemi varsa işte o soru işareti oluşturur. Çünkü bu iddia var. Yani şu söyleniyor. Yani FETÖ soruşturmasında henüz siyasi ayağa girilmedi deniyor. Girilsin diye de demiyorum. Ben FETÖ soruşturmasının aslında kısmen biraz... Var mı siyasi ayağı? Şeye, olmadan olur mu? Yani ben değil, siz benden daha iyi biliyorsunuz bir kısmını da. Ben bunu şöyle görüyorum. Bakın, halk siyasilere bakarak genelde tavır belirler. Öyle bir dönem yaşadık ki biz 2014'ten önce özellikle ama daha çok 2011'lerden önce yaşadığımız hadise şuydu. Siz hükümette bir yere bir insanı tavsiye eder, tayin ettirmek isterseniz, çocuğunuzun bir okula girmesini, bir an imtihanında başarılı olmasını isterseniz, ÖSYM imtihanlarının nasıl olduğunu gördük hepimiz. Onlar evet, maalesef. O zaman mutlaka iktidar üzerinde etkili olacak birisine gitmeniz lazım. Milletvekilleri yapabilir mi? Kesinlikle yapamaz. Kim yapar? Bu örgüt yapar. Herkes onlara gitti. Ne için? Belli bir problemini çözmek için. Kim sağladı bu ortamı? Hükümet sağladı. Peki. Yani arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, çok mertçe dedi ki, ya ben milletimden özür diliyorum, Cenab-ı Hak'tan af diliyorum dedi. Çok güzel bir şey. Peki o diledi de, ona bakarak tavır alanlar da, ya ben de hata etmişim, ben de milletimden özür dilerim, Cenab-ı Hak'tan af dilerim derse, onun bunu deme hakkı olmaz mı? Ama şu da bir gerçek ki Sayın Cumhurbaşkanı bu net duruşu ortaya koymasaydı, hep kendisi de söylüyor ya, bu yapıyla mücadele bu kadar da kolay olmazdı. Elbette. O doğru. Sayın ona bir şey demiyorum. Yani böyle ortamlarda olağanüstü hal ilan edilmesi tabiidir. Ancak olağanüstü hal olağan hale gelmemeli. Baskı vurgusu röportajın başından bu yana çok güçlü bir şekilde var. Nasıl bir somut örnekleri var mı? Sizin bunu, Saadet Partisi olarak soruyorum bunu. Ben yok, onu öyle bir somut örneği söylemeyi de doğru bulmam. Bu bendeki intiba. Hı. Ama ben birçok insanla konuşuyorum. Birçok insanla konuşuyorum. Peki. Üniversitelerdeki insanlarla konuşuyorum. Hı. Bizim programlarımız, bakın çok önemlidir. Bizim programlarımız üniversitelerde iptal ediliyor. Gerekli olarak... Ya şu anda müsait değil, biz bunu yaparsak sıkıntıya gireriz diyorlar. Siz gittiğiniz programlarda salon bulamıyor musunuz? Siz özellikle, siz gittiğinizde. Şöyle, ben gitmeden haber alıyorum, gitmiyorum o zaman. Ama bizim arkadaşlarımızın gideceği bir yer çok yer iptal edildi. Şimdi bu yanlış. Ben onun için belli noktalarda memurlar, hele en çok korkan iş adamları, esnaf benim üzerime gelirler diye korkuyor. Bunu ciddi kabul ederler etmezler. Ben bunu söylüyorum. Vatandaşlarımız da dinliyor. Yalan söylüyorsam derler ki ya böyle bir şey yok. Tamam, ben bunu bir kanaat olarak, ciddi bir kanaat olarak vatandaştan edindim. Peki.
Evet. Yani çok teşekkürler. Son mesajınız var mı vermek istediğiniz? Evet. Bitti mi programı? Bitti. Program bitti. Maşallah sonra... ara vermeden iyi evet, gittik. Evet. Blok gittik. Ben teşekkür ediyorum. Ben bundan iki hafta sonra oylama yapılacak referandumda. Ben vatandaşlarımızdan tekraren özellikle düşünerek karar vermelerini istirham ediyorum. Düşünerek karar versinler. İster evet desinler, ister hayır. Gönüllerinden bu evet bizim için faydalıdır diyorlarsa desinler. Gönüllerinden hayır diyorlarsa korkmasınlar. Korkunun ecele faydası yok. O zaman da hayır desinler. Ben hükümetten de istirham ediyorum. Yani bunu ben yapmaya çalışıyorum. Ama benim etkim mahdut. Şu anda iktidarda bulunanlar lütfen vatandaşı hayırcı ve evetçi diye ayırıp bunları bir kısmını hain, bir kısmını da vatansever diye ilan etmesinler. Sayın Genel Başkan çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sorularımı yanıtladığınız için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuğumdu. Kendisini uğurluyoruz. Üçüncü bölümde de işte 15 Temmuz günü Akıncılar üstünde ve sonrası neler yaşandığını da güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, gazeteciler Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'le konuşacağız ama biraz aranın ardından. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuştuk ilk iki bölümde. Türkiye bir yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili sistem değişikliğini konuşurken neden evet neden hayır tartışmasını yaparken öte yandan da FETÖ ile ilgili de davalar biliyorsunuz görüşülüyor. FETÖ'nün firari isimlerinden Adil Öksüz ilk kez gıyabında yargılanmaya başlandı. 15 Temmuz ve FETÖ yargılamaları sürerken de iddianamelerden çok çarpıcı detaylarda konuşuluyor, tartışılıyor biliyorsunuz. Adil Öksüz serbest kalışından, kanlı darbe gecesinin sır isimlerinde, bu darbe girişiminde, Akıncı üssünde neler yaşandı hepsini konuşacağız. Öte yandan hala yanıt bekleyen sorular var. Az önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da söyledi. O gün neler yaşandı saat saat onları da konuşacağız değerli konuklarımızla. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, gazeteciler Ferhat Ünlü ve Nedim Şener bizimle birlikte olacak dedik. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli katılımlarınız için. Şimdi başlayacağız Akıncılar üstüne neler konuşulduğunu, daha neler olduğunu konuşmaya başlayacağız ama onun öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Nedim Şener sizle başlayalım mı? Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi olduğunu ve bununla ilgili de elinde de dosyalar olduğunu söyledi. Ne dersiniz? Ne tür belgeler olabilir acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nda? Benim anladığım yani harici bir rapor, bu darbenin kontrollü bir şekilde planlandığı ve icra edildiğine dair bir dış rapor değil. Hı hı. CHP'lilerin hazırladığı kendi raporları. Muhtemelen yanlış çıkarsama yapmıyorsam, ki önümüzdeki hafta görebiliriz bunu. FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu raporu çıkmak üzere malumunuz. Hı hı. Zannederim 16 Nisan gibi ya da o tarihten hemen sonra çıkacak. Ona bir şerh raporu yazılıyor. Biliyorsunuz her rapora partiler kendi görüşlerini yazıyorlar. Muhtemelen o rapora bir şerh raporu yazılıyor. O rapor kendi gözünden o 15 Temmuz darbe girişiminin ne olduğuna dair bir rapor. Tabii sorular var konuyla ilgili. Şu, yani Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan neden komisyona gelip ifade vermedi gibi çok temel sorular var. Bunlar darbe komisyonunun süresi daha da uzatılıp acaba daha geniş kapsamlı bir rapor hazırlanabilir miydi? Bu sorular çok meşru. Ancak kontrollü darbe dediğiniz zaman bu aslında siyasi bir açıklama. Çünkü son çıkan Akıncılı Üssü iddianamesi, ondan önceki Yurtta Sulh Konseyi ile ilgili iddianame hiç öyle kontrol edilebilir bir darbe olmadığını zaten gösteriyor. Acaba dedim Kılıçdaroğlu neyi kastediyor? İki şeyi kastediyor olabilir. Bir tanesi kontrollü darbe derken iki şeyi kastediyor olabilir. Bir tanesi önceden bilinen, safa safa planlanan, nereye gideceği bilinen ve iktidarın hatta Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde yürüyen bir darbe planı diye düşünebilirsiniz. Bu çok mantıklı değil. Ya da bazen siyasetçiler anlatım zorlukları çekebiliyorlar. Bunu her siyasetçi yapıyor. En son anayasa paketiyle ilgili konuşmalarda da, içerik tartışmaları konusunda da biz bunun örneklerini çok sık duyduk ve yaşadık. Şunu mu kastediyor diye düşündüm. Darbe haberi alınıyor. Önleme konusunda biraz yavaş davranılıyor. Nasıl olsa kontrol altına alınacağı bilinerek
Yani bir başka boyuttan bahsediyorum. Yani çok önceden darbe planı, yani Tayyip Erdoğan'ın veya iktidarının Genelkurmay'la, MİT'iyle çok önceden bildiği ve hatta içinde ettiği veya hatta organize ettiği bir darbe gibi çok absürt bir varsayımın dışında başka bir şey söylüyorum. Olasılık dahilinde olan bir şey söylüyorum. Yani CHP'liler neyle hareket ediyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. O da dediğim gibi bir MİT'e saat 14 sıralarında gelen bir ihbar üzerine 16 zannediyorum 16 gibi 14.45'te geliyor evet, kapıya. İhbar üzerine Genelkurmay'a aksettiriliyor. O saatte aslında darbe olduğu tahmin ediliyor. Mesela MİT müsteşarının bazı ifadeler var. MİT müsteşarı bu kalkışma, daha doğrusu MİT'e yapılacak helikopterli saldırının ve MİT müsteşarının derdest edilmesi girişiminin aslında büyük bir olayın parçası olabileceğini düşünerek Tayyip Erdoğan'ın koruması Mevlüt Bey'i aradığını, işte o eğer Marmaris'te olduklarını gördükten sonra, işte eğer bir saldırı olursa engelleyip engelleyemeyecekleri konusunda bir görüşme yaptıklarını biliyoruz. Buradan çıkarak şöyle bir yorum yapabilirler. Bakın MİT müsteşarı zaten bu bir büyük planın parçası olarak algılamış. Madem bu darbeyi niye engellemediler diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle bütün iddianameleri ifadeleri okuduğunuz zaman bunun engellenebilir bir mevzi bir saldırı planı olduğunu düşündüklerini görüyorsunuz. Bunun size nasıl bir kanaat var? Bu şöyle, bakın Hulusi Akar o gece MİT müsteşarıyla görüştükten sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderiyor. Evet. Ve diyor ki yanına askeri savcı, merkez komutanı, kurmay başkanını da al. MİT müsteşarının bahsettiği helikopterli bir operasyon hazırlığı var mı? Saat 19 gibi böyle bir olasılıktan bahsediyorlar. Eğer böyle bir olasılık görürsen hepsini derdest et diye, hatta güvenlik olarak da savcıyı dışarıda tut diyor. Yani merkez komutanını falan dışarıda tut. Eğer bir hareket görürsen ani içeri girsinler ve tutuklamaları yap. 20-30 kişilik bir grubu tutuklamayı hedefliyorlar. Yani öyle bir hareketlik olursa. Salih Zeki Çolak değil mi? Kara Kuvvetleri Komutanı. Evet, Salih Zeki Çolak. Bu gidiyor, yerinde incelemeler yapıyor. Saat 19 gibi bir hareketlik görmüyor. Saat 20-20-15 civarı artık ikna oluyor bir şey olmayacağına. Çünkü o bahsedilen ihbarın gerçekleşmeyeceğine dair bir kanaat oluşuyor. Hulusi Akar'la görüşüyor. Hulusi Akar hangarlar bölgesine de git diyor. Yani sadece o bulunduğunun karargah çevresine git. Sonra onları saat saat konuşacağız zaten. Yok, saatten ziyade bir şey söylüyorum. Tamam. Saat 21 hangarlar bölgesinde hareketlilik olmadığını görünce sadece Zeki Çolak bir şey olmayacak diye çıkıyor. Yani dolayısıyla sonra da derdest ediliyor. Sonra da zaten genelkurmaya çağrılıyor. Orada şey tarafından derdest ediliyor. Dolayısıyla acaba dedim Kılıçdaroğlu şunu mu kastediyor? Bunu mu kastediyor? Yani MİT'in Genelkurmay Başkanı'nın haberi olan, Erdoğan'ın da haberi olduğu, bırakın başlasından nasıl olsa kontrol altına alırız diye bir çıkarsama mı yaptılar diye düşünüyorum. Ama bunun da tam cevabı net veremiyorum. Şundan dolayı o kontrolü sağlayacak bütün komutanlar aşağı yukarı derdest edilmiş durumda. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nda özel kuvvetler basılmış durumda. Yani bu darbe girişimini kontrol altına alacak komutanların hemen hemen hepsi etkili komutan derdest edilmiş durumda. Dolayısıyla ben bunu, bu açıklamayı siyasi bir muhalefet argümanı olarak yani görüyorum. Elinde dosyası varsa herhalde açıklayacaktır. Hayır, bakın, yani. Ama tabii belge bunu bir netleştirmek lazım. Çok önemli bir iddia yani. Kontrolü bir darbe girişimi. Mesela sorduğu sorulardan bir tanesi. Adil Öksüz'ün daha önce bir soru sormuştu. Adil Öksüz kimdir? Kimdir i̇şte biz diye. Biliyoruz dedi. Hatta sizin kanalınızda galiba timsah mimsah falan gibi şeyler söyledi. Ya da kim olduğunu biliyorum, devlet bunu da biliyor falan. Neyi kastediyordu? MİT müsteşarlığının elemanı olduğunu. MİT elemanı olduğunu söyledi. Hatta bunu bir yazar da kitabında o sahte belgeyi yayınladı. O da fiyasko. Ben onu geçen hafta hakikaten şahsi merakımla araştırdım ve belgenin sahte olduğunu madde madde anlattım. Sonra araştırmaya devam edince bir yurtsever MİT'çi CHP üst yönetimine bir ihbar mektubu gönderiyor. Ergenekon'da olduğu gibi. Evet, yurtsever MİT'çi. Daha önce Ergenekon söylediğimiz gibi yurtsever subaylar vardı. O yurtsever MİT'çi gönderdiğim mektupta, ki CHP üst yönetiminde var bu mektuplar, ihbar mektubuyla beraber bu sahte MİT elemanı olduğuna dair o evrakı da gönderiyor.
Ve orada çok ilginç şeyler söylüyor. Gönderdiği evrak sahte. Gönderdiği evrak sahte zaten ama onun yanında ihbar mektubunda darbenin aslında bir tiyatro olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın Hulusi Akar'ı MİT müsteşarının tezgahladığını falan söylüyor. Yani eğer o rapor da orijinal olarak o ihbar mektubuna dayandıracaklarsa bu da yanlış. Mesele asıl şu, 15 Temmuz gerçeğini yaşamamışsanız, görmemişseniz, onu hissetmemişseniz, o empati duygusunu yaşamamışsanız, yoksa içinizde, ona tiyatro dersiniz. Birçok insan öyle oldu zaten. Yani o gece yaşayanlar ya da herkes bir şekilde çok herkes yaşadı, bir şekilde yaşadı. Ama kimi televizyonun başında şey seyrederek geçirdi. Kimi bazıları balkonlarından alkışladı ki sosyal medyada şeyleri var. Kimi merakla bekledi, sonucu bekledi. Ama şu var, halkın çok önemli bir kısmı buna direndi. Şimdi siz bu siyasetçi olarak bunu yaptığınız zaman o insanların kalbinde büyük kırgınlık yaratırsınız. Siz siyasi muhalefet yapacaksınız diye sosyal bir olguyu yok sayamazsınız veya başka çarpıtamazsınız. Ortada sorularınız olsun, baki olsun. Deyin ki bu darbe girişimiyle ilgili bizim bu rapor çıkacak ama bazı sorularımız var. Buralar hala aydınlanmış değil. Nitekim yargı safhasında da bakın Malatya'da davalar görülüyor, İstanbul, Ankara'da davalar görülüyor. Sanıklar da diyor ki örneğin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda olan yaşananlarla ilgili oradaki komutan ifade versin. Yazılı ifade veriyor. Oradaki avukatlar diyor ki daha çok soru sormamız lazım. Sözlü ifade vermeye gelsin. Yani bakın o mesela Hulusi Akar bir mahkemede tanık olarak dinlenmesi kararı alınıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet. O süreçlerde bunların hepsi yaşanacak ve var olacak. Evet. Ama eğer siz bunu kontrollü darbe diye tam da Alman istihbarat başkanlarının darbede gülen rolü yoktur. Ya da İngiliz parlamentosunun hazırda o saçma raporda olduğu gibi gülenciler var ama gülen grubu onu yoktur geçelim. Ben gibi şeye denk düşecek bir şey söylerseniz o zaman özellikle bu konuyu suistimal etmek isteyen FETÖ'nün ekmeğine yağ sürersiniz. Peki. Nedeni şu, darbe komisyonu raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin darbe komisyonu raporu eksik fazla bazı şeylere cevap vermeyi amaçlıyor. Siz bunu ana muhalefet partisi olarak kontrollü darbe dediğiniz zaman bütün uluslararası makamların ve Türkiye nereye giderse gitsin o raporla diyecekler ki sizin ana muhalefet partiniz kardeşim buna kontrollü darbe diyor. Biz gülen grubu yok dediğimiz zaman niye batıyor ki size diyecekler. Bizim bu konuda konuşmak isteyen herkesin önüne, hepimizin önüne bu CHP'nin eğer şerh maddesinde kontrolü darbe ibaresi varsa, o başlıkta çıkacaksa, o rapor Türkiye'nin önüne her yerde konacak. Peki. Mete Erar ne düşünür? Sayın Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeler, işte o şerh raporunun düştüğü şey olabilir mi? Dosya olabilir mi? Bu kontrolü darbe iddialarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben açıkçası şunu anlamakta çok zorlanıyorum. Bu olay meydana geldikten sonra özellikle CHP'li milletvekilleri, MHP'liler ve AK Partililer dünyayı dolaşıp bunun bir darbe olduğunu anlatmaya gitmemişler miydi? Amerika Devletleri dahil olmak üzere. Tabii. Gitmemişler miydi? Tabii Amerika gittiler evet. Hepsi gitmediler mi? Orada bunun bir Oğuz Kansalıcı falan evet. Beraber. Yok ben gitmedim. Yok hayır ben CHP'liler, şey için söylüyorum. CHP'lerle beraber. Ben milletvekilleri bir heyet oluşturarak dünyaya bunun bir darbe girişimi olduğunu anlatmaya gittiler. O zaman kardeşim neye karar verdiniz de fikir değişikliğine uğradınız? Şimdi çok güzel bir konudan başladı. Kontrollü darbe dediğiniz şeyde neyi kontrol etmeye çalışırsınız? Darbeye girişen insanları bastıracağınızdan emin olursunuz değil mi? Böyle bir durumunuz var. Böyle bir pozisyon olması lazım. Şimdi bakalım. Bu işin içerisinde bunu kontrol edebileceğini düşündüğünüz birim komutanları kim? Kuvvet komutanları. Başka? Hava kuvvetlerindeki üst komutanları. Başka? Deniz komutanları, yani denizdeki donanma komutanları dahil olmak üzere komutanlar, özel kuvvet komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, İçişleri Bakanı, Başbakan. Hı hı. Başbakan İstanbul'da. Nerede? Tuzla'daki evinde. İçişleri Bakanı o sırada Erzurum'dan uçağa biniyor, şeye geliyor. Uçakta. Devam ediyorum. Özel kuvvet komutanı kaçırılmaya çalışıyor. Bütün kuvvet komutanları derdest edilmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na saldırı gerçekleştirmiş Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Bana söyler misiniz? Bu yangını neyle söndürmeyi düşünüyorsunuz? Elinizde hangi hazır kuvvet var? Yani normalde bir kontrollü bir şey yaparsanız bu nasıldır biliyor musunuz? Kontrollü yangından gelen bir felsefedir. Bazen özellikle şeylerde büyük yangını önlemek için önünde küçük bir yangın çıkartırsınız. O alanı boşaltırsınız, yangının ilerlemesini engellersiniz. Ama etrafına
önce kazarsınız ve etrafına şey yaparsınız. Yani söndürecek malzemeyi de bulursunuz. Tamam. Bana söyler misiniz o gece bu darbeyi bastıracak olan hazır kuvvetiniz kim? Hangi askeri birim? Hangi askeri birim? Askeri birimlerin ilk karşı koymaya başladıkları hava kuvvetleri dahil olmak üzere şimdi Akıncı Üssü raporlarına çıkmaya başladı. Hı hı. Saat kaç? 4.30'larda hava kuvvetlerinde Eskişehir'deki hava merkezi ele geçiriliyor. Ondan sonra ilk pistlerin bombalandığı saatler kaç? Sabaha karşı. O saatte hala Cumhurbaşkanı külliyesi bombalanıyor. Şimdi bana söyler misiniz bunun neresine kontrol var? Yani hiçbir hazırlık yok. Hazırlık yoksa kontrol de olamaz. Kontrol de sağlayamazsınız. Ayrıyeten Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı olaylara baktığınızda, olayların içeriğine baktığınızda, hı hı, kendisinin fiili anlamda atlattığı 3 tane şey var. Ölüm tehlikesi var. 3 defa. O gece mi? O gece. Birincisi... Bir tanesini... Ben 3 tanesini sayayım. Marmaris'i boşaltmıyor. Marmaris, evet. Boşaltmıyor. Merkezde kalmaya devam ediyor. Gelen ekiplere hayır ben kardeşim gitmeyeceğim. Eğer ben halkı sokağa çıkmaya davet ediyorsam, hı hı, ben başka bir yere gitmem diyor. Ve ben burada kalacağım diyor. Bakın şimdi Akıncı Üssü'yle ilgili evraklara çıktığında ne çıktı? Evet. İki tane F-16'nın bölgeyi vuracağı ortaya çıktı. Doğru mu? Hı hı. Çıktı. Evin hiçbir şey... Keşif yapıyorlar. Keşif şey için yapıyorlar. Sniper denen bir özel bir keşif şeyi var. İşte onunla fotoğraflıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağını takipte görevlendiriyorlar. Elektronik keşif yapıyorlar. Haber yayında da söylemiştik. Evet, evet. Daha elektronik keşif yapıyorlar. Nokta olarak yerlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bakın hemen yanında Aksas Üssü var. Denizden de bir saldırı olma ihtimali var. Bu arada gelecek olan timler var. Bakın hiçbirine gitmiyor şu an Cumhurbaşkanı. Diyor ki ben halkı sokağa davet ettim. Eğer benim başıma gelecek de burada gelsin. Ben burayı bir karargah olarak kullanacağım ve yöneteceğim. İrtibatı kesmiyor. Kalıyor. Fiili anlamda da çıkıp basının önüne de orada olduğunu gösteriyor. Basın ilk önüne çıktığı saat kaç? 11. İlk hani o açıklayıp da yayınlanmayan görüntüsü var ya. Hı-hı. Hani bütün ajansları çağırıyor. Neden yayınlanmadı? Hatta ajansları çağırıyor da ayrı bir tartışma bakın, konusu olmuş. Sonra yani yeri de şifre oluyor. Bakın yeri de şifre oluyor. Hı-hı. Saat 2'ye kadar terk etmiyor. Yine aynı yerde kalmaya devam ediyor. Aynı yerde kalmaya devam ediyor. Bu büyük bir tehdittir. Yerini söylüyor ve gitmiyor yerinden. Arkasından devam edelim. Helikopter kalkacak. Helikopter kalkması sırasında helikopter pilotuna şu soru soruluyor. Havadayken herhangi bir saldırıya uğrayabilir miyiz? Evet uğrayabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Alçak uçuş yapacağım. Helikopterini gördüğünüzü bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı helikopter çok büyük bir helikopter. Yani öyle çok ani manevralar yapacak olan bir helikopter. Bu klasik taşıma için hazırlanmış bir helikopter. Sikorsky'nin bir modeli. Hı hı. Işıklar kapatılıyor. Işıklar kapatılıyor. Ve Marmaris'ten Dalaman'a vadi yatağından ağaçları süpürerek gidiyorlar. Kim söyleyebilirdi bu helikopterin düşmeyeceğini? Kör uçuş yaparken bu helikopterin herhangi bir çakılmayacağını? Ve için içinde ailesi var, çocukları var, torunları var, damadı var, kendisi var. Herkes helikopterin içerisinde. Hiçbir şekilde yaptıklarının güvenli bir şeyi yok ki. Yani şunu yapmıyor. Karayolundan gidip de güvenli bir şey gitmiyor ki. Gecenin karanlığında, bakın gecenin karanlığında bir helikopterle hiç yapılmaması gereken bir uçuş yapıyorlar. Bitmedi. Üçüncü risk. Üçüncüsü risk. Helikopter şey uçak İstanbul'a vardığında pis karanlık. Tamam. Helikopter şey pilotla geçen arasındaki diyalog. Pistler kapalı inemeyiz. Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey ne? Hayır ineceğiz. Halkın beni bekliyor ineceğiz. Piste herhangi bir malzemeyi koymuş olabilirler. Pis karanlık olduğu için göremeyiz. Çarpabiliriz. Sorun değil. İnin. Bu riskleri niye alsın kontrollü bir olay varsa? Bu bütün riskleri neden alma gereği hissesi? Bunu gidip başka bir yerde yönetebilirdi. Sayın Başbakan eğer kontrollüyse Ankara'da olabilirdi. En az kuvvet komutanları hazır olabilirdi. En azından emniyet teşkilatı hazır olabilirdi. Hiçbirinde, bakın hiçbirinde bir kontrollü bir olayın emaresi yok. Veya kontrollü bir hazırlık yok. Hiçbir birim komutanı şunu söyleyebiliyor mu size? Bize o gece gitmeyin dediler. Hiç niyeti de bilmiyoruz.
Bizi hazır beklettiler, hazır kıta olarak beklettiler diyen bir askeri birim duydunuz mu? Ben duymadım. Sadece Zekai Aksakallı Paşa'nın işte açıklaması var. Yani o zaman TSK işte şey dışına çıkmayın diye talimat verebilirdi aslında, açıklaması var mesela. İşte birliklere gitmeyin, yerlerinizi terk etmeyin talimatı verilebilirdi. Ama bakın hatta 19 o başka bir şey için söylüyor. O adamların tatbikatla ilgili, tatbikat olduğunu söyledikleriyle ilgili bir şeyi çürütmek için söyledi onu Zekai Aksakallı Paşa. Saat 19.20'de zaten şeyin yayınladığı 19.05 yanlış hatırlamıyorsam 19.05 ile 19.15 arası yanlış hatırlamıyorsam Genelkurmay'ın hazırladığı bir şey var, tebligat var bütün birimlere. Genelkurmay Harekat Merkezi'ne yayınlanıyor bu hareket. Ne? Bütün uçaklar aşağı inecek diyor. Bütün uçaklar aşağı inecek. Evet. Havadaki bütün helikopterler aşağı inecek. Hiçbir zırhlar dışarı çıkmayacak diye emir veriyor. Kim veriyor? Hulusi Akar Paşa veriyor. Niçin veriyor emir verdiğinde? Sebebi şu. Konuşma esnasında Hakan Fidan'da şu geçiyor. Yav kardeşim diyorlar kendi aralarında konuşurken de. Yani 3 tane helikopter geldi. Bu 3 helikopter nereye gidecek? Yani bunun bir tarafında bir sıkıntı var. O zaman şunu söylüyorlar. Tedbiri yalnızca 3 helikopter için almayalım. Bütün Türkiye için alalım. Bu mudur darbenin kontrol olduğu anlamına gelen? Bu kontrollü adamlar mı basılıp hepsi tutuklanıp kafalarına işte işkence görüp götürülüyorlar? Bunlar mı kontroller? Bakın Hulusi şeyin Hakan Fidan'ın kurtulması dakikalarladır. 8.20 geçe şeyi terk ediyor. Genelkurmay karargahını terk ediyor. 9.09'da içeriye darbeciler giriyor. Görüntülerde evet. Yani bunların her birine baktığınızda bu kadar mı? Veya başka bir şey söyleyeyim size. Şöyle mi kontroller yapıyorsunuz? Öyle bir kontrol darbe ki bu. Bakın. Yaşar Paşa kaçırılıyor. Dışarı çıkartılmaya çalışılıyor. Çıkartılırken izinden dönen ve görevde olmaması gereken emir subayı kapıdaki yarbayı vuruyor. Yarbay'ın yanındaki üsteğmen de binbaşıyı vuruyor, öldürüyor. Şimdi bana bir söyler misiniz? Kontrol nerede? Zekai Aksakallı Paşa'yı kaçırmaya çalışan grup kaçıramıyor. Eşi de yanında o sırada. Dışarı çıkıyor ve ekibini toparlayıp çatışmaları yönetiyor. Önemli adamlardan bir tanesi, o gecenin önemli adamlarından bir tanesi, darbeciler için önemli olan adamlardan bir tanesi, Semih Terzi'yi vurması için şehidimize emir veriyor ve bunu gerçekleştiriyor. Bunların hangisi kontrollü ya? Peki. Yani işin gerçekten söylüyorum, ben mantığına bakıyorum. Hani kitabı yani yazarken de askeri anlamda bir karşılığı yok ama işte siyasi bir bakın ama şimdi bu siyasi konuşmanın bedeli olabilir dedi Nedim bakın içine. Bu siyasi konuşmanın bedeli çok ağır Türkiye'ye. Bir, Türkiye'nin ileri sürdüğü hiçbir tezin şu anda bir tarafı bacağını koparttın. Çünkü ana muhalefet partisi dediğin şey çok boş bir parti değil. Uluslararası platformda söylenen kelime aynen şöyle olacak. Aynen söylediğine katılıyorum ben Nedim Şener'in. Ya arkadaş siz böyle söylüyorsunuz, bize kızıyorsunuz ama. Ya sizin partiniz de bunu böyle söylüyor dediğinde ne cevap vereceğiz? Zaten FETÖ'cü şeyler hesaplar hemen İngilizce'ye çevirdiler yani o açıklamayı. Yani bunu nereye koyacağız? Bakın şunu söyleyebilirsiniz. Aynen katılıyorum Nedim'e. Benim şüphelerim var. O gece ne yaşandığıyla ilgili hala bazı konularda şey olmadım. Ama kontrollü darbe kelimesi biraz çok iddialı bir kelime. İddianın ötesinde de açıkçası Türkiye'nin tezilerini çürüten bir ifade. Peki. Yani bunun karşılığı şu olmalıydı bence. Evet, darbeyle ilgili bir açılım yapabilirsiniz. Ben siyasilerle ilgili çok fazla konuşmayı sevmiyorum ama bu konunun bir tarafı o geceki bütün şehitlerimize ve gazilerime dokunduğu için ben de çok rahatsız oldum. Çünkü hiç kimse o gece figüran değildi. Eğer şöyle bir buna, soru var. Buna bir tiyatro İzninizle, diyorsak... Bakın. Hakan Fidan'ın Genelkurmay'dan ayrılışı 20.30. Yok 8.20. 8.20 işte. Darbeci timlerin karargaha basması 20.50 diyor. Bunu bir asker kökenli bir izleyicim göndermiş. MİT müsteşarını uğurlayan FETÖ'cü kadın binbaşı Kübra var ya evet. Diyor. En önemli hedeflerden biri müsteşar bütün karargah FETÖ'cü. İşte aslında oyalayabilirlerdi kendisini diyor. Veya darbeci timleri 15 dakika önce çağıramazlar mıydı diyor. Ne oldu o sırada? MİT'te ne yaşandı sorusunu soruyor. İşin ilginç tarafı şu. İnsanların kafalarındaki problemleri buradan oluşturmaya başladığınızda, sizin için söylemiyorum, bu soruyu soran arkadaş için söylüyorum. Sıkıntı şurada başlıyor. Niye darbeyi 9'a aldılar o zaman?
O zaman niye gece 3'te yapacaklardı? Niye 16 Temmuz'da yaptılar? Binlerce böyle soru sorarım ben. Hakan Fidan'ın gitmesine... Niye Hakan Fidan gitti? İzin verdi. İzin vermeyebilirlerdi diyor. Bakın şöyle söylüyorum. Hayır, şöyle, şunu, yani bunu soran şu sorunun cevabını vermeli. Timler kapıda bekliyorlardı. Yani çıkarmayabilirlerdi. Herkes FETÖ'cüyse eğer orada diyor. Bunu bilmeniz lazım. Timler kapıda bekliyorlardı. Hakan Fidan'ı uğurladıklarını gördüler. Ondan sonra içeri daldılar. Mı yoksa zaten Hakan Fidan içerideyken operasyon yapacaklardı. Ancak 9'a mı yetişebildiler? İkincisi böyle gerçek. Sonuçtan hareketle sorular üretmek çok kolay bir şey. Niye öyle olmadı? Yani mesela benim boyum 1.90, niye 2 metre değil? Ya da 1.50 niye değilim? Peki. Ya bu, yani orada olaydan sorun şu, bakın. Şey saat saat gideceğiz zaten. Bakın, olayların en büyük şeyini ne biliyor musun? Sıkıntısını. Ben hani kitabı yazarken, darbenin kayıp saatini yazarken özellikle saat saat, dakika dakika yaz. Bazı bölümler dakika dakika gidiyor. Niye dakika dakika gitti biliyor musunuz? Bu soruların cevaplarını bulmak içindi. Yani Hakan Fidan niye gittiğinin sorusu da var. Hakan Fidan neden ayrıldığının sorusu tamam, da var. Tamam, biz hem orada kitapta okuyanlar da bilirler yani. Ama biz de bugün dakika dakika saat saat gidelim daha doğrusu. Peki. Ama bu şey kontrolü darbe girişimi olduğu iddiasına Ferhat Bey'in şeylerini alayım, cevabını da alayım. Evet. Saat saat gidelim. Şimdi bir defa kontrollü darbe literatüre Kılıçdaroğlu'nun çok tuhaf biçimde hediye ettiği bir şey oldu. Çok saçma bir şey, çok absürt. Neden? Darbenin kontrolüsü olmaz. Ya başarılı darbe olur, ya başarısız darbe olur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hep böyle olmuştur. Siz Talat Aydemir'in başarısız darbesine kontrollü darbe mi demiştiniz? Veya işte 9 Martçıların 12 Mart öncesindeki harekat planı neyse. Bir darbe başarılı olursa onun sonuçlarını bu ülke zaten geçmişte yaşadı. Pek çok insan canıyla ödedi. Yani bir darbenin kontrollü olduğunu söylemek için insanın gerçekten, hele de gözümüzün önünde yaşanmış her şeyiyle, kanıtlarıyla, belgeleriyle bir olayın kontrollü bir harekat planı, Mete Yarar'ın mesleğinin jargonuyla söyleyeyim, olduğunu ileri sürerseniz bunun gerçekten çok büyük bir vebali vardır. Siyasal vebali yüksektir. Şehitlerimize saygısızlıktır. Bakın 250 insanımız bu çatışmalarda, bu menfur örgütün saldırılarında hayatını kaybetti. Yani bu darbenin bir hazırlık evresi vardı. Hazırlık evresini de bulunan sivil imamlarıyla, ki onlar Akıncılar Üssü iddianamesinde zaten var. Adil Öksüz başta olmak üzere Kemal Batmaz, Harun Biniş, diğer isimler, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç vesaire. Bunlar ta 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra bir hazırlık evresine başlıyorlar. Bu adam defaatle Amerika'ya gidiyor, darbe planını onaylatıyor vesaire vesaire. Yani bir defa gelene kadar, olay yaşanana kadar, 15 Temmuz gününe kadar, ki harekat planı zaten Mehmet Parti Göç tarafından imzalanmıştı işte 16 Temmuz saat 3'e göre. Bütün plan yapılmış, her şey yazılı hale getirilmiş. Bakın çok bence teamüllerde yeri yoktur ama adamlar kendilerine öyle özgüvenli ki, belki biraz NATO'ya da güveniyorlar. Artık onu bir harekat plana dönüştürmüş, adını vermiş, Yıldırım Harekat Planı demiş, sık yönetim komutanlarını atamış. O kadar Baylok'ta 1,5 seneyi aşkın bir süredir bunun hazırlığını yapmış, son aşamaya getirmiş. Ondan sonra öngörülemeyen şeyler olmuş. Yani eğer Kılıçdaroğlu bunun kontrollü bir darbe olduğunu düşünüyor idiyse, neden 15 Temmuz'dan sonra böyle bir sallandı, sonra 7 Ağustos'ta gitti yeni kapı mitingine katıldı, darbe olduğunu düşünmüyor idiyse orada ne işi vardı? Tabii 7 Ağustos'tan sonra maalesef bunu çok net biçimde gördük. Benim hep şikayet ettiğim bir şeydir yıllardır. Evet. FETÖ ile mücadelede bütün siyasi partilerin aynı hizaya geldiğini göremedik. Hep birilerinin kuyruğuna takılmayı becerdi bu şey örgüt, hain örgüt. Bunu başardı bir şekilde. Son olarak 17-25 Aralık sürecinden bu tarafa maalesef işte Meral Akşener gibi isimlerin ya da CHP liderini bir şekilde etkileyecek kadroya sirayet eden bir şeye bürünmüştür bu. Halbuki bütün siyaset, meşru siyaset çıksa dese ki ya bu bir örgüttür kardeşim. Bu örgüt bizim insanımıza kastetti. Daha evvelden bir sürü zaten cinayeti var. 15 Temmuz'da diyorum yani her şey hepimizin gözünün önünde yaşanmışken daha bunu inkar etmenin veya başka bir siyasal muhalefet zemini üretmenin ne anlamı var? F-16'lar öncesinde keşif yaptı dedik. Gerçi işte, orada sadece muhalefete değil işte iktidarı da aslında bir anlamda şey yapmışlar yani. Bazı noktalarda ikna etmişler gibi görünüyor. Yani tamam muhalefetinde zaman zaman bu noktada hataları var ama iktidarı derken? Yani şey işte özellikle bu yapılanma noktasında Sayın Cumhurbaşkanı ciddi anlamda bir mücadele verdiğini söylüyor, yalnız kaldığını söylüyor. Doğru, yani evet, o evet. Anlamda bakarsanız eğer iktidarda zaman zaman öz eleştiri vermesi gerekmez mi? Ne yani dersin? Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile keşke getirdi. Herkes onun kadar dik durabilse. Bunu dile getirdi. Şimdi yani burada temel mesele yani
şöyle bakalım, işte Mete Yarar anlattı an be an. Evet. Bunun nasıl bir karşı kontur askeri harekat planı olmadan nasıl kontrol edilebilir bir noktaya gelmeyeceğini anlattı. Saat saat gidelim mi sizle? Olur, gidelim. Ama yani, sizin söyleyeceklerinizi başta şöyle, şimdi o HA adı verilen, tamam, El İstihbarat Teşkilatı'na, evet, giden, bana göre yerini biliyordu. Yani taksiyle gittim, yerini bilmiyordum diyor ama bence biliyordu. Bilmemesi pek kabil değil. HA kim? Söyleyelim. Aslında hayalet adamdır onun kodu, açık söyleyeyim. Hayalet adam hayalet mı? Hayalet adamdır. Evet. Öyle mi? Ben bunu tahminen söylemiştim, doğru da çıktı. Hayalet adamdır o. Saat 15.30'da. Varışı 14.30 mu Mete Yarar galiba? 14.45. 14.45'te varıyor. Takriben 15.05'te içeri giriyor. Yani 3'ü biraz geçe içeri giriyor. 16.16 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subay MİT'e gidiyor diye biliyoruz. 16.16. Kara Havacılık'ta. 16.16'da. 14. Değil 16.16. Gelişi biraz erken. Hayır arkadaşlar, gelişi biraz şöyle söyleyeyim. İddianameden bizim bilgilerimiz öyle. 15'te mülakata alınıyor. Ben size şöyle söyleyeyim. İddianamede öyle. Bakın 16.03'te. Genelkurmay'a faksla yıldırım mesajı çekiliyor. Yani 16-16 olması mümkün değil. Peki Nedim Şener de iddianamede öyle söylüyor. Belki sen yanlış yanlış yani olabilir. Bilmiyorum. Bakın mümkün değil. Neden biliyor musunuz? 16-30'da MİT müsteşar yardımcısı şeye gidiyor. Genelkurmay'a gidiyor. Sonra müsteşarın kendisi gidiyor. Yani o yüzden söylüyorum, yanlış anlamayın. Şimdi o şahsın. Ama iddianamede saatler farklı. Bendeki saatler de öyle olduğu için oradan gitmeye 18-10'da, çalıştım ama. 18-10'da MİT müsteşarı karargaha geliyor. MİT müsteşarı gidiyor. İlk giden 16-30'da. MİT müsteşarımızı gidiyor. Müsteşarımızı kaçta geliyor? 16-16'dan sonra. Yani oradan hemen çıkıyor. 16-16 geldikten sonra şeye gidiyor. Genelkurmay'a gidiyor yardımcısı. Sonra 18'de şeye gidiyor. Neyse, bu hayalet adam bu kişi. Evet. Yani iki evet, ceride bakın, de baktığım için iki ceride de aynı saatler var. İddianame farklı saatler. Şöyle, evet, şimdi bu şahsın ne anlattığı çok önemli. Onu çok tafsilatlı bilmiyoruz, detaylı bilmiyoruz açıkçası. Ama en azından şunu biliyoruz. Bir harekat planı var. Harekat planı MİT'e yönelik. Ama bir subay, kara havacı düşünün ki bir harekat planı olacak. Binbaşı rütbesinde sadece bir müsteşarına yönelik olacak. Bilmiyoruz. Şu anda tanık koruma programı gibi bir şey, evet, içerisinde. Evet. Tanık ve ifadesinin alındığını da biliyoruz. Evet. İfadesinin alındığını da biliyoruz. Neyse, bu bir harekat planı olacak ki sadece MİT müsteşarına yönelik olsun. Böyle bir şey askeri harekat planı olarak mantıksız. Siz darbe yapmadan MİT müsteşarını derdest edemezsiniz. Dolayısıyla bu şahsın bir muhtemel darbeden bahsetmiş olması lazım ki bahsedilmiş olması ve ondan sonra bütün sistemin, devlet sisteminin harekete geçip kendince bir kontur plan yapma aşamasına geçtiğini görüyoruz. İzninizle iddianameden okuyayım. Şimdi diyor ki saat 16.16 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı'na görevli bir subayın MİT'e giderek FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınması için kuruma saldırı olacağını ihbar ettiği, MİT Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda bahse konu ihbarın ciddiye alındığı, ihbar sonrası Müsteşar Fidan'ın Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradığı, konu hakkında bilgi verdiği ve bir müsteşar yardımcısını ayrıntıları aktarmak için Genelkurmay karargahına gönderdiği anlaşılmıştır. Evet. Soru şu, bu bilgiler devletin ilgili kurumlarına aynı anda neden iletilmiyor? Bütün kurumlara iletiliyor mu peki yani bu bilgiler? İletilemez ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o bakın süreçte... Bu çok şeyden, şeyi oku, bütün ifadeleri, iki iddianameyi okuyun. Yaklaşık 10 bin sayfaya yakın, 7500 sayfa, hepsinin çıktısını aldım. Bütün ifadeleri okuduğunuz zaman bunun MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Hulusi Akar tarafından kontrol edilebilir lokal bir eylem, bir operasyon olduğu düşünülüyor. Ve kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. Yani çünkü yani. MİT Müsteşarı Hakan Fidan kendisine yönelik bir operasyon düşünüyor. Ama 7 Şubat MİT krizinde olduğu gibi, MİT olayında olduğu gibi yine Erdoğan'a hedef alabilecek bir operasyonmuş gibi olabileceği de akla gelerek ve koruması aranıyor zaten. Orada, eğer öbür orada türlü, bir yanlış anlaşma ifadeye vermeyelim. Orada darbeyle ilgili bir bildirim yok. Yok bakın, zaten bakın. Hakan Fidan'a dönün. Salih, bakın, orada bir yanlış ifadeye biliyor musun? Bakın Salih Zeki Çolak, en kıymetli ifadelerden bir tanesi. Hı-hı. Neden biliyor musunuz? Bu operasyonun başlayacağı Karahavacılık Komutanlığı'na teftiş yapan, savcıyı da yanında götüren, eğer bir hareketlik olursa orada tutuklamaları yapacak, yani bu operasyonu hukuken de bastıracak kara kuvvetleri komutanı gidiyor, hiçbir hareketlik görmüyor. Kontrol edilebilir olarak dediniz ya, yani onu yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Yani orada şu yani o ilk ihbarın kontrol edilebilir olduğu
gibi bir kontrol edilebilir kelimesi kullandınız ya, yanlış anlamasın. Hayır, engellenebilir kontrolü bir darbe, saldırı. Engellenebilir bir lokal saldırı. Bir saldırı olarak saldırı demek yani daha doğru. Öyle değil yani, tamamen kastım engellenebilir, biz bunu halledebiliriz. Çünkü dediği gibi havadaki uçaklar inecek, havaya kalkış olmayacak, birliklerden, zırhlı birliklerden çıkış olmayacak. Yani olacaksa dahi olmayacak, yani bir emir yayınlanıyor. Tatbikatlar dahil olmak iptal ediliyor. İptal ediliyor. Ferhat Bey o anlarla ilgili söylesin. Saat 16.16 ile 18.17 arasını bir konuşuyoruz şimdi. O sonra arada görüşme gerçekleşiyor. Bir şekilde yani ben orada bir hata gördüğümü söyledim. Açık söyleyeyim. Nerede bunu, yani? Bunu 18 Temmuz'da Habertürk yayınında dile getirmiştim. Cumhurbaşkanının daha sistematik, daha bütün yönleriyle hani haber dar edilmesi gerektiği noktasındaki fikrimi ben söylemiştim. Oraya gelmeden onu tekraren söylemeyeyim şimdi. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na gelmeden önce saat 17'ye geçtik değil mi o zaman? Yine iddianameden okuyayım izninizle. Saat 17.32'de MİT Müsteşarlığından bir müsteşar yardımcısının Genelkurmay karargahına geldiği ihbarla ilgili Genelkurmay 2. Başkanı... Saat kaç geçiyor? 17.32. İşte hepsinde bir şey var. 16.30. 16.30. Neyse ama aşağı peki. Akıncılar iddianamesinden okuyorsunuz. Evet. 16.30. Genelkurmay karargahına geldiği ihbarla ilgili Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler'i bilgilendirdikten sonra saat 17.54'te ben iddianameyi aktarıyorum. Okay. Genelkurmay karargahından ayrıldı. Bahse konu bilgilendirmeden sonra Orgeneral Güler'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı detaylı bilgi verdiği ve MİT Müsteşarı Fidan'ı karargaha davet etmeyi teklif ettiği belirtiliyor. Evet. Yani iddianameye göre okay. 17.32'de Hulusi Akar'ın darbe girişimiyle ilgili bilgilendirildiği sonucu çıkar mı acaba Sayın Akar'ın? Ama şimdi daha öncesinden bilgi var. Gelmiyor ki işte. O ana kadar hala şöyle bilinmiyor darbe oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Peki. Tedbirler alınmaya başlanıyor. O saat itibariyle zaten bakın şöyle. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemine geleceğiz yine. Kontrollü darbe idiyse, Yaşar Güler Genelkurmay 2. Başkanı olarak işte 1. Başkan'la beraber, onlar kendi aralarında Mete Yarar biri 1. Başkan derler Genelkurmay Başkanı'na. 2. Başkan'la 1. Başkan kendi arasında bunun askeri karşı kontrol planını yaparken Salih Zeki Çolak işte Kara Kuvvetleri Komutanı, ki biliyorsunuz bütün darbelerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara unsurunun, kara kuvvetleri unsurunun belki en az kullanılabildiği darbe girişimidir bu. Çünkü darbeler hep kara gücüyle yapılır daha yoğun biçimde. Evet. Burada tabii hava ve kara havacılık unsurları ve jandarmanın katıldığı bir darbe girişimiydi. Zaten o yüzden akamete uğradı. Şimdi burada 1. Başkan'la görüşmeleri yapıp harekat planını oluşturuyorlarsa, sonradan da derdest ediliyorlarsa, ya, Yaşar ne? Güler, tamam. Bahsettiğiniz Yaşar Güler sonra biliyorum. Derdest ediliyor. Ne araştırılıyor o sırada peki? Yani o sırada o bilgiyi verdikten yani, sonra neyi araştırıyor? İşte uçakların kalkmayacağını kontrol dahilinde, Akıncılar üssünün bir şekilde oradakilerin ikna edileceğini, yani bu kalkışmadan bir şekilde vazgeçeceklerini, yani bir takım yöntemlerle, diplomasiyle diyelim artık ona. Asker kendi içinde bir diplomasiyle bu işi çözmeye çalışıyor ama asker o sırada bir diplomasi yürütüyor yani. Kendi arasında bir diplomasi yürütüyor çünkü çok fazla unsur var. Kimin nerede durduğu, nasıl olduğu da çok belli değil. Bir virgül koyalım. O Mete Yarar orada sözü alsa. Şimdi nasıl bir diplomasi şöyle yürütüyor? Şöyle söyleyeyim. Oradaki durum şu. Şimdi yani bu konuları çok iyi araştıran birisi olduğu için söylüyorum Ferhat'ın. Gelen bir ihbar, tamam, istihbarat değil. İhbarın istihbarata dönüştürmesi için bunu araştırması gerekiyor. Gelen şahıs şunu söylüyor. Bir binbaşı geliyor, bir kimlik gösteriyor. Diyor ki bu MİT'in ajanı falan değil bu adam. Bir adam geliyor. Kapıdan giriyor. Diyor ki kardeşim benim size önemli bir şey söylemem gerekiyor diyor. Adamı alıyorlar yukarıya sorgu odasına götürüyorlar. Önemli şeyler geliyor, sorgulacak olan adamlar geliyor. Diyor ki kardeşim biz bu akşam 3 helikopterle buraya saldıracağız. Bunlardan bir tanesi de benim helikopterim. Bana bu emri verdiler. Ben bu adamlarla, FETÖ'cülerle arama mesafe koydum. İşte en FETÖ'cü son FETÖ'cü mü peki binbaşı? 2014'e kadar FETÖ'cü. 2014'te mesafe koydum. Ben bu adamlardan koptum. Ama ben böyle bir şeyin içine yer alamam diyor. Ve gelip size söylemeye geldim diyor. Şimdi bakın. Burada bir cümle söyleyeyim. Lütfen. Şöyle katkı olsun diye sadece kendisiyle ilgili kısmı söylüyor. Yani bana verilen görev bu. İşte o yani üç helikopter operasyon planı, şey, evet, üç helikopter çok kara havacı. Ama o daha zaman büyük planı, nasıl daha büyük çünkü planı bilmiyor, o da bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü ben, herkes bilmesi gerekeni biliyor. Daha büyük planı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın değerlendirip Genelkurmay'la, bu yüzden zaten hani daha büyük bir plan var işin içinde, bir darbe planı var. Buna mukabil bir karşı plan geliştiriliyor. Yani peki, benim de şeyim o. Aynen öyle. Şimdi 15 bu olayın saati 15.05'te başlıyor sorgu. Yaklaşık işte bir 45 dakika falan sürüyor. Kimler katılıyor sorguya? İşte oradaki bu işle ilgili en son müsteşar yardımcısı da katılıyor. Diğerleri de katılıyor. Hakan ve Bey de katılıyor. Yok, Hakan Fidan katılıyor. Müsteşar yardımcısı, en son müsteşar yardımcısı katılıyor bildiğim kadarıyla. 16.03'te ilk kriptolu mesaj şeye çekiliyor. Genelkurmay karargahına geçiliyor. Zaten şeyin önüne getirilen evrak o.
Yaşar Gürel Paşa'nın terörle ilgili operasyon planlarının yapıldığı toplantıdaki önüne getirilen mesaj o. Kripto mesaj o. 16.03 bu saat, bu saatte. Bakın hala istihbarat olay değil. Hala ne biliyor musunuz? Bilgi. İstihbarata kim çevirecek bunu? Genelkurmay'ın kendisi çevirecek. Çünkü adam şey diyor, ben bir binbaşıyım diyor. İlk sorgu ne biliyor musunuz? Sizde böyle bir görevli binbaşı var mı? Yani siz her gelen adamı şeyini bilemezsiniz ki kimliği kim. Böyle bir adam bize geldi. Bir araştırın diye geliyor. Personeliniz mi diyor? Personeliniz mi? Bu adam gerçekten Karavacık'ta mı sorumlu? Anladım ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin MİT müsteşarından bahsediyoruz. Evet. Ona dönük olan bir eylem bu kadar şey olarak mı, sadece ona dönük olarak mı algılanıyor? İşte bakın orada bir hata yapılıyor olamaz. Hiç yatılmıyor. Neden biliyor musunuz? Bu adamlar o kadar çok. Sıradan bir isimden bahsetmiyor musun ki çünkü? Ben size söyleyeyim, o ana kadar her ay kaç tane kişiye suikast yapılacağıyla ilgili FETÖ'den operasyon geldiğini biliyor musunuz? Eyvallah, tamam. Her ay en az 10 tane geliyor diyorlar. Biz artık hangisinin içinde olduğunu süzerek anlıyoruz. Uludere olayı bunun benzeri bir olaydır. Kumpasın en büyüklerinden bir tanesi Uludere'dir. Diyorlar ki ya yine mi bir şey var, kumpas var. Yani bu adamı bize yine şey mi gönderdi? FETÖ mü gösterdi? FETÖ mü gönderdi? Yani bize başka bir yere baktırıp bu tarafa mı bakacaklar? Önce bunu araştırıyorlar. Bu adamın gerçekten kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gerçekten öğreniyorlar. Diyorlar ki bu adam bizde. Bakın. Bu adamın onlarda olduğunu öğreniyorlar. 16.03'te bu sefer şey MİT müsteşarı diyor ki bu olay basit bir olay değil kardeşim. Git hemen ikinci başkanla bu olayın detaylarını öğrenin diyor. Bakın şey yapmıyor, safsaklamıyor kimse. Atlıyor şeye geliyorlar. Tabii konuşuyorlar ve evet. Geldiği saat 16.30. İsterse ondan sonra devam etsin. Beraber gideriz. Tamam, gidelim öyle. Sonra Nedim Şener de arada bir şey yapsın. Buyurun. Şimdi sonra tabii bir karşı harekat planı yapılıyor dedik ama bu bir araştırma süreci işte yani, değerlendiriliyor. Bu diplomasiden sonuç alınamıyor içinde. Didem Hanım. Çünkü sonuç alınsa neden sonuç tanklar alınamıyor? Çıkıp çıkmayacak. Yani darbeciler bir şekilde başaracaklarını düşünüyorlar. Arkalarında Amerika desteği olduğunu düşünüyorlar. Kaldı ki daha darbeyle ilgili çatışmalar hem devlet içinde. Tabii bu arada hep TSK içinde yurtsever, vatanperver subaylarımız, askerlerimizle hainler arasındaki çatışmalara değiniyoruz. Tabii polisin, diğer güvenlik kuvvetlerimizin katkısını da her daim dile getiriyoruz. Kesinlikle. Tekrar hatırlatalım. Hı hı. Şimdi bu süreç, çatışma süreci devam ederken daha Nedim'in söylediği üzere kimin kazanacağı belli değil. Orada bile bir şeylik var. Yani bir, ya düşünün saat 21.30'da başlamış bir hain operasyonun bir sabaha karşı, köprüde işte sabaha karşı biliyorsunuz tanklar ele geçirildi vesaire. Yani orada 1. Ordu'nun neden gitmediği bunlar çok tartışıldı. Hani arkasını halka alarak gidebilir miydi vesaire. 1. Ordu komutanı çıktı gerçi. Açıktan darbeye karşı evet, olduğunu söyledi vesaire. Orada çok büyük bir karışıklık var. Dolayısıyla yani hem diplomasiden sonuç alınamıyor hem de zaten bir süre çatışmalar devam ediyor. Ya bu durumda siz nasıl kontrolü darbe edersiniz? Nasıl tiyatro anlamına gelecek söylemler asker, geliştirirsiniz? Asker orada diplomasi mi yürütür? Yoksa aslında arazide ne yapması gerektiğini mi? Şimdi, diplomasiden kasıt mı? Bir taraftan ya askerden şöyle Akıncılar yani. Üstündeki darbeci kliğin ki bu darbeci klik belli ki kendi komutasından, kendi komuta hiyerarşik şeyine göre onlardan emir almıyor. Adil Öksüz'den başlayarak işte generalin sivil imama baş selamı verdiğini falan gördük görüntülerde. Evet, maalesef. Bunlar sivil imamlardan. F-16'lar sivil imamların talimatıyla kalkıyor. İmam kelimesini de kullanmak yanlış belki ama artık öyle yerleşti. Galata meşhur oldu bir yerde. Dolayısıyla burada şöyle bir problem var. Zaten sonuç alamıyorsunuz. Yani kendi içinizde personelinizi, altınızdaki personeli size karşı kalkışma noktasında tutamıyorsunuz. Zaten sonra derdest ediliyorsunuz. Hem ikinci başkan derdest ediliyor, hem Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ki ona yapılan muamele çok fenadır biliyorsunuz. Hı hı. Arkadan elleri kelepçelenerek, ters kelepçeyle götürülüyor vesaire. Hayır, bir tane koruması, başkanın, bir koruması olsa da iki bacağından vuruluyor. Bir koruması da şehit ediliyor. Evet. Yani bunlar yaşanıyor. Hala nasıl tiyatro olarak algılıyorlar. Onlar tekrar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Söyleyeyim, bir ara verelim sonra. Orada Yaşar Güler'in başına da bir çuval geçiriliyor. Yani 2003'teki o Süleymaniye çuval hadisesini hatırlatırcasına, yani bir yerlere mesaj vermek istercesine. Gerçek amaç o muydu bilmiyorum ama son olarak şunu da söyleyeyim. Semih Terzi'den olaydan 2-3 gün önce bu F-16'ların gidip keşif falan yaptığı süreçte, hı hı, Diyarbakır'dan ve Eskişehir'den de var galiba ki biz onları Habertürk yayında açıklamıştık iddianameden çok önce. Keşif yaptığı süreçte Semih Terzi'nin Cumhurbaşkanı'na almaya git diye talimat verdiği Gökhan Sönmez Ateş'e önerilen şey ne biliyor musunuz? İddianamede var. Nedim hatırlayacaktır. Okumuştur orayı eminim. MİT müsteşarlığı öneniyor. Aynen öyle. Darbeden sonra gel MİT müsteşarı ol deniliyor. Şimdi bu kadar planı, harekat planı yapılmış vesaire vesaire bir olayın
Nasıl kontrollüsü var? Nasıl kontrollüsü olabilir? Adil Öksüz gibi bir adam, son cümlede şu olsun. 34 sır 49 plakalı, yani şeyi bile, plakasının şey harflerini bile bilerek seçmiş. Böyle bir sivil imam figürün yaptığı operasyon nasıl kontrollü darbe olabilir? Bu arada Adalet Bakanı'ndan Adil Öksüz'le ilgili açıklamalar da var. İşte infaz edilmiş olabileceği ile ilgili de işte FETÖ tarafından, olduğunu, yurt içinde ya da birileri tarafından korunuyor mu? Adil Öksüz'ü de konuşacağız ama. Umarım Yeşil Öyküsü'ne dönmez. Bakın Yeşil Kodak'ta Mahmut Yıldırım vardı. Evet, umarız öyle bir şeye dönmez. Çok yılan hikayesine döndü. Evet, inşallah yakalanır adamı ve konuşturur. Ama 18'e geldik. 18'den sonra devam edeceğiz. Sonra Akıncı Üssü iddianamesinden de işte önemli detaylar var. Konuşacağız. İzninizle biraz ara, sonra Nedim Şener'le devam edeceğiz. Nedim Şener, Mese Yarar ve Ferhat Ünlü ile yayını sürdürüyoruz. 15 Temmuz gecesini saat saat konuşuyoruz. İddianamede de bilgiler net şekilde olunca konuşmak biraz daha herhalde ete kemiğe büründü diyebiliriz. Nedim Şener, size devam edelim. Şimdi iddianameden ben aktarayım izleyicilere. Saat 18'de MİT Müsteşarı FİDA'nın Genelkurmay Karargahı'na geldiği, komutanların toplantısına dahil olduğu, toplantıda komutanlara gelen ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini beyan ettiği, saat 18.30'da da MİT Müsteşarı'nın değerlendirmesinden sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'ni aradığı ve havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdiği tespit ediliyor. Peki bu saatlerde de hala Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a haber verilmiyor değil mi? Evet. Neden? İşte dediğim gibi bakın Metin'in anlattığı gibi bir lokal engellenebilir bir saldırı düşüncesi var. Eğer madem Kara Havacılık Okulu'ndan 3 helikopter havalanacak, 20-30 civarında personelle böyle bir operasyon yapılacaksa, bunu engellemenin ilk birincil yolu tabii ki havadaki olanların indirilmesi ve havalanacak olanların engellenmesi. Ve hemen akabinde zaten Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Kara Havacılık Komutanlığı'nın komutanı olarak Salih Zeki Çolak'ı okula gönderiyor. Ve diyor ki ona ek olarak şeyi de gönderiyor. 19, Ankara Garnizon Komutanı olanı da 4. Askeri Savcı'yı da, tabii, da zırhlı birliklere sevk ediyor. Tabii askeri savcıyı da görevlendiriyor ki eğer bir hareketlilik olursa engellenebilecek, yani engelleyecekleri o saldırıyı engellemek için o harekete katılacak olan personeli tutuklayacaklar. Yani kafalarında olan plan bu. Çok net ifadelerden de görüyorsunuz. Salih Zeki Çolak bakın 9'a kadar hem karargah merkezinde, şeyde karavacılık karargahında hem de hangarlar bölgesinde hiçbir hareketlik tespit etmiyor. Bakın ifadesinde aynen diyor ki bana verilen görev bir hava helikopter saldırısı olacağına yönelik bir operasyon olup olmayacağına dair bir inceleme yapmam istendi diyor. Peki. Savcılık ifadesinde. Aynen öyle. Salih Zeki Çolak ta ki zannediyorum 21.05 ya da 21.15'te Genelkurmay karargahına girip maalesef korumaları şehit edilip kendisi yere yatırılınca o zaman darbe girişimi büyük bir olay olduğunu anladım diyor. Bakın sahada Kara Havacılık Okulu'ndan MİT Müsteşarlığı'na yapılacak operasyonu teftiş eden Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kendisine görev olarak verilen şey lokal bir saldırı girişimi olup olmayacağına dair. Olacak ise askeri savcı ve merkez komutanıyla beraber ki onları bakın karargaha sokmuyor. Garnizonun birliğin dışında tutuyor. Hı hı. Araçta bekletiyor. Kendisi talimat verirse gelecek ve hemen hareketlenmeyi yapacak personeli, yani pilotları veya diğer elemanları tutuklayacaklar. Şimdi bu Kara Kuvvetleri Komutanı bizzat sahada. Hatta darbenin senaryo da şu. Hı hı. Kendisinin bir yere göreve gideceğini söyleyip uçağın hazırlanmasını istiyorlar. Evet. Yani bir senaryoyla gidiyor. Senaryoyla oraya gidiyor. Tabii yani oraya denetleme yapmaya da gitmiyor. Anladım. Tabii yani şey bir anlamda çaktırmıyor. Yani oradaki insanlar hatta 3 tane helikopter getirilmiş. Onlarla ilgili briefing alıyor. İşte kimler nöbet tutuyor, nöbet çizelgesine bakayım falan da güya sıradan bir teftişmiş gibi. Hatta kendisi bir uçak modeli söylüyor. Onun hazırlanmasını ve her an hareket edebileceğini... Hareket edecekten emir beklediğini söylüyor. Evet, bekliyor. Yani bu şekilde bir senaryo üreterek gidiyor. Bunu da zaten Hulusi Akar söylüyor. Yani böyle bir senaryo olsun elinde diyor. Şimdi izniniz öyle az gidiyor. Önce benim söylediğim tabii Zekai Aksakallı'nın ifadesini biraz daha açarak sorayım soruyu. Zekai Paşa diyor ki TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda bu Ömer Halis Demir'in Allah rahmet eylesin şehidimizin yargılandığı davada söylediği şeyler, ifadeler Paşa'nın. TSK'da kriz
kriz ve olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz ilk tedbir olarak personel kışlayı terk etmesine emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı dedi. Zekai Aksakallı Paşa. Bu tedbir... Ama o soru neye göre sorunun cevabını verdiğini söylerseniz o anlam kazanır. Tam birebir bana başındaki sorusu yok tabii ki ama Zekai o sorunu, Paşa'nın... O soru... Peki bu personel kışlayı terk etmesin emri ne demek? Bu emir ne zaman verilir? Yani benim bu tedbir uygulanabilir miydi o zaman sorayım? O şunu söylüyor. Darbecilerin tezi şu. Hepimiz bir ani bir olayla ilgili emir aldık diyorlar. Yani bir terör baskını olduğunu evet, söylediler diyorlar. Öyle, artı bize bir kısmı tatbikat olduğu söylendi diyor. Hı hı. Benim yanlış hatırlamıyorsam Sayın Zekai Aksakallı Paşa'nın verdiği şey şu. Bizde herkes şeyi bilir diyor. Böyle bir olay olduğunda herkes başka bir yere gitmez, bilin içine kalır diyor. Evet, evet. Şunu söylüyor yani bu adamların söyledikleri yalan diyor. Yani hiçbiri tatbikat olduğu için veya bir terör saldırısı olduğu için dışarı çıkmaz diyor. Şeyin içine kalırlar diyor. Bilin içinde kalırlar diye ben bunu sorduğunu biliyorum. Hı. Eğer başka bir şeyse lütfen ön tarafındaki soruyu bulsunlar. Çünkü bu ibareyi o zaman kullandı diye hatırlıyorum ben. Ya böyle bir emir gelmemesini biraz eleştiriyor aslında. Ya herkes birliğinde kalsın emri gelmiş olsaydı. İyi de kimse birlikte yok ki zaten o sırada. İşin yani. Yanlış bildiğimiz tarafı şu. Saat Cuma günü saat 9'da bahsediyoruz. İçeride kim var? Nöbetçi olan insanlar var. Yani nöbetçi olan... Görevin dışında kimse yok ki zaten. Peki düğüne kaçta gidiliyor? Yani birçok kişi düğüne gidiyor aslında o saatte. İkinci şey de o zaten. Bir darbe, kontrollü bir darbe girişimi olduğu söyleniyor. Bütün hava kuvvetleri personeli, bütün üst komutanları, darbeciler hariç şeyde. İstanbul'daki, Moda'daki düğünde. Şeyde Zekai Aksakallı da bir düğünde. Yok o Ankara'daki, Ankara'daki ama düğünde. Ama onu özellikle gönderiyorlar. Zekai Aksakallı gitmeyecek. Altın taksın diye hatta. Ya, o da enteresan bir hikaye. Yani, kara kuvvetleri... Hayır, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ona, yani Genelkurmay Başkanlığı'nın emir subaylarından bir tanesi arıyor. Size diyor, Genelkurmay Başkanımız bu konuda talimatı bir talimat var. Bu şeyi siz takacaksınız Genelkurmay adına diyor. Diyor ki ben daha yeni çıktım, göreve gitmem gerekiyor. Hayır diyorlar, siz takacaksınız. Zekai Aksakal Paşa'yı da düğüne yönlendiriyorlar. Niye? Çünkü gidecek olan ekip onu... Şeyde kaçıracak. Düğünün orada biliyorsunuz. Ki yolunu jandarma kesiyorlar. Jandarma genel komutanını da biliyorsunuz orada kaçırdılar. Evet. Hem jandarma genel komutanını hem de şeyi ikisini de orada kaçırmayı planlıyorlar. Şeyde evet. Düğünde kaçırmayı planlıyorlar. Peki Nedim Şener şimdi bir şey ilave bir dakika Nedim Şener. Şöyle bir katkı yapayım. Tabii milli kuvvetlerin yani ordu içindeki emniyet, diğer kurumlardaki istihbarat kurumlarındaki bütün milli unsurların mukavemetini, direnişini, şanlı direnişini ayırarak onu bir kenarda tutarak, tenzih ederek şöyle bir ekleme yapmakta fayda var. Emekli bir subaydan geldi. Hı, der ki, bir komuta anlamında bir eksiklik şudur. O gün sadece Yurtta Sulh Konseyi'nden talimat geliyor maalesef. İşte o kaosu çok iyi değerlendiriyor bu FETÖ'cüler. Hı. Darbeyi koordine eden, yürüten, bunun yazılı hale getiren, operasyonu kurgulayan. Orada galebe çalıyorlar bir şekilde. Ya şaşkınlık diyelim, ya başka bir şey diyelim, ya basiretsizlik veya... Yani basiretsizlik derken ilk andaki şok ve sonra karşı koyma. Bunların hepsi biraz yani böyle dışarıdan bakarak yargılanacak şeyler değil ama deniyor ki eğer darbeye karşı tedbir daha dediğiniz anlamda mesela Zekai Paşa'nın veya başka komutanların belki söylediği manada bir daha planlı şekilde bir karşı koyuş olsa yani bence şöyle buradan şöyle bir yorum çıkarabiliriz. FETÖ'cüler önceden bunun hazırlığını çok evvelden yaptıkları için, darbede de Amerika'ya güvendikleri için karşı tarafı biraz hazırlıksız da yakalıyorlar açıkçası. Onlar daha organize. Organize oldukları için yazılı hale getirmişler, terör kumpasını kurmuşlar, terör saldırısı var vesaire. Senaryoyu çok iyi yazmışlar. Ben hep söylüyorum maalesef gündem belirleme gücü çok öteden beri FETÖ'nün elinde. Hala bile öyle. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi bunun bir tezahürü. Ama ordu içinde de demek ki o ana gündemi belirleme güçleri kara olduğu için dayı, maalesef, 10 yıllık tecrübesinde hala bu toplumu öğrenemediyse gerçekten o bizim ayıbımızdır. Artık herhalde FETÖ'nün bütün yöntemlerini yani. Biliyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir eksiklik var ama şu var. Sonuçta bu darbe başarısızlığa ulaştırılmıştır. Milletin katkısıyla ve devlet içindeki milli kuvvetlerin katkısıyla. Bundan sonrasını biz gazeteciler olarak bu işle ilgilenen araştırmacılar olarak konuşuyoruz. Kimsenin kimseyi yargılama hakkı da yok ama gerçekleri tabii de konuşmak zorundayız. Şimdi yani bu işte Genelkurmay Başkanı'nın girişimleri hava
Daki taşıtların indirilmesi veya kalkışların engellenmesi hı hı. sonrası. Saat 19.26'da MİT Müsteşarı Erdoğan'la korumasıyla temas kuruyor. Yani siz oradaki bahsettiğimiz evet, ne var, ne yazıyor? Orada işte koruma müdürünü arayıp eğer bir saldırı olursa bu büyük planın parçası olabilir. Kendisiyle beraber Cumhurbaşkanı'na hedef alacak bir girişim olabilir. Orada bir darbe teşebbüsü yok hala. Hayır, zaten yani bakın, hala yok. Salih Zeki Çolak bakın yani bazı kritik ifadeler çok kritik. Yani Salih Zeki Çolak dediğiniz kara kuvvetleri komutanı bu helikopterle MİT müsteşarının alınması, derdest edilmesi olayını sahada soruşturan zat. Kara Kuvvetleri Komutanı. Bana verilen görev, Kara Havacılık Okulu'nda herhangi bir hareketlenme olup olmadığının denetlenmesiyle ilgiliydi. Eğer böyle bir girişim varsa, askeri savcıyı ben dışarıda tuttum, onları tutuklayacağım yönünde bir emir almıştım zaten diyor. Yani bekletiyordum diyor. Hı hı. Ve 21 civarında oradan ayrıldığı zaman darbeyle ilgili hiçbir şey yoktu diyor. Bir emare yoktu. Ne zaman? Genelkurmay'dan içeri girip kendisi yere yatırılıp koruması şey denildikten sonra olayın çok büyük olduğuna vakıf oldum diyor. Bakın sahadan bildiriyorum ben. Yani sahadaki insandan bildiriyorum. Evet. Şimdi MİT Müsteşarı da sadece Erdoğan'ın güvenliğinden hani bu bir saldırı böyle bir helikopterle bana oluyorsa ona da olabilir gibi bir mevzi bir şey yapıyor. İrtibat kuruyor şeyle. Ek malzemeye ihtiyacım var. Ya adama yani ihtiyacım var mı? Yeterli personeliniz kritik, var mı sorusunu kritik olan soruyor. Bakın kritik saatinde biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Aslında yani, doğru soru aslında. Bakın, doğru soru mu o? Doğru soru tabii. Bakın FETÖ'cüleri panikleten işte bu şeyi daha Genelkurmay'dan Hakan Fidan ayrılmadan FETÖ'cüler panikliyorlar zaten. Bakın iddianame buna cevap veriyor. Biliyorsunuz MİT Müsteşarı saat 20-22 civarında ayrılıyor. Hı hı. Fakat 20.09'da personel Başkanı İlhan Talu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın makamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gördüğünü ve odadan çıktıktan sonra Cemil Turhan'a, bakın Kara Kuvvetleri Komutanı Zalit Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gitti diyor. FETÖ mensubu yani o personelle ilgili tutuklamalara hemen başlanacağını söylüyor. Bu görüşmelerden sonra Genelkurmay Karargahı'ndaki darbeci grup paniğe kapılıyor. Bakın 20.09'dan bahsediyorum. Ve dolayısıyla kendileriyle beraber darbe hazırlığı yapan kişiler 16 Temmuz 03'te planlanmış darbeyi 20.30'a çekiyorlar. Bakın daha 9'a Genelkurmay'a sebebi o mu diyorsun? Hayır bakın tabii bakın o panik. Kesinlikle. Genelkurmay'ı basan özel tim yani şey ne diyorlar ona özel kuvvetler görevlileri 20.23'te şeyden kalkıyor. Akıncı üstünden Genelkurmay'a geliyorlar. Hareket ediyorlar. 21 civarında geliyorlar ve baskını gerçekleştiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle genel şöyle değil. Daha kapının orada birileri bekliyordu. Şeydeyken, karargahtayken etrafta özel harekattan tim vardı. Onun çıkmasını beklediler. Dolayısıyla gittiler Hulusi Akar'ı derdest ettiler. MİT Müsteşarı'nın gitmesine göz yumdular. Zaten bu bir kurguydu dediğiniz zaman saçmalamış olursunuz. Gerçeklerle çelişirsiniz. Peki izninizle MİT Müsteşarı Sayın Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı'na o sırada ulaşamaması normal mi? Yani soruyor. Benim bildiğim kadarıyla işte koruma müdürüne soruyor. Diyor ki yani istirahatteler diyor. Ama yani bilemiyorum tabii o... Herhalde kendi aralarında değerlendirdikleri bir şeydir. Benim o konuda bir şey söyleme ya bilgim yok yani. Ama şu var. Orada hani bir tedbiriniz var mı? Herhangi bir saldırı halinde ne olabilir gibi bir sorgulama oluyor. Böyle bir konuşma geçiyor ama kendisiyle görüşmediğini biliyoruz. Yani Nedim'in söylediğine şöyle bir ek yapayım. Yani 21.30'a çekilmesinde bence bunun da etkisi var ama benim aldığım bilgi de şu. 20.30'da hareketlenmeye başlıyorlar. Evet. Şeyden 4. Jet Anayüz Komutanlığı'ndan 20-23'te zaten özel birliği, özel kuvvetleri hareketlendiriyorlar. Yani karargahı basmak için. Bunun da bir hazırlığı olmalı. Yani tam o anda mı bilmiyorum ama 1. Başkan'la yani MİT Müsteşarı'nın görüşmesi, yani Kumay Başkanı'nın MİT Müsteşarı'nın görüşmesinden sonra onu Mete Yarar belki daha doğru analiz eder. Ya, ondan sonra bunlar erkene alınmış harekat planlarının, hain harekat planlarının herhalde artık düğmeye basıyoruz. Genelkurmay karargahını basıyoruz. Kuvvet komutanlarını topluyoruz. Genelkurmay başkanını derdest alıp götürüyoruz deme noktasına gelmiş olmaları lazım diye düşünüyorum. Mesela? Aynen öyle. Yani şeyin tedirgin çok doğru. Yani erkene alınmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi MİT müsteşarının ayrılmaması, olayın deşifre olduğunu anlamaları ve olayı deşifre olduğu andan itibaren saati erken çekmiş olmaları. Şunu eleştirebilirsiniz. Yani neden söyledi söylenmedi ama gelen ihbarı
savsakla saydı bu birimler, Genelkurmay Başkanı, Milli Müsteşar Başkanı Hakan Fidan savsaklamış olsaydı, inanın gece saat 3'te biz hazırlıksız yakalanmıştık. Oraya gidişiyle beraber erkene alınan bir darbe var. Zaten işin sıkıntılı kısmı ne biliyor musunuz? İfadeler, bir kişinin ifadesiyle olayı anlamaya çalışıyoruz. Bütününe bakan insanlar baktıklarında olayı 3 boyutlu gördüklerinde çözebiliyorlar. Şimdi ne dedi Zeki Uçoğ'un konuşmasını, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın konuşmasını söyledi. Yanına şeyi koyuyorsunuz, kimi koyuyorsunuz biliyor musunuz? O arada Genelkurmay Başkanı Emir Subayı'nın ifadesini de okuyun. Giren çıkanla ilgili anlattığı bölümü okuyun. Başka? İşte personel daire başkanının ifadesini koyun. Başka? 4. Kolordu Komutanı'nın ifadesini koyun. Hepsini koyduğunuzda hiç örtüşmeyen hiçbir şey yok ki. Zaman, aralık, konuşmalar, geçenler, hiçbir şey yok. Yani hepsi gerçekten bir darbeden şüphelenmiyorlar. Bir kontrollü demeyelim, hani hep kontrolden gidiyoruz. Ha, bir saat konuşurken ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bakın bir saldırının olacağıyla ilgili, gelen şahıs aynen şunu söylüyor. İfadesi şöyle şahsın. Neydi, hayalet? Hayalet. Binbaşının hayalet ismi. Adam. Hayalet adam. H.A. H.A. Hayalet. Söylediği şey şu. Bize gelen abiler dediler ki, MİT Müsteşarı, MİT Müsteşarlık binasında bazı adamlar tutuklanmış. Bizim abilerimiz bunlar. Bu abilerimize işkence yapılıyormuş. Biz buraya gittiğimizde Hakan Fidan'ı kaçıracağız. Artı o adamları da kurtaracağız. Binbaşının gelip içeride söylediği konu bu. Şimdi bunu nereden algılıyorlar biliyor musunuz? Geçmişte aynı 17-25 Aralık konusu veya 7 Şubat konusunda da Hakan Fidan'ı almaya kalkmadılar mı? Aynı şekilde olmadı mı? Bir polis teşkilatı Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalkmadı mı? Şimdi diyeceksiniz ki, ya kardeşim bu ülkede olabilir mi? Ve devlet aynısı... onu darbe olarak algıladı biliyorsun. Efendim? Devlet onu darbe olarak algıladı. Hayır, darbe olarak algıladı ama algıladı. Yani buna adamların cesareti var. Zaman zaman bunu teşebbüs ediyorlar. Evet. Yine bu şekilde algılanıyor. Hiç darbeyle ilgili bir mevzu akıllara gelmiyor. Söylediği çok doğru. Kara Kuvvetleri Komutanı darbeyle ilgili bir olay olduğunu bilse, Genelkurmay Karargahı'na gelir mi korumalıyla beraber? Bir koruması şehit edilip diğer koruması iki bacağından vurulur mu? Yani olayın içerisinde gerçekten söylüyorum, lütfen herkese şunu söylüyorum. Yazılmış olan bir sürü kitap var. Yazılmış olan bir sürü ifade var. Lütfen şunu söylüyorum. Farklı farklı ifadeleri okuyarak, bütünleştirerek bunu anlamaya çalışsınlar. Peki. Başka türlü yapmadıklarında, bakın biz neye çalışıyoruz biliyor musunuz? FETÖ'nün yine kara propagandasının bir parçası olmaya devam ediyoruz. Bakın hala Türkiye'de bu işi en iyi araştıran bir tanesi Ferhat'tır, Nedim'dir. Baylok'un ne olduğunu anlatamadık insanlara ya. Ona maalesef da geleceğiz birazdan. Bakın Baylok'u hala anlamadılar. Hala evet. İnsanlar Baylok'tan neden gözaltına alınıyorlar? Neden kimler tutuklanıyorlar sorusunun cevabı hala Baylok'tan anlaşılmamış. Darbe delilinden ziyade ben bir konferans, örgüt delili efendim, olduğunu anlatamadık. Aynı anlatamıyorlar. Mesela. Herkes şey zannediyor. Baylok'un bir darbe delili olduğunu zannediyor. İlgisi alakası yok. Örgüt delili. Örgüt delili olarak kullanılıyor. Ve nasıl safalandırıldığı, nasıl çözümlendiğiyle ilgili kimseye anlatamıyorsunuz. Konferanslara gidiyorum, ilk sorulan soru şu. Baylok'ta nasıl gözaltına alındılar? Hala bakın ilgili işin en önemli kritik noktasını bilmiyoruz. Devletin çok daha belki bilmiyorum artık. Doğru bilgilendirmeyle gitmesi lazım. İzninizle şöyle bir soru var. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı bu FETÖ'cü subayların listesini Genelkurmay'a veriyor değil mi? Necdet Özel zamanında bunu da söylemiştik yani. Evet. Bu subaylar takipte değil mi o sırada aslında? Takip ediliyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle darbe gazinosu olarak bir gazinodan bahsediliyor ya. Bu subayların bir kısmı Adil Öksüz'le beraber toplantılar yapıyorlar falan. Toplantılarda bir araya geliyorlar. Soru şu. Hiç mi telefon takibi yok? Hiç mi fiziki takip yok? Bunlar haklı sorular. Bir binbaşının ihbarıyla neden ortaya çıkıyor sadece? Bunlar haklı sorular. İşte Baylok'un gizemini diyelim. Tam çözsek belki devlet evet. Daha doğrusu doğru kanallardan bunu belki kamuoyuna, topluma anlatsa belki bu soruların da yanıtını bulacağız. Yani şu var, şimdi iddianamede bakıyoruz. Gün gün, saat saat, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra bu örgütün nasıl bu planı yapmaya başladığı. İşte bu darbenin en kilit ismi, Adil Öksüz'ün nasıl ilk kez Ankara'ya darbe planı için gittiği, 27 Aralık 2015'tir bakın tarih. Evet. Darbeden 1 Kasım seçimlerinden hemen 2 ay sonra. Baktılar seçim dışında, yani seçimle gitme imkanı yok, demek ki darbeye artık tevessül edelim. Bir sürü tarihte, yani 9 Ocak'tan ta 15 Haziran'a kadar
mütadit defa 34 sır 49 plakalı araçla Ankara'ya gidiyor. Generallerle toplantı yapıyor. Onunla da kalmıyor. Generallerden bir kısmı, isim verelim yine iddianameden. Biz bunu uydurmuyoruz. Şöyle hepsini belgelerden giderek söyleyelim, okuyoruz. Adil Öksüz'e birazdan geleceğim. Şu... Tamam, hani siz dediğiniz için toplantılar tabii, vesaire tespit edilmedi sorunuz alalım. Bağlamında doğru, söylüyorum. Aynı dönemde asker şüphelilerden Tümgeneral İdris Aksoy ve Kubilay Selçuk'un da İngiltere'ye gittiği, Adil Öksüz'ün zaten defaatle Amerika'ya gidip geldiği, en son gelişin 13 Temmuz olduğu, Kemal Batmaz da aynı şekilde vesaire. Akın Öztürk'ün darbenin en önemli isimlerinden biri. Sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'nın falan vaat edildiği isim olduğu söylenen Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hasan Karakuş da ABD'ye gidiyor vesaire. Şimdi bunların, yani istihbarat öyle bir şeydir ki bakın, yani bunu, Milli İstihbarat Teşkilatı bu subayları, FETÖ'cü subaylar olur biliyorsa bunları teknik takibini yapmaz mı? Ben şu kadarını söyleyeyim. Bu adamlar nereye gidiyor? Kimlerle görüşüyor? Öyle bir şu kadarını şey söyleyeyim. Şu ana kadar ne yapar? Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi FETÖ'cülük terör örgütü soruşturmasına konuysa FETÖ'cülük tek başına dinleme şeyi değil. Ama paralel devlet yapılanmışı vardı. Ama o organizasyon içindeyseniz, şimdi siz oradan ihraç edeceğiniz insanları ben dinlendirmeye dair hiçbir bir şey. Kayıt görmedim. Şöyle katkı yapayım dedim. Darbe sebebi, ayrı bir şey. Onun bir sebebi var ama biliyorsunuz. Baylok bağlamında. Onun bir sebebi var dedi. Nedir sebebi? Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kanununda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silahlı kuvvetler içerisine sızması ve silahlı kuvvetler içerisinden muhbir bulundurması yasak. Evet. En büyük engellerden bir tanesi de bu zaten. Yani... İçeride darbecilerin olduğu ile ilgili bir bilgi alışverişinin yapılması için kanun zaten buna müsaade etmiyor. Zaten değiştirmesi gerekenlerden en büyük önemlerden bir tanesi bu. Sen İlker Başbuğ da onu sık sık söylüyor. Ya o da belki darbe dönemlerinden kalan bir şeydi. Yani bir hata olduğunu söylüyor. Ya bu, teknik takip yapamadık, sadece işte dışarıda takip edebildik, içeride takip edebildik, dışarıdaki takibini yapamadık diyor. Yani böyle bir şey olduğunda nasıl çözeceksiniz ki? Ya adamı nasıl çözeceksiniz? Darbeyi askerin içine planlıyorlar öyle. Bir de şu soru var. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı TSK'nın içinde nasıl olacak? Ha şimdi onu oraya gelsem. Yasa müsaade içinde. Oranın çözümü neydi biliyor musunuz? Asker kendisi ne yapamıyor? Bakın Ferhat da yazdı birkaç yazısında. Ben de ısrarla şunu söyledim. Silahlı kuvvetin en önemli unsurlarından bir tanesi ve bu işi gerçekten takip edebilecek ve imkan kabiliyete sahip olanlardan bir tanesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bu Bülent Arınç suikastı diye geçen süreçten sonra başlatılan operasyon da bu yüzden yapıldı. Bakın o gece İlker Başbuğ'un kimi takip için görevlendirmişti Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı? Bir kurmay albayın FETÖ için çalıştığı ve içeriden bilgi sızdırdığı ile ilgili 6 aylık bir faaliyetti o. Baki Kaya'ydı o. Bekir miydi Baki mi? Baki Kaya. Bakın, Baki Kaya. Düşünebiliyor musunuz? O da bir kumpas. Ve bunun sonucunda ne oldu biliyor musunuz? O birliklerin tamamı kapatıldı. Evet. Baki Kaya da dediniz ki soruşturun, ne varsa koyun ortaya, koyulmadı. Şimdi sorunuza şöyle aslında cevap biraz verilebilir. İlker Başbuğ'un eleştirisi de şuydu. İşte siz tabii TSK içinde MİT'ten bahsettiniz ama MİT'te bir askeri personelin olmaması, en azından yardımcısının işte askeri olmaması, aradaki koordinasyonu işte bizi orada çok sıkıntıya düşürdü. Biz bilgiyi Genelkurmay istihbaratıyla bakın Didem Hanım. Genelkurmay istihbaratıyla MİT'in arasında ille de içeride tabii ki olsa iyi olur. Ama o da kendi kurumunuza karşı bir espiyonaj faaliyeti tırnak içinde gibi algılanabileceği için. MİT'in içerisinde olsa iyi olur mu? Tersi de olabilir de o biraz problemlidir. Kurumların birbirine, işte FETÖ'nün en büyük şeyi, gücü bu biliyor musunuz? Bünyesine büründüğü kurumun elbisesini giydikten sonra o kuruma yönelik, FETÖ'ye yönelik operasyon yapsanız bile o kurum kendisine yönelik bir saldırı olarak algılıyor. Ve FETÖ'de dahil maalesef işte Muharrem Köseler'de vesaire gördüğünüz üzere korumaya alıyor kendini. Evet. Bu problemi aşmak çok zordu. Bakın tam da bu noktada şu yaşandı sorunuz bağlamında. Genelkurmay Başkanı'na gidildi. Evvelce yani MİT müsteşarı ama darbeci falan klik şeklinde değil. Ordu içindeki FETÖ unsurlarının veya FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen istihbaratçıların deyimiyle söyleyelim. Yani irtibatlı olduğu düşünülen kişilerin tasfiyesine yönelik bir idari tasfiye ilkin. Yani gidin bunlarla ilgili askeri mahkeme veya sivil mahkemelerin yolunu açın veya FETÖ gibi, FETÖ'nün bir dönem yaptığı gibi hadi bunları yargılayın şeklinde değil. Evet. İstihbari bir liste gitti. Necdet Özel o zaman, ben görüştüm kendisiyle de sonra yayında söyleyince aradı da beni. Yani listenin gereğinin yapılmadığı o dönemde gibi bir anlam çıkıyor. Ama bu darbe yapılmamış işte. Yani yapılmamış zaten. Mete Yarar'ın hep söylediği bizim en büyük handikaplarımızdan biri buydu. Ben de söylüyorum. Yani o Hendek Savaşı'nın başladığı süreç var ya. 22 Temmuz 2015'ten 15 Temmuz'u uzanan süreçte hem Suriye, Mete Yarar'ın söyledi, hem Suriye'ye biz giremedik. Hem de şu oldu. Ordu içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesinin önüne PKK bir
perde çekmiş oldu. Çünkü PKK ile mücadele eden bir kuruma, hem de kent savaşı tarihinde ilk kez bu örgüt böyle bir kalkışma yapmış. Kent savaşı yürüten bir örgüte karşı savaşırken TSK'yı yıpratamazsınız denildi. Hı hı. Ve bu yüzden o mücadele biraz akamete uğradı. Şimdi, peki şu 21 ve sonrasını konuşalım, sonra şu tamam. Adil Öksüz Bey. Bir şey, evet. Orada bir soru vardı ya. Yani bu neden izlenmedi? FETÖ'cüydü bu askerler. Evet, bildirildiyse. Şimdi bakın, Genelkurmay İstihbarat Başkanı dahil kuvvetlerdeki bütün istihbarat başkanlarının hepsi FETÖ'cü. Generallerin yarısından fazlası FETÖ'cü. Şimdi dolayısıyla eğer böyle bir izleme faaliyetini kimden bekleyeceksiniz? Genelkurmay kendi içinde bu denetimi yapacaksa yine bir FETÖ'cüden bekleyeceksiniz. Kanunen de Genelkurmay İstihbarat Başkanı FETÖ'cü ise siz de diyelim ki kuşkulandınız. Mete Yarar FETÖ'cü, bunu takip et diye. Eğer zaten aynı örgütün elemanıysa öyle bir şey vaki değildir diye bir rapor gönderir, size önünüze koyar ki zaten öyle gerçekleşiyor. Efendim öyle tabii, yani dediğim yani, gibi fiili yani, anlamda İKK karşı başkanı var. Şimdi İKK. Biz bakın istihbarata karşı koyma. İstihbarata karşı koyma. Şimdi Türkiye toplumu bütün bildiğini unutup FETÖ ile ilgili yeni bir biyografi oluşturması aynen gerekiyor. Öyle ya. Bu bildiğimiz, bunlar normal bildiğimiz insanlar değil. Bakın bildiğimiz insanlar değil. Bunlar insan da değil aslında. Da. Uzaylı gibi. Bunlar gerçekten bildiğimiz, çünkü yalanı yaşama biçim haline getirmiş. Yani şöyle düşünün, kadın, koca, evliler, adam FETÖ'cü, karısı sosyal demokrat, karısından bunu gizleyebiliyor. Hatta diyor ki karım öğrense kızardı zaten diyor mesela. Tamam. Aynı yatakta yatıyorsun, çocuk sahibi oluyorsun ama nereye kendisini, ancak darbeden sonra itirafçı oluyorsun ve bunu anlatıyorsun. Anlatıyorum. Böyle korkunç bir örgüt var. Yani çok çocuk rahatlıkla, mesela biz bütün yaşadığımız süreçlerde hep çocuk, kadın meselesini hep ayrı tutmaya, onu korumaya çalıştık. Bunlar çok rahatlıkla kurye olarak kullanabiliyorlar. Çoluğunu çocuğunu kurye olarak kullanabiliyorlar. Çünkü Fethullah Gülen diye bir şeye... Evlilik katalogları var ya yani orada. Korkunç yani neler insanlar. Bakın yani. Adil Öksüz diye bir adam var. Şimdi çok önemli yakalanması. Yani FETÖ'nün parmak izlerinden bir tanesi. 5 parmak izi var FETÖ'nün bu olaydaki. Sivil imamlar. Bir tanesi Kemal Batmaz. Harun Biniş. Nurettin Oruç. Hakan Çiçek. Bu 5 kişi aslında FETÖ'nün bir elindeki 5 parmağın izi. Aynen bu iddianamede bu çıkıyor karşımıza. Şimdi 4'ü tutuklu. Şimdi sadece Adil Öksüz dışında diğerleri Adil Öksüz. Tutuklu. Şimdi peki bir an için şöyle düşünelim. Adil Öksüz tutuklu olsa bu iddianame farklı çıkar mıydı? Ya da yeni bir şey öğrenir miydik? Hayır. Bakın. Çünkü hepsi beraber takılıyorlar. Çünkü bakın arsa Kemal Batmaz diye bir madrabaz var. Sahtekarın önde gideni. Beraber görüntüleri de var. Görüntüleri var Adil Öksüz'de. Yani hayatımda bunun kadar yalancı, ahlaksız, namussuz, şerefsiz bir adam görmedim. Çünkü okuyorum. Ben birçok iddianame okudum. PKK'lıların da IŞİD'lilerin de iddianamesini okudum. Ben bu kadar haysiyetsiz bir adam görmedim. Kendi kamera görüntüsünü, daha önce bu stüdyoda söylemiştim. Kameradaki görüntüsünü inkar edebilen, bu ben değilim diyebilen bir adam. Şener Şen misali. Şimdi diyorlar ki Adil Öksüz'ü tanıyor musun? Havaalanında beraber Amerika'ya gitmiş gelmiş. İndikten sonra beraber bankoya yanaşmış. Hayır, aynı uçağa gitmişler, aynı uçaktan gelmişler. Beraber uçakla gidip gelmişler. İddianamede ne var, ne diyor? Şimdi diyor ki ben diyor tesadüf diyor yan yana gelmemiz diyor. Tesadüfe şimdi bakın bak. Kemal Batmaz kim? 245 görüşmesi Kemal var. Kemal Batmaz'ın 245 görüşmesi var. Hayır, 925 görüşmesi. Adil Öksüz'de Kemal Batmaz'ın arasında 925 telefon görüşmesi var. Adil Öksüz'ün karısı Kemal Batmaz'ın şirketinde sigortalı. Aynur Öksüz. Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım, ile Kemal Batmaz bir şirkette ortak ve aralarında 1100 defa telefon konuşması var. Hepsinin de bayloğu var. Bayloğu da var ayrıca. Yani şeyin, Kemal Batmaz'ın yok. Harun Biniş, Kemal Batmaz'la ortak, aynı FETÖ'cü şirketlerde, zaten hepsi FETÖ şirketlerine çalışıyorlar. Mesela o kadar profesyoneller ki, şimdi lütfen şey, eğer görüntü varsa, hazır mı arkadaşlar, Adil Öksüz'ün fotoğraf. Fethullah Gülen'in şeyini, görüntüsünü. Adil Öksüz ilk gözaltına alındığı zaman Kazancı yakınlarında, bir KJ'yi alalım full görelim. Kazancı yakınlarında gözaltına şu alındığı zaman, şu sağda işte çocukla, iki tane çocuk, evet, var arkasındaki. Oradaki adam Fethullah Gülen'in karşısındaki diz çökmüş adam Adil Öksüz. Evet. Adam ilk ifadesinde diyor ki benim Fethullah Gülen'le, FETÖ'yle herhangi hiçbir bağlantım yok, ben tanımam diyor. İfadesinde bunu söylüyor. Ya insan şu resme bakıp biraz haysiyet sahibi olur ya. Diyor ki ben
Eyvallah, Fethullah Gülen'i severim, sayarım. Ama bizim darbeyle işimiz yok de. Yani bari bunu söyle. De ki ben yok de. Yani ben oraya arsa bak. Mesela diyor ki üçü de Harun Biniş, Kemal Batmaz, Adil Öksüz arsa bakmaya gittiniz. Gittik diyor hepsi. Hı hı. Ya darbe sabahı orada arsa bakmaya. Mesela Kemal Batmaz denilen sahtekar İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Güya nasıl geldin Ankara'ya diyorlar. Otogarın orada bekliyordum. Birisi beni çağırdı, arabasını aldı. Ahmet diye birisi getirdi beni diyor. Tesadüfe bak. Harun Biniş mesela. Bakın o sizdeki küpür de darbe gazinosu denilen yerde siviller zaten Adil Öksüz falan Akıncı Üssü'nün içinde görev alıyorlar. Harun Biniş'in falan fotoğrafları, görüntüleri var. Hepsi o görüntüler benim değil diyorlar. Peki ve şimdi bakın, soru şu bir de Adil Öksüz'ü... Hepsi bakın telefonla bakın Kemal Batmaz falan. Sorgu sırasında telefon numaranı soruyorlar değil mi? Hepimize soruyorlar ifademizi alırken. Telefon numaranı. Evet. Adam telefon numarasını yanlış veriyor. Sonuç alamasın devlet diye. Harun Biniş de onu yapıyor. Aa sonra diyor karıştırmışım diyor. Mesela şifresini soruyorlar. Şifreyi ben bilmem diyor. Hatırlamıyorum diyor. Mesela Harun Biniş gece kullandığı o laptopunu kullanmış ama hard disk yok içinde. Sökmüş de atmış tamam mı? Yani çünkü ele geçecek. Onun içinde planlar var. O darbe girişimindeki rolü ortaya çıkacak. Diyor ki arızalıydı. Arızalıysa boş bir kaptan öteye geçmeyen bilgisayarı niye yanında taşıyorsun? Kemal Bey bugün Adil Öksüz'le ilgili Sayın Kılıçdaroğlu şu soruyu soruyor. Biz Adil Öksüz adını dile getirmeden önce kimse bu ismi dile getirmedi diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Adil Öksüz'ün kullandığı GPS cihazı hangi devlet kurumu tarafından ithal edilmiştir? Var mı sorunun yanıtı? Adil Öksüz'ün bunun yanıtlanmasını istiyor. Adil Öksüz'ün ismini... cihazı ne demek ben onu anlamadım. Yani GPS hangi... cihazının ne olduğunu biliyorum da. Hı-hı. GPS cihazıyla Adil Öksüz'ün hani ben olayını anlamadım. Benim üzerinde çıktı ya. Çıktı ya cihaz. Arama sırasında cihaz üzerinde çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonra bunu tuvalette hangi devlet kurumu mu diyor? Bir dakika işte siz anlatın ne dedi? Şimdi gözaltı ilk gözaltı sırasında işte telefonu bu GPS cihazı çıkıyor. Sonra jandarmalar arasından bir lavaboyu kullanmaya gidiyor. Orada bu GPS cihazını oradaki çöp sepetine atıyor. Jandarmalar bunu buluyorlar, kaydediyorlar. Yani tutanağı işliyorlar. Ama sonra tabii gözaltı sonrası serbest kaldığı zaman bunları iade ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusu şu, Ferhat Bey siz devam edeceksiniz ama GPS cihazını hangi kurumun ithal ettiği sorusunu soruyor. Bu soru bizi nereye götürür? Bir savcının şu anda yazdığı şeyi söylüyorum. İthal edilmemiş GPS cihazı. Yani GPS cihazı ithal edilmemiş. GPS. Böyle bir ithal şeyi yok ki. Soruşturmaya çok yakinen vakıf olan bir savcı söylüyor bunu. Böyle bir ithal durumu yok. Ama velev ki ithal edilmiş olsaydı, bakın onu da söyleyeyim. Biz bunu yaşadık çünkü bu örgütte. Böcekler vardı hatırlarsın Mete Yarar. Nereden geldi bu böcekler? Başbakanı, Sayın Başbakanı, Cumhurbaşkanı. İstihbarat kurumunun Türkiye'ye getirdiği ve Danimarka'dan getirdiler. İmha edildiğini söyledikleri. Danimarka'dan emniyet istihbarat için getirilen. Ya devletin parasıyla devletin imha edildiği söylenen böcekler. Böcekler çıktı. Bak denilen cihazlar çıktı. Bu yapılanmadan önce Danimarka'dan Abdurrahman Şimşek gitti. Danimarka'da yerinde şirketi falan görüntüledi, buldu vesaire. Peki. Yani düşünün zaten yani cihazları devletin parasıyla alıp getiren bir örgütten bahsediyoruz. İlgili kurum üzerine emniyet istihbarat adına getirmişler. 3 tane velev şey ki, kayıptı. Araç kayıptı ya. Bırak tabii, GPS cihazını. 12 tane, 12 tane 12 pasif tane dinleme cihazı kayıptı. Doğru. Bir tanesi sadece bulundu. Ben ta 7 Şubat sürecinde yazmıştım hatırlarsan. Bir tanesi bulundu. Diyarbakır'da diğerleri hala kayıp ki pasif dinleme cihazı. Hı hı. Milyon dolar değerinde çok kıymetli bir dinleme cihazı. Yani ve herkesi dinleyebileceğiniz cihazdan bahsediyoruz. Çok peki, güçlü bir şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim hani var. GPS mevzunda bir diğer sorunuz vardı. Ha, Adil Öksüz meselesinde. Adil Öksüz hemen darbeden sonra salınmaz. Zaten Türkiye kamuoyunun gündeminde bomba gibi düştü. Hı. Kaldı ki Adil Öksüz'ün adını şunu da söyleyeyim. Söyle. Yani olayı önceden bildiğim için. Nurettin Veren Bahar. Nurettin Veren. Nurettin Veren de verdi. Kemalettin Özdemir de o zaman için verdi. Bir de Çetin soyadını hatırlayamayacağım Acar. Şimdi. Çetin Acar adlı bir şahıs da verdi. Yani bu isim verilmiş daha önceden. Ama Bahar 2015 gibi bize geldi bu isimde. Biz özel istihbarat olarak Sakarya Üniversitesi'nde gittik, bulmaya çalıştık, bulamadık. Ki o süreçte Mustafa Özcan'ı da arıyorduk, Türkiye imamıydı. Onu görüntüledik ve onun haberini yaptık ama Adil Öksüz'e ulaşamadık. Yani o zaman içinde Sakarya'da. Anladım. Öğrenciler gelip gidiyor ama tam da bilmiyoruz falan filan diyorlardı. Yani dolayısıyla Adil Öksüz ismi Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği GPRS bir isim GPRS cihazının ne olduğunu da söylerim. Herkes GPRS cihazının GPRS ne olduğunu söyleyeyim. Bilmeyebilir. Yani GPRS cihazının Adil Öksüz'e ne katacağını ben anlamadım. Bu bir dinleme cihazı değil. Söyleyelim ne olduğunu. Yani normal yerini ve koordinatlarını tespit etmek için kullanılan bir alet. Evet. Ben şeyini anlamadım. Yani GPRS cihazının Adil Öksüz'ün üzerinde olmuş olmasının
gizemi nerede, ben onu anlayamadım. Yani şu anda olduğunu galiba bulmaya çalışıyor. Benim şu anda saatim GPRS'li. Türkiye'de artık herkesin zaten saatinde var. Veya cep telefonundan bulur. Olabilir. Cep telefonundan bulur ama şunu söylüyor. Ben yine şey anlamadım. Hani savcının... kim ithal ediyor sorusu, işte kim, hangi devlet kurumu tarafından getirildi derken. İthalat acaba... yokmuş ama ya, eğer olsaydı bile bakın FETÖ'cüler ithal etmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından getirildiğini mi ithal etmeye çalışıyor? Yani bilmiyorum. Ben Türkiye'de GPRS cihazını ithal etmek için şeye gerek olduğunu zannetmiyorum ben ya. İthalat yok diyor bir savcı, söyleyeyim. Tamam, peki. Eğer olsaydı bile tekraren söylüyorum. Bakın böcekleri aldıkları gibi FETÖ'cüler zaten devletin kesesinden yaparlardı. Çünkü ta 5-10 senelik bir süreçte devlet hakimler yapıyorlar. Tamam. Yine savcının verdiği bir bilgi, hem mesaj alıp hem mesaj atan bir cihazmış bu. Tem araştırma cihazı. Yani mesaj alıp şeye mesaj atan. Tem terörle mücadele meclisi, araştırmış meclisi bunu. Meclisi bombalayan pilot uçağı nereden aldı sorusuyla çok birbirine benzeyen şey. Gibi. Yani, tabii sonuçta kullanılan yani, devletin şeyi, eğer, devletin silahı zaten. Hani niye taşıyor o bir zaman? Şey daha var, neden üzerinde var sorusu? Bir şey daha var. Onu da katkı olarak bu Mac Catcher'lar diye bir yine cihaz. 8 tanesi kayıp. Bunları Tem daire, yani terörle mücadele dairesi araştırıyor. Bu tamam. Soruşturma da Ankara'da devam ediyormuş. Yani bu alet hem mesaj atıyor hem dinlemeye takılmıyormuş. Peki, yakalanınca maksadı oymuş. O zaman hızlı ben ilerleyelim. Söyleyeyim. GPRS değil bu aletin ismi. Başka bir alet. Başka bir şeyden bahsediyoruz. GPRS yani, nokta belirleme şeydir zaten. Bu söyledikleriniz bununla uymuyor yani. Bu başka bir şey bu yani. Yani... Peki dedim ya, şimdi soru şu, biz geçen gün yayında Rasim Ozan Kütahyalı bir üst düzey yetkili kendisine bir, hatta ben de biliyorum kim olduğunu, kendisine bir son dakika bilgisi verdi. Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu, hatta Marmara bölgesinde olduğunu söyledi. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ da Adil Öksüz bence Türkiye'de birileri tarafından saklanıyor dedi. Sayın Bozdağ'ın işte bir son dakika bilgisi olarak da gelişmeleri düşüyor, öldürülmüş de olabilir diyor. Şu soru şu, Adil Öksüz'ü saklayabilecek gücü var mı hala bu örgüt? Bütün Türkiye'de. Yani nerede, hangi güçler, kimler bu adamı saklıyor ya da infaz mı ettiler şu anda? Öncelikle bahsettiğiniz gazeteci böyle bir iddiayı, duyumu, bahsettiğiniz belli bir noktadan alıyorsa bilgiyi, görevi gazeteci olarak onu ilerletmek. Ben öyle bir yetkiliyle konuşmadım. Marmara bölgesinde bir yerde olduğuna dair. Yani Türkiye'de olabileceği. Marmara bölgesi gibi lokal, daha daraltılmış bir lokal, evet, bilgi de veriliyor. O zaman gazeteci bunun peşine düşsün. Bir hiç olmazsa memlekete hayrı olsun. Ama FETÖ saklar mı? Evet, saklar. O gücü var mı hala? Bence var. Yani çünkü şeyde bakın orduda dahi henüz albay ve altı sınıflarda FETÖ'cü yapılanma var. Yani bu bir gerçek. Sivil hayatta yine var. Bu, çünkü bakın FETÖ'cü dediğiniz şey kendini bu işe adamış adamdır. Bu sizin bizim gibi insan değil. Ahlaki değerleri, aile hayatı bizim gibi değil. Onlar dünyaya çok başka bir şey, pencereden bakıyorlar. Zaten bizim mesela bir PKK ile, bir DHKPC ve IŞİD teröristle FETÖ'cüleri ayrı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Hı hı. Bu çünkü ayrı bir organizma. Dolayısıyla bunlar Fethullah Gülen'i düşünün ki en kutsalı saymışlar ve bir kutsaliyet atfetmişler. Dolayısıyla bunlarla hani normal insanla konuştuğunuz gibi, anlaştığınız gibi anlaşamazsınız. Mesele şu, bakın yalanı bu kadar rahat söyleyebilen bir örgüt bulamazsınız. Yalan, nasıl yalan da değil, bakın, kumpası kurabilen. Tabii kumpası da kurabilen. Hem de bu uluslararası alanda. Bakın mesela bir PKK'da çatışma anında o elindeki silahın etkisi kadar zarar verebilir çevreye. Ya da Allah korusun hani bir patlayıcının verebileceği hasar kadar verir. Ama FETÖ'cüler bir yalanla bütün gündemi değiştirebiliyor. Bütün toplumun şeyle, duygularıyla oynayabiliyor. Onları yok edebiliyor. Bunun bir örneği mesela düşünün, yalan ne işe yarar? Örneğin işte Irak Savaşı'nda Saddam'ın kimyasal silahları var gibi bir yalanı soktuğunuz zaman dünyanın tarihini değiştirebilirsiniz. Yalan böyle bir silahtır ve FETÖ bunu etkili bir şekilde kullanıyor. Dolayısıyla koruyorsa bunu, dış temsilcilikler falan filan, o kısmını bilmiyorum. Yani belki bahsettiğiniz gazetecinin kastı o olabilir. Marmara bölgesinde bir konsoloslukta, bir elçilikte, bir yerde bir şeyde saklanıyor olabilir. Ama saklanıyorsa mutlaka bunu FETÖ'cüler başarırlar yani. Mesele şu, 21 ve sonrasının yarısını da verelim izleyicilere. Sonrasında da bir ara verip devam edeceğiz. Ya şurada bir şey söyleyebilir miyim? Adil Öksüz davasında şöyle bir yanlış bir yere doğru zaman zaman savruluyoruz. Nedim dedi ki 5 tane parmak izi vardı. Bunun 4 tanesi yakalandı. Normalde bir parmak izi bile bir adamın suçlanması için yeterli mi? Yeterli. Biz şu anda Adil Öksüz üzerinden neyi bulacağız? Neyi bulmaya çalışıyoruz? Neyi çözmeye çalışıyoruz? Yani Adil Öksüz geldiğinde Nedim'in dediği gibi ekstra bize ne söyleyecek?
belki görüştüğü generalleri söyleyecek. Aynı toplantı, aynı toplantıya Kemal Batmaz da katılıyor. Tabii Kemal Batmaz'ın Akıncı üstünde, Harun Biniş'in Akıncı üstünde görüntüsü var. Adil Öksüz'ün böyle bir görüntüsü yok. Gördüm diyenler var. Adil Öksüz'ü gördüm diyenler var. Adil Öksüz'le ilgili ifadeyi Şapka ve Kuzgun isimli iki tane gizli tanık ama daha sonra İzmir'deki davada kendi kimliklerini açıkladılar. General seviyesinde iki isim. O toplantıları anlattılar. Adamın tek söyleyeceği şey, ben orada yoktum, doğru söylemiyorlar. Ben o toplantıya katılmadım diyecekti. Bakın varlığını inkar ediyor. Adam öyle bir, bakın Harun Biniş dediğiniz adam veyahut da Kemal Batmaz dediğiniz adam kendi kamerasına bakıyor, diyor ki ben olduğum iddiasını kabul etmiyorum. Bakın Amerikan vari bir filmlerde kullanılan zaten jargon var. Mesela hatırlamıyorum veya iddiayı kabul etmiyorum şeklinde. Mesela bu neden biliyor musun? Yarın başka bir kanıt çıktığı zaman geri dönüşü kolay olsun diye. Hukuk dinle savunmayı zaten kameraların olmadığı yere girmiş. 142. Ama, filoda evet. Adil Öksüz özellikle yani darbede kötü gitmeye başlayınca kameraların olmadığı yerde konuşlanıyor ki diğerleri gibi deşifre olmasın. Şimdi Mete Bey, Adil Öksüz biraz şüpheli bir şekilde aslında. Diğerleri yakalanıyor ama Adil Öksüz şüpheli bir şekilde serbest bırakılıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı. Sonra, şöyle bir sıkıntımız var orada. Şunu atmak için söylüyorum. Yani bir köstebek olabileceği Adil Öksüz, iddiaları var. Adil Öksüz, Adil Öksüz olmadığında sanki hani bakın, ya Adil Öksüz yakalayabilirsiniz. Özür dilerim bak Mete. Tamam. Bu iş böyle bir kontrollü işte bahsettiğiniz köstebek, mit mi? Kemal Batmaz böyle bir hissiyata kapılmış diğerleri olsa yakalanıyor, Adil Öksüz'ü direkt satardı zaten. Hı. İtirafçı olur direkt satardı. Bakın adam Kemal Batmaz beraber ailesi, yani karısını kendi şirketine sigortalatmış. Ama Adil Öksüz'ün serbest bırakılması da biraz şüpheli değil mi aslında? O olabilir. Bakın o konudaki sorular hepsini biz soracağız tabii. Hı hı. Ve savcılık bunu soruşturuyor. Hakimler açığa alındı mesela. Şunu da sormak lazım. Nedim, yeri gelmişken efendim? Hakimler açığa alındı ya, hı hı, o dünkü tahliyeler konusunda. HSYK'nın tasarrufuyla. Peki Adil Öksüz'ü bırakan, yani şimdi herhalde vardır bir idari soruşturma. Adil Öksüz'ü bırakan hakim, savcı, gerçi savcı siz tutulanmasını istiyor. Savcı tutulanması istiyor. Savcı tutulanması istiyor. Hakim bırakıyor. Acaba onunla ilgili idari soruşturma ne aşamada, var mı yok mu, bunu da sormak lazım. Çünkü dünkü tahliyelere örgüt mukabil soruşturması var. Bakın gazeteler yansıdı. Ya çok da sıradan bir isimden bahsetmiyoruz. Zaten yani, değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hı. Buradaki itirazım Nedim'inle aynı yerde İnkar edecek diyor. Bakın şuradaki sıkıntımız var. Adil Öksüz olmadığında biz FETÖ ile ilişkisini kuramayacağımız gibi bir izlenim yaratılmaya başlandı. Senden bahsetmiyorum. Tabii. Böyle bir izlenim yarattı. Evet. Yani Adil Öksüz şeyi sanki bu olayın olmaması bu olayda FETÖ bağlantısını sanki sağlamıyormuş gibi bir izlenim olmaya başladı halkta. Ve şunu kullanmaya başladılar. Zaten Adil Öksüz MIT'in elemanıydı. Bakın gördün mü, yakalanmıyor. Şimdi Adil Öksüz'le bu davanın birebir ilişkisi var. O olmayınca bu iş çöktü. Bu yaratılmaya başlandı. Benim sıkıntım ama, o. Hayır ama bakın, yaptım diyenler var. Darbeciler var. Bunu darbeyi yine yaparım ama diyenler şöyle, var. Başka o genelkurmaydan gelen emri uyguladım. Darbe girişimiydi, evet yaptım mı diyor. Şimdi bakın 4 tane parmak izi var. Bunu hatırlatalım diye söylüyorum. Gökhan Sormaz Ateş galiba değil mi onu söylemişti. Yaptım, pişman da değilim, yine yaparım. Şimdi bakın yok, o 4 parmak izini o 4 parmak izini ısrarla söyleyelim ki bu Adil Öksüz olayı olmadığında da sanki bu iş çökecekmiş anlamına gelmesin. Tabii. Onu atmaya çalışıyorum. Çok çökmez ama çok aydınlığa kavuşturabileceği bir çok nokta olabilir yok, yani. Yok ben çözüyorum. Zaten kavuşmuş bakın, durumda. Zaten bakın, kavuşmuş. Bakın iddianamayı okumayan. İnsanlar zaten bakın, kavuşmamış gibi bir izlem yaratılıyor. Bakın bunu bir çıksın bir parti kim yapacaksa şu ilk bölümü 200-300 sayfalık bölümü fotokopi yapsın, insanların idrakine anlamasına bıraksın. Ve göreceksiniz ki ikna olmayacak hiç kimse olmayacak. Bak 4 çok net kişi, söylüyor. Bakın, ben diyorum bir elim parmağı 5 kişi, 5 sivil imam, 4'ü yakalanmış. Her şey ortada, bütün ilişkiler ortada, görüşmeler ortada, efendim ilişkili, parasal ilişkileri, nerede çalıştıkları belli. Adil Öksüz yakalanması önemli ama zaten yakalanmış olsa da bugün söyleyeceğim ben Kemal Batmaz'ı tanımıyorum. Peki izninizle şimdi 2 numaralı. Hayır, 2 numaralı belli zaten. Birçok örgütün içerisinde işte yasa dışı örgüt, terör örgütlerinin içerisinde sızmış işte istihbarat elemanları var. Bu FETÖ'nün içine hiç mi sızmamış yani bu istihbarat elemanları? Yok mu istihbarat elemanları? Vardır ama onu Adil Öksüz'e endekslemek yanlış. Sorunun... Ülkenin güvenliği için takip ediyor. Etmedik mi biz? Etmişizdir herhalde. Bizim de istihbaratta adamlarımız şimdi, vardır olmadığını, herhalde olmadığını şuradan görüyorsunuz bakın. Yok mu diyorsunuz? Olmadığını görüyorsunuz işte zaten. Geçmişte bakın, vardı ama ikişer, üçer kişilik gruplara, hücresel yapılara bölünmüşler. Bu gruptaki zor bakın, mu girmek onlara? Çok
bakın farklı bir örgütlenme şimdi, yapısı var. Bakın FETÖ'yü anlamadan, özür dilerim bir hayır, şey söyleyeceğim. Bu sorunun cevabı çünkü orada değil, Baylok'ta. Bakın. Peki. Ben size bir örnek vereceğim. Şeyin ifadesinde geçiyor. Şöyle yapalım. Onu söyleyeyim bir ara vereyim. Özel Zekai Aksakallı. Aksakallı ilgili bölümde geçiyor. Pardon. MİT'te jandarma adına irtibat subaylığı yapan kişi ifadesinde darbe gecesi bir nizamiyede yüzbaşının kendine geldiğini görüyor. Aynı darbeye girişecekler. O zaman anladım bizden olduğunu diyor. Bakın aynı yerde görev yapıyorlar. MİT'te jandarma adına irtibat görevlileri bunlar. Darbe gecesi rol almışlar. HSYK üyeleri bakın adamlar yıllarca aynı camianın içinde, aynı odalarda çalışıyorlar, aynı mesleği yapıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar, evlerine gidiyorlar, geliyorlar ama FETÖ'cü olduğunu bilmiyorlar. Ne zaman ki bir sivil birisi geliyor ve evet. Diyor ki peki. bu da bizden tanıştırıyor. İkişer, üçer kişilik hücre yapılarına bölünmüşler bunlar. Bir ara vereyim. Devlet en gizli istihbarat örgütünden daha kuvvetli. Kendi bir, her, bakın devletler... Özür dilerim. Devletler istihbarata karşı koyarken karşı tarafın ajanlarını yakalıyorlar değil mi? FETÖ buna karşı her türlü önlem almış. Peki ama bunun cevabı Baylok'ta dedi. Mete Yarar neden öyle dedi? Ferhat Ünlü neler söyleyecek? Şu istihbarat örgütü üyelerinin daha doğrusu terör örgütlerine sızma meselesi onu biraz konuşalım. Biraz ara sonra Baylok'ta ve siyasi ayağını da konuşacağız. Var mı yok mu sorusunu soracağız. Ediyoruz. Bazı bilgileri paylaşalım. Şu Baylok meselesine geçeceğiz ama işte istihbarat elemanları nasıl sızıyor ya da sızdı mı FETÖ'ye ama dediğim şeyler sızamaz dedi. Onu da kendi gerekçelerini anlattı ama sizde bazı bilgiler geldi galiba. Şimdi bir defa şu Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına sebep olan... Sızamaz derken bakın... Zor yani bakın, dedin hayır, sen. Genel kurmay, hücresel... MİT'te, jandarmada, polis istihbarat elinde... Yani oraya sızmakla görevli istihbarat kuruluşları da FETÖ'nün elinde. Sızsa bile kontrol espiyonajını yapar diyor. Yani, zaten önce emniyet istihbaratını ele geçiriyorlar. Yani bakın dışsal bir örgüt gibi PKK gibi, DHKP'li bir örgüt düşünüyoruz. Hayır. Bu dünyayla oturmuş bir Nedim doğru söylüyor. İstihbarat açısından açıklaması o zaten. Yani peki. Zaten içinizde nasıl ki FETÖ'yü suçladığınız zaman hayır FETÖ değil gibi kurumlar refleks gösteriyorsa burada tamam. Da yine istihbarat yaptığınız zaman o da karşı istihbaratını yapıyor. Hı hı. Size yönelik o muhbir faaliyetine girişen bütün ekibi deşifre ediyor. Ama örgütün ilk dönemlerinde sızmalar var. Bunu eski itirafçılar, Nurettin Veren diğer isimler söylediler. Yani örgütün içine giriyorlardı vesaire diye. Tamam. Şurada sizdeki şunu paylaşayım. Bilgilerini onu alalım şunu paylaşayım. O iki tane hakimle ilgili Adil Öksüz'ü serbest bırakan, ben orada çok enteresan şeyler olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kurumdan birebir açıklama. Bir müfettiş ön raporu hazırlanmış. Tamam. Müfettiş ön raporu uyarınca hemen olayın akabinde verilen soruşturma izni sonrası görevden alınmış bu iki hakim. Şimdi asıl tasarruf için de müfettişin detaylı raporu bekleniyor. Şimdi HSYK yapısını bildiğimiz için bu örgütle hakikaten iyi mücadele eden bir kurumdu. Özellikle o Ekim. Ekim 2014'teki seçimden sonra, HSYK seçiminden sonra, biliyorsunuz 12 Eylül'deki seçimden sonra çok yapısı değişmişti 2010'dan sonra. Hı hı. Ciddi refleks gösterdi ama bu kurum bile ancak 15 Temmuz'dan sonra toplu ihraçlar. 2010'daki referandumdan bahsediyorsunuz. Yok, 2014'te bir HSYK, referandum değil, HSYK seçimi yapıldı seçiminden, ya. Seçiminden sonra, yanlış 2014'teki. Söyledim. Yanlış söyledim, 2014'teki HSYK seçiminden sonra. Hızlı adımlar atıldı ama müfettiş raporları çok zaman alıyordu. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da kendisi de müfettiş kökenlidir. Ama sonra 15 Temmuz'dan sonra KHK'nın da verdiği şeyle diyelim, zaten bilinen FETÖ'cüler, 4000'e yakın FETÖ'cü ihraç edildi. Peki. Vesaire. Hani bu şeyi refleksi gösterdi. Bir diğer konu bu cihazla ilgili yine bir savcıdan ilgiliden gelen bir şey. Hı hı. Bu cihazın özelliği şuymuş. Bu cihaz GPS cihazı. Tam adını söyleyelim mi? GPS değil. Hep sabahtan beri Kılıçdaroğlu da GPS diye yanlış geldiği için. Bu Ares. Yani bu cihazla bakın bu cihaz dinlemeye takılmıyor. Uydu üzerinden haberleşme sağlıyor ve Adil Öksüz'ün yakalandıktan hemen sonra herhalde Pensilvanya'ya veya başka bir yere kendisinin işte bağlı olduğu şeye zaten biliyorsunuz oraya darbe girişimini falan hepsini onaylatıyordu. Evet. Ondan sonra mesaj atıyor yakalandım dediği şeklinde bir değerlendirme bir kanaat var savcılıkta. Ondan sonra da cihazı atıyor. Zaten Harun Biniş'in vesaire laptopunda da hard diskinde de bu tarz emarelere rastlanıyor. Yani bunların elektronik haberleşmede kullandıkları komplike cihazlar. O anlamda Sayın Kılıçdaroğlu. Bu cihazı kim getiriyor peki GPS cihazını? Yani kendileri de almış olabilir bakın.
Yani söylüyorum, devletin imkanlarıyla geçmişte aldılar idiyse FETÖ kendi operasyonu için almıştır. Ama zaten pasif dinleme cihazlarından böceklere vesaire devletin imkanlarını zaten kullanarak emniyet istihbaratıyla ele geçiriyorlar. Oradaki dinlemelerle ilgili her cihazları. Her şey onların elindeydi. Gerçekten noktaya, Nedim'in söylediği çok doğru. Yani o akşam bombalayanları F-16'yı nereden buldun der gibi aynen, bir soru. Aynen. Evet, yani. Mete Yarar'a gelmeden bir şey daha ekleyeyim. Alalım. Adil Öksüz noktasında sonra belki söz gelmez. Adil Öksüz noktasında kesinlikle Adil Öksüz'ün yakalanması elbette önemli ama bu kişinin böyle çok tırnak içinde çok gizemli hale getirilmesinin, hani bir şey olur ondan sonra Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım yakalanamadı, öldürüldü kuvvetle muhtemel. Ondan sonra ama böyle sembolleşti ya. Yani. İnşallah yakalanır. Yakalanmasının çok önemli sonuçları olacaktır ama FETÖ'nün darbe girişimi olduğu zaten iddianamede de net. Çok kısa söyleyeyim. FETÖ'nün üyesi hani olduğu. Değersizleştirmez ama çok şey katar. Tabii yani. Ki. Tabii ki. Yani şayet konuşursa ama yine her zaman olduğu gibi sorgulama klasik şeyde. İşte inkara vesaire gitme veya takiye yapma şeyi var. FETÖ PYD üyesi olduğu kesin. İddianame neden söylüyorum. Biz Kemalettin Özdemir'le yayını sizle beraber yapmıştık değil mi? Evet. Yani evet. Onu o yayında işte bir başka kanalda yapmıştık. Hayır. İki tane deneyimli polis muhabiri. İşte ben de en azından bu sektörde artık epey bir soru sorduk. Siz de sordunuz. İki hukukçu ama Kemalettin Özdemir'i ne kadar konuşturduk. Devlet nasıl konuşturuyor bilmiyorum vallahi. Yani evet. Konuşturmuştuk. Şimdi Kemal Batmaz'ın ne zor yayındı. Konuşmuyordu. Konuşmadı değil mi? Ama etkili de bir yayındı. Evet. Soruları sorduk en azından. Soruları sorduk. Burada da onu yapıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Hemen, Kemal Batmaz'ın FETÖ üyesi olduğu da zaten sabit. Diğer Nedim'in beş parmağın dördü dediği bütün imamların zaten FETÖ üyesi olduğu sabit. Amerika'ya gidip bu darbe girişimin onaylatıldığı iddianameden söylüyorum sabit. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. İtirafçı olanların itirafları var. En son darbeyi yöneten üst aklın, üst rütbeli personelin FETÖ PYD üyesi olduğu yönünde. PDY üyesi, PYD. Bir harf değişince örgüt değişiyor. Evet. Vesaire. Son olarak, son cümleyle şunu söyleyeyim. 15 Temmuz 2016 tarihinde iddianameden gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin FETÖ paralel devlet yapılanması silahlı terör örgütünün bu örgütün gerçekleştirdiği anlaşılmıştır diyor. Dolayısıyla ek bir kanıta hakikaten gerek yok. Her şey çok sabit. Peki. Şimdi Baylok meselesi Baylok meselesi niye önemli? Baylok niye meselesi çok önemli? Şimdi Baylok'ta şöyle bir yanılgı var. Başlangıç itibariyle söyleyelim. Baylok Mart'tan sonra kullanılan bir sistem değil. Evet. Mart'ta kapatılıyor. Bitiyor. Yani darbe, şimdi herkes şöyle zannediliyor. Baylok darbede kullanıldı. Ve darbe için, darbeyi çözmek için Baylok'u kullanmak gerekiyor. Anlaşılan bir böyle bir mantık var. Öyle bir şey yok. Darbede WhatsApp var zaten o gece. Hayır, WhatsApp var, Eagle var. Eagle var. Asıl şey darbe yok. Eagle'da zaten. Baylok'ta yok. Bakın Baylok'un şu anda kullanılması, mahkemelere sunulmasındaki önemli veri ne biliyor musunuz? Örgüt bağlantısı anlamında Baylok şu anda önemli. Yani şahsın, darbeci olsun veya olmasın, başka bir tarafı da var, örgütle bağlantısını bulmak adına kullanılıyor. Demin sorduğunuz soru şuydu ya, bu örgüde sızıp sızlamıyor sorusu. Bu örgütün elemanların kimin olup olmadığı konusu çok önemli. İstihbarat örgütlerinin kullandığı bir taktiği kullanıyorlar. Zaten gerçekten söylüyorum, bu örgüt klasik anlamda bir örgüt değil. Kendisi de istihbarat örgütü. Kendisi istihbarat örgütü. Evet. Bakın kompartmantasyon dediğimiz bir şey vardır. Bir grup çöktüğünde diğer grubu yakalanmaması için bir grubun faaliyeti diğer grup tarafından saklanır, bilinmez. Elemanlar tarafından bilinir, diğerleri onu bilmez. Aralarında hiçbir yatay geçiş yoktur, bağlantı yoktur. Tamam mı? Bu sistem zaten kendi içinde kurulmuş durumda. Baylok'u, Milli İstihbarat Teşkilatı birkaç tane sorguya aldıkları personelde buluyorlar. Ama giremiyorlar. Niye? Çünkü hepsinin bir şifresi var. Baylok'un tam olarak ne zaman buluyorlardı? Yani tarihini hatırlamıyorum. Tam çözüldüğü tarih. Ben operasyonu başladığım tarihi söyleyeyim. Aralık 2014. Ben size tarih Aralık'ta girmeye başlıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ta başlıyor. Aralık operasyon. 24 Aralık ama 2015-2014 mi onda? Şeyde başlıyor. 2015'te başlıyor. 2015 evet. 2015'te başlıyor. Niye çok önemli? Örgüte sızamıyorsunuz. Bir, bütün istihbarat elemanları içinde adamlar var. Adamı sızdırdığınızda adamın deşifre olması bir defa şeysiz, imkansız. Mukadder. Anında adamı yakalayacaklar. Başka bir şey daha var. Örgütün bir grubuna sızmanız bir şey ifade etmiyor ki. Diğer grup öbürünü tanımıyor. Hepsini Fethullah Gülen biliyor. Terör örgütü lideri biliyor. Birçok şeyi katmanı. Artık o bile tamamını bilmez. Üst katman dediğimiz o tepedeki karar verici merciye gelmesi için de bir adamın yıllar geçmesi gerekiyor. Şimdi bir örgüte sızmak için bu kadar beklenemeyeceğine göre bu sefer deniyor ki bu Baylok sistemi üzerinden biz bunu çözebiliriz. Bir karar alınıyor.
Bu kararın içerisinde çok az kişinin bildiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bildiği, Hakan Fidan'ın bildiği bir operasyon planlanıyor. Baylok'un bunların sistemi olduğu ve şifreli bir şekilde mesajlaşma sistemi olduğunu anlıyorlar. Bu sefer şuna karar veriyorlar. Hiç kimsenin haberi olmayacağı şekilde bir grup kuruluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın binasında çalışmayan bir ekip kuruluyor. Ve bu ekip çalışmaya başlıyor. İlk sızdıkları tarih dediği gibi Aralık ayında sızmaya başlıyorlar. Ve server'dan her gün hissedilmeyecek kadar bilgi çekmeye başlıyorlar. Parça parça bilgi alıyorlar içerisinden. Sistemden girildiği anlaşılmasın diye. Mart'ın ortasına kadar bunlar çekiliyor. İlk çekilen bütün bilgilerde bu adamların isim sesi ortaya çıkıyor. O arada şöyle bir şey de söyleniyor. Bu kul yapımıdır deniyor. Dolayısıyla sizin o teknik ekibe, yani Milli İstihbarat Teşkilatı içindeki teknik ekibe, bu kul yapımıdır. Sizin de bunu çökertmemeniz, bunu açmamanız kilidi. Yani onlar bu kadar zeki ise siz daha zekisiniz, siz de yaparsınız şeklinde bir teşvik veriliyor. Ve gerçekten çok uğraşıyorlar. Bakın hani sızma girişimi örgütün içinden olamayacağı için kullandıkları sistem üzerinden yapmaya çalışıyorlar. İşte şeyi böyle dolanıyorlar. Anladım. Örgüte sızmayı. O yüzden Baylok çok önemli. Peki. Baylok bugün Baylok kullanılan kısmı da isterseniz Ferhat anlasın. Hangi ona sistemle... Zaman neden biliyor musun? Çok hayır, çok, şunu söylemeden anlaşılmayacak çünkü. Bugün Baylok'la ilgili tutuklama yapıldığını falan konuşuluyor ya. Evet. Yapıp yapılmadığını bence sorun Ferhat'a. Neden peki? Onun yanıtını alayım mı? Baylok tutuklaması mı? Evet. Evet, yani üçlü bir sistem var orada. Çok kullananlar, az kullananlar, evet, hiç kullanılmayanlar. Ha, bunu söylemezsek anlaşılmıyor çünkü. Evet, peki onu zaten daha önceki yayınlarda anlattık. Soru şu, son soru şu olsun dedim Şener. Yine Kemal Bey, darbe girişiminin siyasi ayağı olduğu iddiasıyla ilgili. İktidarda 120-180 baylokçu var dedi. AK Parti içinde olduğunu mu düşünüyor Sayın Kılıçdaroğlu? Ne dersiniz? 120-180 ciddi bir rakam, inandırıcı mı? Daha önce 4 bakan ve 80 milletvekili var demişti Baylokçu. Açıklasın AKP, açıklamazlarsa ben açıklayacağım demişti. Bir listeden evet. Bahsetmişti. Ben Kılıçdaroğlu'na inanıyorum. Yani açıkla diyorum ki tamam AKP saklıyor. 4 bakan var, 80 milletvekili var. Bana lütfen yayından sonra listeyi göndersin, ben yayınlayacağım. Gönderdi mi sana bir liste? Gönderiyorum ben. Bunu daha önce sosyal medyadan da söyledim. Yani dedim ki tamam kabul ediyorum yani AKP tabii ki saklayacak. Baylokçu varsa saklayacak. Kimde Baylok varsa elbette bende yok diyecek. Kabul ediyorum AKP de saklıyor. Ben hatta diyelim ki en absürt isimler olsun. Hiç ellemeden olduğu gibi. Nerede isterse orada yayınlayacağım yani. Çıksın bu yayında ama mesela şu anda manipülasyon... bana şu anda bu yayında göndersin. Ben bu yayında siz isteseniz de istemeseniz de ben bu listeyi okuyacağım burada. Ama FETÖ orayı da manipüle edebilir biliyorsun. Hiç fark etmez. Bakın bir listesi bir olsun. Şerh bakın, düşerek, bir şerh düşerek. Bir şerh düşerek. Var orada da çok bir listesi. Yalan yanlış siyasi bir listesi. Ayağı. Bir listesi olsun gönder. Bakın var diyen kendisi, açıklayacağım diyen kendisi ama açıklamayan kendisi. Ben kontrollü darbe gibi. Şöyle diyebilir. Kontrollü darbe gibi yani. Diyebilir miyiz? Kendisi AK Parti'yi yıpratmak gelmiş için aslında FETÖ'nün kendisi de niçin sızdırmıyor? Yani AK Parti'yi yıpratmak gerçekse böyle bir liste FETÖ'nün, varsa. Şimdi, FETÖ'nün her şeyi kara propaganda şimdi, olduğu için bakın, sızdırsa bile zaten kendi listesi. Baylo en iyi onlar bilir. Buna eyvallah ama şöyle yani, ama sızdırırsa ay, ama da çok inanmamak lazım. Şimdi, oraya manipülasyon katarlar. Kılıçdaroğlu'na bir ihbar da gelmiş olabilir. Demişti ki 4 bakan 80 milletvekili var. Merak etmeyin. Siz bunu söyleyin denmiştir. Çünkü bu Adil Öksüz'ün MİT'çi olduğuna dair sahte belge de CHP'ye gönderildi. Aynen. CHP üst yönetimine gönderildi. Bir ihbar mektubuyla beraber o yurtsever MİT'çi 80 vekili olsa 50 kere ayrılır da ayrı parti kurardı. Kaç söyle, şeyle grupla yani bakın, düşünün. Ben varsa bunu yayınlayacağım. Kılıçdaroğlu'nun bütün bunları bir tarafa bırakalım. Tamam bir böyle bir düşünceyi ortaya attı falan. Net bildiği bir şey var. Bakın bunları bilmiyor diyelim. Belki kendisine söylenen başlıklar itibariyle konuşuyor. Ama çok net bildiğimiz bir konu var. O da nedir? Deniz Baykal'ın kasetiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Tayyip Erdoğan bir kaset izlerken görüntülerini çekmişler, bana bunu izlettiler dedi. Neydi o görüntüler? Deniz Baykal'la, Deniz Baykal'ın o meşhur kasetiyle ilgili. Erdoğan da bunu izliyormuş. O izlerken de çekmişler ve bu görüntüleri de Kılıçdaroğlu'na izletmişler. Ben kaç defa yazı yazdım. Televizyonlarda da söyledim. Dedim ki bakın bu komployu çözmenin yolu diyelim ki AKP hatta Tayyip Erdoğan izlediği görüntülerle ilgili bize yalan söylüyor. Gerçeği söylemiyor. Peki. Gizliyor. Bakın gizliyor. Tamam kabul ediyorum. O zaman siz bize bu görüntüleri kim izlettiyse söyleyin ki biz onu bulalım.
Görüntülere ulaşalım. Kimin doğru söyleyip söylemediğini oraya doğru gidelim. Peki burada isim veriyor musunuz? Savcılık dahi çağırıyor, gidip isim vermiyorlar. Dolayısıyla bakın burada da FETÖ'nün oyununa geliyorlar sizin maalesef. Sizin kanaatiniz ne? Peki FETÖ'nün siyasi ayağı hala işte partiler içerisinde uzantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ya vardır tabii. Hala çözülecek baylok şeyleri vardır. AKP içinde de vardır. Ben bütün partileri söylüyorum. Mutlaka vardır. Var. Bütün partilere sızmıştır. Çünkü boş bırakmaz. Bakın Kılıçdaroğlu'nun yanına danışmanına kadar sokmuşlar adamını. Peki. Bu AKP'de de vardır. Ama bakın AKP gizliyor. Kabul ediyorum, iktidar her bütün gücüyle, medyasıyla bunu saklıyor. Hadi gelin ben Nedim Şener olarak bunu sosyal medyadan, medyadan ilk çıktığım programda listesini açıklayacağım. Peki Nedim Şener, programımızı fazlasıyla açtık. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Akıncı Üssü iddianamesindeki bazı ilginç detayları konuşamadık. Neden öyle bir bilgi var da açıklamıyor Kemal Bey? İktidarın açıklamasını bekliyoruz diyor. Ben CHP yöneticileri yaptığım yayınlarda. Biz bunu açıklayacağız. Ama işte bir iddia İktidar ortaya atıp açıklamalı. Bir şey onlardan bekliyoruz bakın, diyor. Kontrollü bakın, darbe söylemi gibi bir şey oluyor. Her şeyin de bir... AKP yalan söylüyor diyoruz. Bakın, İzninizle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay her şeyin bir zamanı var dedi. Benim yayında hatta. Her şeyin zamanı olduğu kanaatindeler. Her şeyin zamanı dediğiniz şeyin açıklaması. Öyle olmaz. Evet. FETÖ ile ilgili. Bunu bilemiyorum tabii, hep birlikte göreceğiz. FETÖ ile ilgili her şeyi milletin varsa yani öğrenmesi gerekir. Öyle bir şey olmaz. Bu cihazın adı da bu arada ZT 4C LTE olarak marka, geçiyormuş. Markasının ismi gibi bir şey. Evet, evet, bu cihaz şeyi atmış, yani tuvalete atmış cihazı. Evet. Cihazla haberleşiyormuş. Çok ciddi bir cihazmış ve Amerika dışından alınması pek mümkün değil diyorlar. 50 sefer Amerika'ya gitti zaten Adil Öksüz. Birini de getirmiştir. Ne olacak? Peki daha konuşacak çok başlık, çok soru var. Görünün o ki yani yıllarca da konuşacağız, tartışacağız. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, gazeteciler Ferhat Ünlü ve Nedim Şener konuklarımdı. Çok sağ olun geldiğiniz için, değerli katkılarınız için. İyi geceler. Siyasi ve hukuki sonuçları. Yargılanma hakkında gözünüzü tutmak lazım. Burada netli bir başarılı bir durum var. Terörün nereden gelirse gelsin, hepsine karşı.